YouTube'cum, bu videoyu ana kanalımıza, yani Spilku'ya atıyorum. İnşallah Show TV'den herhangi bir telif, ne olur. Yani sezon finali bu. Yekpare bütün bölümü atıyorum yani, ne olur. Lütfen YouTube'cum bu sefer... Ya Show TV bu seferlik bizi mazur gör ya. Bu çocuklar sınavdan çıkanlar Amenna. var. Uzayşacım iyi ki varsın. Sınavdan çıkanlar var. Gelecek kaygısı yaşa. Birazcık kafayı dağıtsınlar. Hani yaz ya hani. Hani summer party ya hani. Dolayısıyla arkadaşlar please bro. Please bro. Buradan Mandalina'ya da selamlar. Please yani. Bu seferlik telif atmasana ama bir seferlik ya. Ya bir seferlik ya. YouTube'cum Amenna. aşağıdaki açıklamadaki kick linkinden yayınlarımıza katılabilirsiniz. Cansu iyi ki varsın. Arkadaşlar bu yaz aşk yeniden, dünya güzellerim tatilde, ondan sonra muhteşem yüzyıl, başka ne vardı, şey kısmetse olur, efsanevi bir yaz bizi bekliyor. 2024-2025 sezonunu şimdiden açtık. Kızılcık Şerbeti'nin Amenna. 3. sezonuyla ilgili beklentilerimiz var. Bahar'ın 2. sezonuyla ilgili beklentilerimiz var ki Bahar'ın sezon finalini bu çarşamba izleyeceğiz. Kaçmaz diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yayınlara gelin diyorum. Bir de like atarsınız. Bir de yorum yaparsınız. Çok sevinirim. Öptüm. Kip. Bay. Bismillah. Ver coşkuyu. Dilara'ma iyi ki varsın. Verdim coşkuyu. Vallaha bastım. Vallaha bastım. Amenna. Vallaha bastım. Rosemine iyi ki varsın gülümün. Vallaha bastım chat. Vallaha bastım chat. Bu ne? Vallaha bastım chat. Allah'ım bu ne? Ay bu ne? Allah kahretmesin. Sürpriz. Allah kahretmesin. Irmak'ım 3. evimiz kutlu olsun canım benim Irmak'ım. Irmak'ım mı? Amenna. Al kendine git vallahi billahi. Abla biz bunu kaldıramayız. Allah'ım bu ne? Allah'ım bu ne? Bu ne Ninay? Sen nasıl buldun bunu? Allah. Ay çok kötü abla, tamamen tesadüf. Vallahi billahi Orkun Işıtmak polisleri çekerken görmüş ya. Şu anda pornonuzu çekiyorum, porno! Amenna. Annenle sen sonra ben söyle. İyi mi ki varsın güzelim benim, ben de sizi çok seviyorum. Bileyim. Allah bizi acıttı, tek açıklaması bu. Giren ofisinde çalışan bir çocuk var, adı Çağrı. Evet bir dakika, Çağrı mı? Gittiği mekanları gösterirken bir baktın mı? Bunlar. Ya şansı kes. Şansı kes! Şansı kes, kafayı yiyeceğim chat. Ey. Ay çok keos. Amenna. Cemile iyi ki varsın. Bunlar... Aytel'in var mı? Evet, onlar sevgili anne. Ay yo abla sevgili ama şey... ben... ex... Sus Nilay, sus. Anne, biz şimdi ne yapacağız, sen onu söyle. Bilmem. Ne yapsak vallahi billahi ya, bütün memleketi Amenna. Birbirine kalsak ne yapsak, baby girl'in kim az? Bilmiyorum. Benim oğlumun karısı olmasa ben... Ben bunu hemen kapı dışarı ederim de. Ay ben de ederim abla. Yalnız ortalık şu anda 2500'lük sezon finali bölümü izliyoruz. Ve kız bana diyor ki bizi solucan olsan sever miydin? Biz bir solucan olsak sever miydin diyor Donate'de şu anda. Yanıyor, ortalık yanıyor baby girl. Hava çok sıcak. Amenna. Ağzıma kelebek girdi. Ay. Yağmurışko. Ay. Benim çocuğum bir şey yapar. Sizin sesini biraz kısarım. Çok özür dilerim arkadaşlar. Gene okumadım chat'i. Şu belaya girer. Dur kıstım. Kıstım chat kıstım. Fatih. Kıstım. İkisini de öldürür. Ay öldürür. Vallahi billahi öldürür Fatih ikisini de. Sus. Fatokka. Nilay sus. Allah yazdıysa basın. Sus Allah aşkına. Evet. Kızıcığım teşekkür ederim. Hala görüşüyorlar mı? Ya Ömer amcam da az değilmiş. Gerçi fotoğraf da eski. Eski mi? Kim biliyor bunu başka? Kim biliyor? Kim? Hangi hükümet? Abla bir tek kendileri biliyor ya. Gecelerin seçili ya. Zülkar. Zülmükar. Sen ona niye söylüyorsun? Ama akrabası ya kuzeni. Anne ben söylemedim, beraber gördük, ne yapayım? Allah kahretsin, Allah kahretsin. Ne yapacağız abla? Nasıl etsek? Merak etme Zülkan. Abla ben olsam söyleyemezdim ya. Ben söyleyemem böyle şeyleri chat. Her kimseye bir şey demez. Ben böyle şeyleri söylemem de daha çok mesela tehdit ederek ne bileyim şantaj mantaj yaparım. Paralarını falan alırım ya. Herkesi söylemem ama söyleyemem chat. O kadarı yani gerçekten yani benim ahlakıma sığmaz. Sen de sakın ağzını açmayacaksın. Sakın kimseye bir şey söyleme. Olur nasıl mu? Yani suçak mıyız anne? Ben bunu bir sakin kafayla düşüneceğim. Bence en mantıklı şantaj mantaj yapalım ya. Vallahi bile şey falan bu böyle yüz binlerce euroluk çantalar mantaları öyle şeyler alsın bize. Sen gerçi bu manyak Allah kahretsin. Beni ifşa ettiğiniz için siz statü atladınız falan der. Bu sapık bu. Sapık. Sakın karışma. Duydun mu beni sakın. Ama hani ben gördüm. Hayır dedim sana. Hayır. Hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin. Görkem'den uzak duracaksın. Ben bu meseleyi çözeceğim. Eyvah. Ama size kötü bir haberim var. Daha da fenası. Komple bunların hayatını karartmak istiyorsanız eğer. Elimde Hacı Asude'nin ifşası var. Peki anne. Daha da ileri gitmem chat. Hacı Asude'nin ifşası. Artık son raddedeyiz yani. Kara para aklarken yakaladım. Kalk. Kalk hadi gidelim içeri.
Sakın kimseye bir şey belli etme. Evet. Benim ayağım titriyor. Ay, benim de her yerim titriyor Chat. Kalk hadi. Ay, kalk abla biliyorsun. Son sahneyi tekrar söylüyorum Chat. Yani sezon finallerinin klasiğidir hocam. Geçen sene de böyle oldu. 1.25x dediği de normal x'te. Normal x. XXX. İşte bağrınız. Görkem, kızım. Ay, herkes burada. Terliğe nasıl çıkayım? Hayırlı olsun, kendine yeni araba almışsın. Teşekkür ederim babacığım. Hoş geldin güzelim. Moralim bozuktu biraz. İyi gelir diye düşündüm. Evet. İyi geldin bari. Galiba bu birazcık hani safiyane sılayı. Aha, Cansu da 5 lira almış, pardon demiş. Eh mi? İdare eder. Sen kendi paranı harcıyorsun. İstediğin gibi, dilediğin gibi, anlıyorum ama yine de bu devirde israftan kaçınmak lazım. Değil mi? Öyle abla. Babacığım, ben kendimi şımartmaktan hoşlanıyorum. Baktım, başka yapan da yok. Fatukka. Cansu yiyici mi ki varsın? Arkadaşlar benim sesim iyi mi şu anda? Benim sesim iyi mi? Chat, benim sesim iyi mi? Benim sesim iyiymiş oğlum. Tamam, benim sesim iyi arkadaşlar. Dizinin sesini bir tık daha kıstığım zaman okey. İyi misiniz siz? İyi miyiz abla? İyiyiz. İyiyiz oğlum, yok bir şey. Ne bileyim, ikinizin de yüzü biraz şey gibi geldi de. Şey mi? Ay Chat, ben de sizi şımartayım mı arkadaşlar? Ha? Yok, iyiyiz. Bir şey yok. Kendinizi şımartıyormuşsunuz gibi düşünürsünüz belki. Bütün yaz sizi şımartacağım arkadaşlar. Hatta bütün bir sene. Bence hak ettiniz yani. Nilay bugün şirkete geldi. Evet. Olay çıkardı. Ne? Olay! Aynen öyle. Hiç şaşırmadım. Ya Menat. Önce benim odama, sonra babamın odasına daldı. Evet. Ben aile içi sorunları konuşup gidermek istedim. Abla sorun götüne korunma abla, vallahi billahi öyle normalli bir sorun değil ki bu sorunlar. Aile içi sorunlar aile içinde giderler kızım. Yeminat. Şirketi basmak ne demek? Haklısın babacığım, çok affedersin. Mustafa'mın haberi yoktu. Evet. Kimsenin yoktu, ben kendi kendime geldim. Gelme bir daha o zaman. Gelmem zaten. Abla sen ya, bu gelmez de sen nereye gideceksin acaba Fatuk? Aa, tuk tuk. Hayırlı akşamlar. Ne haber Nur Sayma? Ha? Fıskiye love. Hayırlı akşamlar kızım. Gel. Ne yaptın? Yeni manita mı yaptın gene? Nur Sema. Hı? Sen çıkarken üstünde bunlar yoktu. Hı. Ne var? Bundan da mı kavga? Ne alaka ya? Kıyafetimin başında talihsiz bir olay geldi. O yüzden ben de gittim bunları aldım işte. Kıyafetinin başında talihsiz gelen olayı tam olarak şu anda açıklayamayız. Çünkü aile yayını yapıyoruz. Şöyle söyleyelim, üstünden geçelim. Üstüne fıskiye patladı. Niye? Bir takım tatlı fıskiye. Ne oldu? Oh yeah. Önemli bir şey değil işte. Bir şeyler döküldü de. Sudur, sudur, kurur. Hangi su? A su. De gişko. Tabiri şükür şımartıyorum. 5 TL. Kendimizi şımartıyoruz. Gülüm benim. Allah kesenize bereket versin. İyi ki varsınız canlarım benim. Sizi çok seviyorum. Ben çok yorgunum. İzninizle. Özellikle de donate atınca. Chat ne oldu böyle ya? Yatabilir miyim? Ne diyor? Ben çok yorgunum. İzninizle yatabilir miyim? Tabii ki. Normal ablacığım. Gayet normal. Mesela Görkem de izninizle yatabilir miyim diye sorsaydı biz şey diye sorardık. Kimle? Görkem de yatmayı sever. Ne güzel eğlenmişsiniz. İzledik. Çok iyi. Hani Memati'ye soruyordu ya bugün ne yapacaksın diye. Memati ne diyordu? Kime? Kime? Kimle? Niye? Niçin? Neden? Neyle? Hayırlı geceler kızım. Gece. Hayırlı geceler. Gece. Evet canım benim. Ben bana? He. İyi misiniz? İyiyim kızım. İyi abla. Bombastik statü ay. Çok iyiyim. Allah'ın izniyle daha da iyi olacağım. İnşallah. 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 Ben artık izninizi rica edeyim, yatayım. Hayırlı geceler. Ay bu vallahi herkes birbirine patlıyor. Şu anda fark ettim. Ben aylardır bugünü bekliyorduk biz Chat. Tamam ben de geliyorum. Ben aylardır bugünü bekliyorduk biz. Benim bile hazır. Tamam hayatım. Ben aylardır bugünü bekliyorduk biz. Şimdi fark ettim onu ya. Anne. Ha canım. Seni gene biri mi seslendiriyor? Allah cezanı vermesin senin ya. Görkem buradayken sinirlenmesin diye konuşmadım ama. Bu Nilay artık fazla oluyor. Evet canım.
Tamam, iyi niyetle gelmiş işte kız. Uzatma sen de. Nilay'ın üstüne gidilmeyecek. Görkem'e yeteri kadar müsamaha gösterdik. Evet. Ha, öyle mi? Ben anlamadım ya. Ne yaptı bu kız size? Ne oluyoruz yani? Kızım sürpriz. Bir dayak yemediği kaldı diyeceğim. Yok, onu da yedi zaten bu evde. Eva'cığım hoş geldin güzelim benim. Çok teşekkür ediyorum balım. Ben Görkem'e elimi bile sürmedim. Sürmedi abla. Sürmedi de işte yani. Elini sürseydi zaten bunun eli statü atlardı, öyle söyleyeyim. Ben Nilay'a inanıyorum. Nefisici bir ikimaz. Ya zaten hepiniz inanıyorsunuz. Zaten görünüşe göre annem bile inanıyor. Ya siz geçen güne kadar bu... Şşş tamam, uzatma. Uzatma Fatih. Gelinler kendi aralarında çözsünler problemlerini. Evet. Her şey bitti, şimdi bu mu başladı? Vallahi uğraşamayız Fatih ya. Bu adam oturduğu yerde ceketini ilikleyen adam, gözünü seveyim ya. Adam amenna. Yukarıda bir hastalandı, dönüştü geldi. Yapma gözünü seveyim ya. Baby girl'le ikimazsın ya. Hayırlı geceler. Evet. Vallahi billahi çay kaldı. Ne yapacağız abla? Pinkito. Ha? Bu sırrı bilen sadece iki kişi kaldı abla, sırrı. Abla ben sana bir şey söyleyeyim. Biz şimdiden chat, şimdiden alkolsüz kolonyalarımızı ince ince sıkalım baba. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi şu anda arkadaşlar, şu anda bir katalogdan fırlamış gibiyiz yani. Yok artık, o kadar da değil yani. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Son güzel saatlerimiz mi bunlar abla? Ömüşüm ömüşüm, ona buna gömüşüm ya. Çimento sen de gidiyorsun abla galiba. Ha Çimento? Evet. Rüzgar'la Nursema nerede? Nursema abla aradı beni. Acil işi çıkmış. Gitmesi gerekiyormuş, gitti ama Rüzgar'ı ben de bilmiyorum. Allah Allah. Rüzgar bu ya. Canı sıkılmıştır, başka bir yerden esmek istemiştir. Hiç sorma abla. Vallahi billahi eczacı başı. Güzel ama güzel kelime şakası ha. Ha? Grokko. Green flag. Ben sizi bırakabilirim eve. Sana zahmet olmasın. Evet. Canım ne zahmeti? İyi tamam. Çimen hadi sen de bizimle gel. Doğa sen bir şey söyleyeceğim. Cannes Film Festivali'nden çıkmış gibisin şu anda biliyor musun? Şu anda bir katalogdan fırlamış gibisin. Yok şey. Biz Metehan'la bir arkadaşıma gideceğiz. Hı. O beni bırakır. Ben bırakırım. Evet. Demek ki öyle gerekiyor abla değil mi? Bunlar genç abla, demek ki öyle gerekiyor abla. Biz de yavaştan gidelim istersen. Yavaştan hayatım. Gidelim abla çünkü hızlı hayatımız kayacak birazdan. Amin. Yalnız bizim gecemiz bitmedi henüz. Nasıl? Göklerin sırrı, X Görkem'in sırrı. Nasıl, ne yapacağız? Tavla mı oynayacağız? Biz bu gece burada kalıyoruz. Yemin et. Resim sergisinde fırçalamalar. Tamam. Hadi gidelim. Gidelim o zaman biz. Kızlar bu güzel organizasyon için çok teşekkür ederim. Annemlere evet. Ben uğrarım yarın. Annem de görürüm. Giraycığım geldiğin için ayrıca sana da çok teşekkürler. Ne demek? Asıl beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağ ol. Vah eczacı başı. Vah eczacı başı. Anneciğim tekrardan iyi ki doğdun. Canımsın. Nice senelere güzel annem. Hadi. Dikkatli gidin olur mu? Tamam. Hadi tekrar mutlu yıllar. Dico, DGKO. Yani doğum günü kutlu oluyor. Görüm hepinizi. Evet. Ama bizim chattekiler de öyle. Birinin doğum günü olduğu zaman DGKO yazıyorlar. Ya Ömer. Açıyorum. Mısın? Aç bakayım yavrum benim. Allah belanı ver. Altın tavla getirmiş herif ya. Hazırım hadi aç. Ha? Ay çok heyecanlıyım. Hazırım. Var ya, mı tavla? Ya Buruşko iyi ki varsın. Şimdi tavla tavla. Gel götümü atla Ömüşko. Ya hayatım. Gidemediğimiz balayımız gibi düşün. Evet. Ama tabii bu gitmeyeceğimiz anlamına gelmez. Bu yaz seninle harika bir tatil planladım. Hadi ya nerede? Biraz daha detay alayım o zaman. Detay? Uçakla gidiyor. Tamam daha ayrıntı ver. Birkaç şehir gezeceğiz. Ama başka ayrıntı yok, sürprizi kaçırma. Gelme Nihat. Gelin lütfen. Ömer. Abla çok ihtiyacımız var ya. Çok yani bulunduğumuz yerden uzaklaşmaya çok ihtiyacımız var ya. Heyecan. Son bir tavla revanşı dönecek gibi geldi bana da. Anladım. Çok heyecanlı. Ama şimdiden gitseniz erken yani vallahi billahi ya. Ha? Erken tatil fırsatları olarak düşünün mesela. Erkenden chat yani bileti şimdiden kesmek lazım. Hadi şimdi ama erkenden gidin ya. Sektere git diyorsam sektere git hala falan diyor. Ağzını uzatıyor. Ağza bak Allah cezanı vermesin. Ömüşüm ömüşüm ona bana gömüşüm ya. Canım benim iyi ki varsın Allah keselime kesin ağzı. Amenna. Bence pıttır 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 pıttır. Arkadaşlar ben bu arada chat'e dediğim gibi bakmayacağım zaten bugün. Yani ister istemez belki arkadaşlar istemeden dahi olsa belki. Bir spoiler veriyor olabilirsiniz. Dolayısıyla ben bakmasam daha iyi olacak. Ama varlığınızı sol yanımda şu anda hissediyorum. Çünkü tam chat'in tam böyle arkadaşlar sol omzumun üzerindesiniz arkadaşlar. Ben sol tarafta varlığınızı hissediyorum. Siz akmaya devam edin. Ben bakmıyorum diye de yanlış anlamayın. Nefise bir iki varsın. Abla üstüm başım alt üst olmuşum değil mi bu? Ha? Bana verilen candan hesap sormuşum değil mi bu? Amenna.
Sözüm ona gözü bana kördü. Ay beterin beteri geldi Allah kahretsin. O daha beter ya. Kendine gel ya, ne oluyor? Kendine gel hakikaten, come to yourself ya. Siktir git sen de kariyerine bak. Bu da vallahi 3 günde bir vallahi bir love story ya. Gerizekalımın ne boktur ya. Amenna. Vallahi bıkkınlık sağ Yusuf'um, iyi ki varsın, hoş geldin canım benim. Mustafa'm yapma böyle, asma suratını. Vallahi billahi arkadaşlar, buraya bir tane kapı dürbünü gibi anasını satayım kamera takıyoruz. Abi kamera niye kapı dürbünü gibi? Alıyoruz 4K kamera takıyoruz. Bu kamera ne böyle ya? Millete de kamera beğendi. Yusuf bunu da mı beğenmedi? Yusuf, Cemil, açık Orhan. Sürekli birilerinin sana laf etmesinden çok sıkıldım Nilay. Millet de bir şey beğenmiyor anasını satayım. Vallahi billahi ya. Ne diyor? Rüzgar gerçek bir sırtlan ya. Kocasından yeni ayrılıyor. Daha bir dur vallahi billahi ya. Mustafa'm yapma böyle, asma suratını. Artık sürekli birilerinin sana laf etmesinden çok sıkıldım Nilay. Evet abla. Ya bitecek, az kaldı. Gerçekler ortaya çıkacak. Gerçekler mi? Bir şey anlayacağız. Yani görkem gerçek yüzünden bahsediyorum. Güçlü teşekkür ederim. Benim Fatih'ten hiç umudum yok. Sen bana güven. Eden bulur. Sen... Eden bulur mu? Abla ne bileyim vallahi billahi. Hangi Eden abla? Martin Eden mi? Yoksa altına Eden mi? Hani üstün başıma Mustafa altı son. Evet abla üstüne durma. Devam et. Sıcak hava, sıcak hava, sıcak. Kurban olayım. Hava kararsın biraz da. Gelme artık şirkete Nilay. Niye giriyorsun şirkete? Yok ben dersimi aldım ama tövbe gitmem. Ya suçsuz olduğumu anlatayım dedim ama lafı ağzıma tıktılar. Ya bırak, birilerine bir şey ispat etmeye çalışma artık. Zaten senin ve annenin fikri benim için önemli. Evet. Diğerleri de yaptıklarının cezalarını çekecekler. Zaten şöyle bir durum var, benim fikrim beni ilgilendirmez. Yani Kasımpaşa. Tamam, sen de yani yine de beddua etme şimdi, günah. Bad mı dua? Yok canım. Oğlum abi, good dua nasıl edelim anasadım ya, her türlü beddua. Ya beddua değil. Altıncı isteyelim. Altıncı mı? Ay abla vallahi billahi ya. Ben sana bir şey 69'a kadar yolu var o hislerine. Aşk güzel. Her adımda sıkıntı. Ne haber Sönmüş teyze? Yok. Anne. Hala şu dolandırılma meselesine takıl değilsindir umarım. Takılayım. Ama şimdi bir iki saat dizi için düşünmeyeceğim. Ne izliyorsun abla? Kızılcık şerbatı izliyorsan kafayı yersin, ben sana söyleyeyim ha. Aman iyi bari. Evet. Kim geldi? Gel. Gel de seni neşelendirecek bir şey göstereyim. Gel abla gel. Çifte kumru spor. Canım benim, Girokko yok mu, bir voleybol maçı falan, bir Melisa Vargas, bir Ebrar Karakurt ha? Tamam, beni hiçbir şey neşelendiremez. Gel abla gel, vallahi billahi iki tane last story görelim de kendimize gelelim, biliyorsunuz peki ya. Giray doğayı eve bırakıyor. Bu neşelendirir. Dedim abla vallahi, ağzıma sinek girdi. Gel. Davet ettiğin için beni teşekkür ederim. Ben de geldiğin için teşekkür ederim. O zaman yarın da sen bana gel. Yemek hazırlayayım sana, bir şey daha yeriz. Olur, çok güzel olur. Chat bir şey söyleyeceğim, bir şey yapacağım chat. Bak şimdi, bir dakika. Abla. Chat böyle mi daha... Chat böyle mi daha iyi? Yoksa arkadaşlar böyle mi daha iyi? He? Arkadaşlar. Böyle mi daha iyi? Yoksa böyle mi daha iyi? Arkadaşlar. Hangisi daha iyi? He? Hangisi? Arkadaşlar. Karanlık mı? Ama karanlıkta arkadaşlar ben birazcık hareketlerim böyle fık fıklı oluyor, söyleyeyim he. Arkadaşlar. Karanlıkta böyle hareketlerim fık fıklı oluyor. Ama amenna. Arkadaşlar böyle olunca hareketlerim biraz daha şey. Dur bakayım. Mesela tivirik bir lalacı bir iki varsın canım benim. Dur bakayım. Hareketlerim biraz daha seri. Arkadaşlar hareketlerim biraz daha seri. O zaman şöyle bir şey yapalım chat. Şöyle bir şey yapalım. Abla dur bakayım bir dakika. Netle abla. Netle. Heh. Netlesene gerizekalı. Heh. Dur bakayım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Tivirikte arkadaşlar tivirik atarken şey yaparız. Tivirik atarken ışıklı. Tivriksizken arkadaşlar ışıksız. O zaman şimdilik böyle. İyi süper. Devam. Buna gel. Yemek hazırlayayım sana bir şeyler. Kameranın ayarlarıyla değil ya. Benim odanın arkadaşlar. Oda dışarıdan da ışık aldığı için birazcık şey yapıyor. Hayırız. Yani karanlık bir oda lazım da işte. Belki siyah perde falan lazım. Benim odanın ışığı birazcık şey arkadaşlar. Yani dışarıdan ışık alsak bile değişmiyor yani. Olur. Çok. Devam edelim arkadaşlar. Şu anda böyle iyiyse eğer, böyle devam et diyorsanız arkadaşlar. Amenna. Böyle okeyiz biz diyorsanız devam. O zaman. Abdullah'cığım iyi ki varsın. Yarın da sen... Yoksa Eden Hazard mı? Bana gel. Yemek hazırlayayım sana. Bir şey daha yeriz. Tamam o zaman devam. Olur. Çok güzel olur. İyi süper. Tamam. Yarın görüşürüz o zaman. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Yani chatte spoiler veren arkadaşlar. En ufak bir spoiler veren arkadaşlar bile banlanıyor. Söyleyeyim yani bugün. Okey. Olur. Çok güzel olur. İyi süper. Tamam. Yarın... En ufak bile arkadaşlar. Yani bugün çok sağlam ban yiyebilirsiniz. Onu söyleyeyim yani arkadaşlar. Okey. Aziz Allah Celle Celaluhu. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Aa. Bizimkilere bak, baykuş gibiler. Bay mı kuş? Çok komikler gerçekten. Gördük aç. Ay.
Evet. Eve gidince de görmedik diyecekler. Süperler gerçekten. O zaman görüşürüz. Tamam peki görüşürüz. Görüşürüz canım benim. Yoruk kız senin ses tonun da birazcık Hazren'e benziyor ya. Yağmur iş görüntü varsın. Bak hani tam ondan bahsediyordum ben. Birazcık böyle Dr. Hazren gibi bir ses tonum var ha. Benziyor ha aynı vibe. Evet canım. Ben geldim. Hasta vakit iki varsa aleyküm selam. Gerçi siz biliyorsunuz ama. Aa hoş geldin. Sen mi geldin? Ay az önce camda gördüm sizi. Ya sönmüş teyze sen de sağlam dolandırıcısı. Tamam sen de dolandırıldın ama senin de bir dolandırıcı vibe'ın var yani. Bak dedim ben sana gördü diye. Gerçekçi oynuyorsun en azından. Görsünler biz meraklı bir aileyiz. Geceniz nasıl geçti? Evet abla. Lala Seher demiş ki yanlışlıkla donet gönderdim. Bu nasıl oluyor ben de ilk defa gördüm. Güzel, çok eğlendik. Annemle Ömer abi de bugün orada kalacak. Ne güzel. Çimen nerede? O da gelir birazdan. Metan bırakacaktı. Evet abla. Kirayla seni yalnız bırakmak için öyle demiştir. Akıllı kız. Aferin benim kızıma. Ya siz var ya yani. Neyse. Zeynepciğim iyi varsın. Bir şey demiyorum. Deme zaten. Ha bu arada annemler yarın sabah kahvesine gelecek. Gelsinler. Sabahların kahvesi, naber Fatih kahvesi. Nereden aklıma geldi abla nedense vallahi billahi. O zaman ben artık yatayım. Yoruldum. İyi. Gece o. Hadi iyi geceler Cemre de uyuyor. Ay, başınız ağrıtmadı değil mi? Yok canım. Uyumasını istemedik o derece öyle söyleyeyim yani. Ya menat. Teşekkür ederim. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Nasılsın Pinky teyze? Benim şeylerle oyalanmam lazım. Abla ne yapsak vallahi billahi ya. Allah'ım sen bize yardım et. Amin amin abla vallahi billahi yani sabah da olmaz şimdi ya. Ha? Bir şöyle 31 falan mı çeksem diyeceğim. Tövbe estağfurullah tamam saçma sapan konuşma gerizekalı. İzle şunu devam et ya manyak konuşuyorsun ya. Salak gerizekalı beyinsiz kadın uyamazsam diyor söylediğin lafa bak değil salak işler devam et ya. Yapayım bari. Yemek yap abla yemek yap en güzeli ya. San Sebastian falan yap manyak konuşuyorum ben sen bana bakma ya. Sen bana bakma ya. Hadi abla ya. Hadi ya. Ha yufka almıştım. Yufka var. Yufka yapalım abla. Bak, kahretmesin belaltı iptal ya. Süt var mı süt? Ha? İçtim sütü. Ne haber ulan Fatık götü. Ya saçmalıyorum abla ben sen devam et. Rica ediyorum ki üstüme gelme ya. Çok deşifreyim ya. İnanılmaz deşifreyim ya. Aa. Anne ne yapıyorsun burada gece? Abla börek. Bir öyle uyku tutmadı da bari börek yapayım dedim. Tutmaz. Ha. Sen uyku tutmayınca zikir çekersin ama. Zikir mi? Yemek yapıyorsan bir şeyleri düşünmemeye çalışıyorsun herhalde. Ne oldu? Eyvah. Yok kızım bir şey. Zikir de çektim de gene uyku tutmadı. Peki abla sen zikir çekerken aklına bir şeyler geliyor mu? Papatyacım iyi ki varsın. Sen niye kalktın gece? Odamda suyum bitmiş, onu doldurmaya geldim. İyi hadi doldur suyunu da yat bir an önce, yarın iş var. Babamla mı ilgili yoksa? Ay, Nursema, yok bir şey diyorum. Üstüme gelme kızım. Hani bak bir şey yapıp adamı delirtme. Çünkü sen durup bir şey yapıyorsun, sonra olan sana oluyor. Nursema ya böreğe yardım et ya da sus. Abla vallahi bence de ya. Vallahi çenen tutulsun abla ortalık zaten karışık vallahi billahi ya. Kimin kime kaydığı belli değil. Allah rahatlık versin. Evet canım. Çok. Ne haber Life abla? Ay, yani Life abla sen de gerçekten ben sana bir şey senin de ifşan çıkmasın ya. Evacım teşekkür ederim. Senin de sağdan soldan ifşan sıkıntın falan filan birinin anası babası danası abisi mabisi çıkma sen de Life abla ya. Kurban olacağım ya. Erasmus'u kazandı. Hayırlı olsun canım benim Evacım. Hayırlı olsun arkadaşlar güzel haberler. İnşallah herkese Allah güzel haberler alacağı anlar nasip etsin. Görkem kızım. Görkem kızım nasılsın? Burnun kapıya kısılsın. Ne haber abla? Bugün bize sabah kahvesinde eşlik eder misin? Sabahların kahvesi. Ne haber Görkem kahvesi? Abla bugün çok fazla manidar böyle laflarım var. Malum birkaç gündür tatsız olaylar yaşadık. Evet.
aramızdaki kırgınlıkları giderelim diyorum. Aramızda kalsa kazanacağız diyor. Çok iyi düşünmüşsün anneciğim. Kalırsın değil mi Görkem? Tabii. Yani eğer herkes hatalarından ders aldıysa. Hala vallahi mi? Hala statü spor ya. Şurada tipi. Dilek'in tipe bak ya. Hala statü spor ya. Neden olmasın? Heh. Aldık kızımı aldık. Hatalarımızdan aman öyle bir ders aldık ki. Evet. O kadar olur. Teşekkür ederim. Baba, eğer müsaaden olursa ben bugün şirkete biraz geç geleceğim. Sebep? Bu teknenin bakım ve onarımıyla ilgileniyorum da inşallah. Ya senin de tekne nasıl çim? Sen oğlum ta geçen sezon almıştın o tekneyi, gerizekalı. Nerede aklına geldi teknenin bakım ve onarımı ya? Bugün kullanıma hazır hale gelecek. Güzel. Abicim. Abicim manyak mısın? Nerede kullanacaksın sanki onu? Vallahi ve tekneyi karda mı yürüteceksin Mustafa? Tekneye binebiliyor muyuz artık? Tabii kızım. İstersen yarın çıkarsın. Olur tamam bakarız. Allah cezanı vermesin ya. Aklına direkt gerçekten rüzgarla gerçekten rüzgarı arkana almak geldi değil mi? Yani hani tekneye bir rüzgarı arkamıza alıp devam edeceğiz anlamında. Yanlış anlaşılma olmasın. Ha? Allah cezanı vermesin. Üstüm başım flört olmuşum. Ablacığım teşekkür ederim Sevilay'cığım. Fü Allah senin de cezanı vermesin. Vallahi billahi Sevilman. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bütün bu olayların sebebi bir, o şirketteki Haluk, iki sen. Kıvılcım Hanım iyi ki doğdunuz. Teşekkür ederim Sevilay'cığım. Tekrar doğum günün kutlu olsun bir tane. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim anneciğim. Ayrıca hediyen için çok sağ ol. Bu ne yapıyor lan? Ömüş ne yapıyor lan? Ayıcım. Tekrar doğum günün kutlu olsun. Ömüş'e bak Ömüş'e. Ömüş kendi kendine hareketler yapıyordu. Şimdiden kafayı yedi bak. Ömüş'e bak. Olsun bir tane. Teşekkür ederim anneciğim. Ayrıca hediyen için çok sağ ol. Ne yapıyorsun Ömüş şimdiden? Vallahi billahi baloncuğu nasıl çiğim ya. Sevilay'cığım. Kendi kendine bir şeyler yapıyor ya. Tekrar doğum günün kutlu olsun bir tane. Teşekkür ederim anneciğim. Ayrıca hediyen için çok sağ ol. Kendi kendine tripleniyor da ya. Aman çap. Harbiden vallahi bir NPC gibi ya. Sakızı çoban armağanı. Sönmez Hanım aslında biz buraya çok hayırlı bir iş için geldik. Ha nedir? Tavla mı oynayacağız? Hayırdır ne var? Anneciğim. Aramızda kalsın gene evleniyoruz. Tedirgin olunacak bir şey yok. Hayırlı bir iş diyor. Sizin işlerinize pek akıl sırrı ermiyor. Abla kızılcık şerbeti evreninleyiz. Burada hayırlı bir iş olur mu Allah'ını seversen ya? Kime göre hayırlı? Orası biraz muamma. Daha fazla bekletmeyelim Kıvılcım ha. Evet. Tamam. Sakın hamileyim mamileyim değil mi? Neyin var? Sürpriz. Efendim buyurun. Bu ne? Vallahi billahi seni buradan siktir ediyoruz. Sönmez teyze. Hale teyzeyle konuştum. Onun da vizesi varmış. Bu biletlerden birisi onun. Beraber gidiyorsunuz. Yeminat. Çocuklar çok teşekkür ederim. Ah sönmüş teyze. Ama sönmüş teyze buradaki bütün psikopat evreni. O yani ne derler? Bütün yobaz evreni. Bütün psikopatları falan dengede tutan bir insandı. Onun buradan gitmesi dengeleri alt üst eder. Yani üstüm başım alt üst olacak. Birden çok duygulandım. Anneanneciğim yapma böyle. Ay son zamanlarda sinirlerim çok bozuk. Ah abla, ah hepimizin abla. Bir de havalar da ısındı ya ondan herhalde fazla çekemiyoruz yani. Biliyoruz anne. O yüzden biz de yüzünüz biraz gülsün diye seyahate gönderelim dedik. Evet. Bu çok fazla Ömer çok. Çok mu fazla? Hiç de değil. Yarısını bırak o zaman yarısına da biz gidelim. Sönmüş teyze ne demek fazla ya. Vallahi ben siktir git işte manyak mısın ya bunlarla yaşanır mı ya? Bile. Teşekkür ederim. Ama vallahi şimdi yani gümbür gümbür Yunan adalarında gerçekten kendi kraş oynamak varken kurban olacağım ya. Zeynep boş geldin. Teşekkür ederim canım. Bugün herkes kafayı yedi usta. Yılların Zeynepişkosu Zeynepişkıp olmuş ya. Yılların Zeynepişkosu Zeynepişkıp olmuş ya. Bugün boku büyük yedik ya. Amenna. Bugün boku büyük yedik ya. Çok teşekkür. Yağmur Işko'ya bir tane daha yağ eklendi ya. Ya Yağmur Işko. Teşekkür ederim Ömer. Rica ederim Sönmez Hanım. Canım yavrum. Anne. Git güzelce gez, dolaş, gönlünce eyle. Abi sayenizde güzel bir yaz geçireceğim çocuklar. Hadi inşallah abla. Güzel bir yaz geçir de kışın da geri dönme ya. Yani bunun ikinci sezonunda böyle şeyler yaşadıysak, üçüncü sezonu psikolojimiz kaldırır mı hiç emin değilim Sönmüş teyze. Tatiller. Çok mersin. Aramızda kalsın. Gideceğiz bir daha da dönmeyeceğiz. Mersin. Canımın içi. Sensin aman benim canımın içi. Hadi ben kaçıyorum. Sönmüş başrol parası istediği ve verilmediği için ayrılıyormuş. İçeride ajanım var o söyledi. Benim bildiğim bu kadın diziden çıkmıyor ya. Ben şimdi hiç yüz göz olmayayım. Ama Sönmüş teyzeye de bir başrol parası verilir abla şimdi vallahi billahi ya. Sen Zülker'i tembihle sakın ağzını açmasın. Tamam mı? Tamam anne sen merak etme. Görkem nerede şimdi? Nerede? Odasındadır. Seher'e soralım. Sor. Seher. Seher gel buraya gel. Buyurun inayalım. Şey o Oros Görkem nerede? Görkem nerede? Ha? Odasında. İyi sağ ol gidebilirsin.
Sen burada dur, ben halledeceğim. Yemin et, yemin et. Abla sen halledemezsin ya. Sen onu halledebilecek halledebilecek seviyede bir insan değil o. Anne dur, ben de geleyim, saldırır falan. Hayır sen... O abla saldırır. Ya en kötü ihtimal kendine saldırır, senin üstüne alır zaten. Dur, sen sakın karışma. Ben şimdi gideceğim, konuşacağım. Onu bugün bu evden göndereceğim. Hadi inşallah. Merve Yatacığım, teşekkür ederim. Oğlum bu sönmez sizden çıktı mı ki arkadaşlar? Ben çıkmadı diye biliyorum ya. Hadi inşallah. Onu bu kapıdan ağlayarak gittiğini göreyim, Allah korusun. Şimdi rüzgar çıktı diye biliyorum. Umut gitti. Çimen gitti. Alev gitti. Bankisi. Alev'in geri dönme ihtimali de var gibi geliyor bana. Bugün bu evden göndereceğim. Eğer ölmediyse Zeynep Üçko, teşekkür ederim güzelim benim. Ay hadi inşallah. Onu bu kapıdan ağlayarak gittiğini göreyim, Allah kurban keseceğim. Hadi bismillah. Allah kurban bayramı geldi zaten, senin için de bahane olmuş olmasın. He? Abla siz bunu yani diskalifiye edemezsiniz bu evden ya. Abla bununla öyle yani birebir atamazsın ya. 1v1 atamazsın ya. Çok farklı ultileri var bunun ya. Ben iniyordum birazdan. İnme. Patlatacağım mı direkt? Ha? Ne diyeceksin? Elimde görüntüler mi var mı diyeceksin? Ne yapıyorsunuz siz? O ne? Hadi Asu da geldi artık ya. Fılını pırtını toplayıp hemen bu evden gidiyorsun. Anlayamadım. Nereye gidiyormuşum? Abla ben sana bir şey söyleyeyim. Acaba gitsen mi direkt, kabul mü etsen mesela Pinky Bavul? Ben senin ne haltlar yediğini biliyorum. Eyvah eyvah. Seni arsız, seni namussuz seni. Arsız mı namussuz? Bana bakın. Ağzınızı toplayın. Sonra çok fena olur. Ömer'le ilişkini biliyorum. Harbi mi düğün? Ne? Yok öyle bir şey. Yok mu öyle bir şey? Allah kahrubela. Allah kahrubela. Allah bence git ya. Boş ver. Statüne sıçarım şimdi vallahi senin statüne metodüne. Siktir git bence ya. Bir sönmüş teyzeyle birlikte gemiye siktir git ya. Ah o gemide sen de olsaydın. Yoksa vallahi daha çok karışacak. Ben sana bu söyleyeyim chat. Eyvah eyvah. Ben orada ömüşle öpüşmüyordum. Ben orada ömüşe statü atlatıyordum galiba diyecek galiba. Ama öyle mi manyak çünkü bu? Çünkü bu manyak. Yarancı bir iki varsın. Şimdi. Evet. Hemen bu evden gidiyorsun. Bir daha da bu kapının önünden bile geçmeyeceksin. Nerra? Susuyorsam eğer oğlum için susuyorum. 10 dakikaya. Ha? Bütün eşyalarını toplayıp gidiyorsun buradan. Abla bu ya, abla bu yemez ki, bu kimseden yiyecek bir tip değil ki ya. Öyle şantaj, tehdit, mehdit, ne bileyim fiziksel şiddet, bir de hiçbirini anlamıyor ki bu manyak. Kimin de bakacağım? Aa, Pinky'yi dövmese şimdi. Aa! Gitmiyorum. Vallahi gitmez. Opsiyonel yankılı. Gitmiyorum. Parantez içinde şüphesiz. Amenna. Zeynep'ciğim iki var. Sıkıyorsa gönder bakalım. Sıkıyorsa mı? Git. Sıkıyordur ıttı. Git, kime neyi anlatıyorsan anlat. Ha? Senden mi korkacağım ben ha? Bana göre hava hoş. Olan senin oğlunla amcasın olur. Alo! Alo bu manyak yedi köyü birbirine katar dedim bu, alo! Allah bu yemez dedim. Dedim bu yemez diye. Ne diyorsun sen be? Sen Fatih'le konuştuğun zaman karınla amcasının ilişkisi var dediğinde Fatih ne yapacak sence? Ne yapacak? Ne yapacak? Hı? O da doğru ya. O da doğru vallahi billahi ya. Kur kafada kur 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 ya. Sen ne terbiyesiz bir şeymişsin öyle. Hiç utanman yok. Yok! Yok benim utanmam falan. Sen konuş, biri hapse girsin, biri de mezara girsin. Vallahi öyle bir şey olma ihtimali çok yüksek abla. Ayrıca bizim Ömer'le ilişkimiz Fatih'le tanışmadan önceydi. Amenna. Ve çoktan bitmişti. Tamam bitti, oradan yana bir sıkıntı yok şimdi. Oradan yana bir sıkıntı yok da senin bunu öğrendikten sonra zaten bu işi iptal etmen gerekiyordu. Sen hala ilişkimiz mi diyorsun? Ya utanmaz bir şeysin sen. Ya sen bana dersin. Sen bana ders vereceğine. He. Git o bayıldığını Ömer'le konuş. Bayıldın mı? Hala benim peşimde. Tablo öyle bir şey, bu iftira vallahi iftira. Allah'tan Ömüş o sırada tavla oynuyor. Ömüş o sırada gümbür gümbür soyunmasına tavla oynuyor chat. Vallahi bile daldaşak tavla. Ömüş. Abla ben mecbur Berat'la konuşmak zorundaydım, çok özür dilerim. Utamıyorum seni, bana geri döneceksin diyor. Ya. Yalan. Yalan. İnanmıyorsan git oğluna sor. Git Fatih'e sor.
bizim evliliğimizi kurtarmak için. Hı. Fatih amcasına gittiğinde ne akıl vermiş biliyor musun? Ne vermiş abla? Ne vermiş? Git. Boşan demiş. Onun verdiği dedi, senin verdiklerini konuşmak lazım hanım. Çünkü hala bende gözü var. Gözü mü? Bu zavallı kıvılcımla da sırf bana inat olsun diye geldi. Abla yok öyle bir şey. Vallahi onunla tavlasını oynuyor ya. Tavlasını oynuyor şu anda ya. Kendince kamufle etmeye çalışıyorum. Sen beni korkutamazsın. Evet. Sakın küçücük aklınla. Küçücük mü? Beni bu evden göndermeye kalk. Olan size olur. Şimdi defol git odandan. Ay sosu abla ben dedim ama bu yemez diye bu psikopat. Defol! Yürü! Defol! Abi de! Bir de! Abi de! Abla bu nasıl edeceğiz bununla lan? Ana! Bu karı var ya size kök söktürür ben sana söyleyeyim ha! Ha bir de krize girdi! Abi de ortalığı yıkıyor! Allah kahretmesin bir de azgınlık krizi geçiriyor içeride! Amenna! Ben mi gideceğim? Arkadaşlar teşekkür ederim bu arada donetleriniz için. Ortalık çok karışık olduğu için bazen okuyamayabiliyorum kusura bakma. Okuyorum da yani. Ben gitmeyeceğim. Ben mi gideceğim? Oğlum bu manyak lan. Amen lan. Oğlum bu çok kötücü bir sosyopat lan. Hay Allah. Aa. Abla niye böyle oldu? Oğlum bunu hareketler alak sen ne yapıyorsun? Egzorsist! Egzorsist manyak statüne sıçarım senin ha! Lan şu statüsüne iş ettiğimin manyağı vallahi vampir taklidi mi yapıyor? Ne yapıyor bu salak gerizekalı? Ne yapıyorsun manyak? Azmış sipahi! Ey Allah kahremesi keşke şu rüzgarla Nursema'ya patlayan fıskiyi bunun götüne patlasaydı ve kendine gelseydi manyağın ya. Götü yanıyor ya. Anne. Anneciğim. Aa azmış avrat. Bismillahirrahmanirrahim. Allı Pinky teyze ben sana bir şey söyleyeyim. Bu kadarı size bile fazla ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yani neredeyse size bile acıdım diyeceğim biliyor musunuz hanımefendi? Rahmanirrahim. Tabii ki acımadım ayrı mevzu da yani. Neredeyse yani oralardayım neredeyse. Ya Şafi ya Kafi. Abla bence de kafi ya. Bence de kafi yeterli yani. Vallahi ya kafi. Vallahi billahi. Anneciğim ne oluyor korkutma beni. Abla çok kötü abla. Ya abla çok kötü abla. Ya sesler geldi de gelme dedin diye gelmedim. İyi ki gelmedin Nilay. He? İyi ki gelmedin. Evet. Abla gelen geldi. Gelen geldi abla. Ay. Yukarısı kalabalık şu anda. Karı üç kişilik kriz geçiriyor amenna. Yukarıda vallahi bile şık şıkırdım giymiş. Ben bir soluklanayım. Hı? Hani söylesene ne dedi? Gidiyor nasıl, mu? Nasıl yapalım? Gidiyor mu? Ne gitmesi? Geliyor. Gerizekalı. Ben bir soluklanayım. Ha? Hani söylesene ne dedi? Gidiyor mu? Ha gidiyor abla aynen. Vallahi billahi. Ne gitmesi? Amenna. Ne gitmesi abla? Bu varıncım iyi ki varsın. Şeyle birlikte gidiyor hatta. Sönmüş teyzenin aynen. Sönmüş teyzenin gemisiyle gidiyor. Manyak mısın abla? Sen kafayı mı yedin? Hepiniz gidersiniz o gitmez. Ne git? Şu anda yukarıda ben gitmem krizi geçiriyor kadın. Manyak mısın oğlum sen? Gitmesi. Beni tehdit etti. Tehdit etti beni, tehdit etti beni. Ağza alınmayacak laflar söyle. Ay, amenna. Ay, ağza alınmayacak chat. Ağza alınmayacak chat. Ne? Ağza alınmayacak zaman yolcusu. Git söyle dedi. He? Git söyle dedi. Git dedi kardeş dedi. Anne. Biri dedi mezara dedi, biri dedi anasının dedi şey ne dedi, biri dedi mezara dedi chat. Ne diyorsun sen? Allah Allah. Amenna. Biri birini öldürür dedi. Allah'ım 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 biri birini öldürür dedi. Öldürür dedi. Öldürür dedi chat. Öldürür dedi lan Seher. Selamun kavlan. Aleyküm selam fırfır. Ebu Cehil bunun yanında melek Allah'ım. Ebu Cehil mi? Halilişko. Allah kahretmesin. Blah! Ömer. Amenna. Ömer hala bunun peşindeymiş. Yok o yalan. O yalan vallahi. Simi. Muşahin. Berra geldi Kanzi. Vallahi yalan. 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 Aynen. Lan yalan söylüyor öyle bir şey yok. Annem biz ne yapacağız şimdi? Ömür şu anda tavla pullarının peşinde abla. Tavla pullarının peşinde chat.
Oldu. Aynısın lan. Harbiden ona benziyordu aynı Akılarıza Güneş. Bilmiyorum. Görkem'in geçirdiği kriz hakikaten Nazmiye'nin krizleri benziyordu ki Nazmiye geçen gün Instagram'a attığım son posta da yorum yapmış ya. Kendisiyle ilgili posta. Bilmiyorum. Kızım kafam orta yerinden çatlayacak şimdi benim. Ne demiş Amenna diye sormayın chat, söyleyemem. Burun dansçısı Görkem'i iki basın. Ne demiş diye sormayın, söyleyemem chat. Bilmiyorum. Anlatamayacağım şeyler yazmış. Bilmiyorum kızım kafam orta. Bilmiyorum. Olabilir. Orta yerinden çatlayacak şimdi benim. Olabilir. Amenna. Anne, Maybelline maskara gitti Görkem diyor. Bak Nilay. Abla biz kendimiz maskara olduk abla. Maybelline maskarayı siktir et. Biz kendimiz maskara olduk chat. Sakın onunla konuşmayacaksın. Duydun mu? He. Tek kelime etmeyeceksin, ağzını açmayacaksın. Bu kız deli. Ağız mı? Tamam mı? Senin bildiğini söylemedim ben. Sen de sakın uğraşma. Tamam okay. Annem merak et. Allah'ım ne yapacağız kızım? Başım çatlayacak, ne yapacağız? Ay, başını siktir et abla, her tarafımız çatlayacak gibi gözüküyor da neyse ya. Hava da sıcak bir de. Ben gitmem. Ben tekim. Oh öbüş ay senin libidona sıçayım ya. Şöyle iki haftalık Amenna bir... Ya baby girl'cü bir iki varsın. Şöyle kendi kafana göre iki hafta bir... ne derler? Bak cezanı verme, ismini de unuttum. Neydi lan onun ismi? Neydi o muhafazakar mı? O diğerleri... onun zıttı neydi muhafazakarın zıttı? Sekizer. Ha, şöyle iki hafta bir seküler olayım dedin. Seküler. Allah cezanı vermesin, hayatımız Amenna kaydı. İki hafta seküler oldun, hayatın kaydı. Arkadaşlar bir insan muhafazakarsa muhafazakar olsun, sekülerse seküler olsun, siktirsin gitsin öyle yaşasın. O çimen manyağı da iki hafta bir muhafazakar takıldı, bak başımıza neler geldi. Herkes kendi ideolojisini takılsın arkadaş. Dengeyi bozmayın ya. Kafana göre iki hafta seküler, sen kimsin seküler oluyorsun? Kim? Kafasına göre seküler oluyor. Amca. Sekizar. Gel Fatih. Vallahi deli olacağım ya. Abi yorumu sildim mi ona göre arayacağım diyor. Yok silmedim gülüm. Silmedim. Siz güzel eğlenmişsiniz amca. Amenna. Hayırdır eğlenmesemedik ya. Yani. Ne diyor Görkem bir araba alacak ev istatı abla hiç sorma. Siz güzel eğlenmişsiniz amca. Gece mi? Hayırdır eğlenmesemedik yani. Yok amca onun için söylemiyorum da. Mesela Giray ne ara aileye bu kadar girdi, onu merak ediyorum ben. Belanı vermesin. Senin girdiğin aileye herkesin girmesi serbest. Senin girmiş olduğun bir aileye herkesin girmesi serbest ya. Adam koskoca vallahi bile eczacı başı, şifacı başı ya. Ya ne anlatıyorsun sen Fatih? Oğlum senin, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin o götüne sürdüğün Bepantol kremler var ya, o adamcağız satıyor ya. Ne ayıp ettin amca? Ne ayıp ettim oğlum ben sana? Ne ayıp ettin oğlum? Manyak mısın ya? Manyak mı? Fatih'e bak ya. Sen benim o adamla olan gerginliğimi bildiğin halde aile pozu veriyorsun, farkında mısın? Ya senin ne gerginliğin olabilir insanlarla? Manyak mısın? Dış kapının dış manlalı kısmısın sen ya. Hay senin Musay kremlerine sıçayım ben ya. Of. Fatih sen kendinde misin? Amenna. Yani karımın doğum günde olanlarla ilgili sana hesap mı vereceğim? Bunu mu bekliyorsun benden? Ya bunu şöyle teşekkür ederim. Ya senin hiçbir şey söylemeye hakkın yok. Doğa senin için bitti artık. Geçmişte kaldı. Evet anladın, please bro. Ne bunu artık? Sen de hemen Giray'ı kabul ettin. Oğlum sen manyak mısın? Sıyırdın mı sen kafayı lan? Giray'ın özelinde... Ha? Ben gitmem. ...bir şey değil. Yani Doğa da benim kızım sayılır. Onun misafirine pek tabii saygı gösterdi. Herhalde Doğa bizim kızımız. Kızım! Senin... Ömür Çakar ben. ...karına gösterdiğim saygı gibi. Evet. Tamam. Ne diyor? Tabii saygı gösterdim. Senin karına gösterdiğim saygı gibi. Yani anasını satayım. Ömür de senin karına zamanında mesela saygısını, sevgisini hiçbir zaman... Yani... Her zaman. Hiçbir zaman. Her zaman. 800 ağır. Tamam amca neyse. Kusura bakma ben sana çıkışmak istemedim. Estağfurullah canım benim. Çıkışmıyorsun da sen bize sürekli girişiyorsun galiba. Ha? Ben sana bir girişmek istedim yalnız şu anda fatihkatokatlı.com. Ama çok da bozuldum. Benim tarzımdan onları beklerdim. Ya sen zaten ilk günden beri bozuksun. Ha? İlk günden beri bozuksun sen zaten. Vallahi ilk geldiği günden belli köylü kızı. Amenna. Ya ben taraf diyor hala ya. Taraf değilim Fatih, ben kimsenin tarafı değilim. Oğlum narsist ya, doğru söylüyorsun. Ortada taraf maraf yok, anla bunu ya. Bunu bir idrak et lütfen. Evet. Teşekkür olsun. Aa küstü. Cezanı vermesin seni. Sektör git lan manyak lan. Instagram postuna trip mi atılır salak? Salak. Allah Allah. Allah Allah da Fatık manyak abla biliyorsun ya. Ya Şafi ya Kafi abla biliyorsun ya. Yusuf. Haluk mu geliyor? Ha Yusuf. İyi. Cemil, Orhan. Günler.
Hayırlı günler Kavacım Hanım. Günü o. Haluk Bey'le ilgili bir sorun yok değil mi? Aman bir baktım ben bu Haluk Bey'den de baktım vallahi billahi. Üçüncü sezonda da seninle şip olursa hiç şaşırmam Kıvılcım abla. Hayır efendim bir sorun yok. Senin... Ki şiplemiyor da değilim yani affedersin. Sen de benim yüzümden başın ağrıdı ne olur kusura bakma. Yok efendim olur mu öyle şey? Yok ama yani benim yüzümden bir sürü şey yaşadım. Evet. Ben kendimi sorumlu hissediyorum. Haluk Bey'le ilgili bir sorun yok. Aramız iyi. Gülüm teşekkür ederim. Arada olur böyle. Tamam. Haluk Bey sana iş verirse önce onun işini hallet sonra benimkini. Evet. Olur mu? Olmaz Kıvılcım Hanım. Ben hallederim siz merak etmeyin. Yusuf benim içim rahat etmez. Önce Haluk Bey'in işini hallet sonra benimkini çözersin. Ama bu şirket de iyice lula paraka döndü affedersiniz zaten ya. Kimin girip kimin çıktığı belli değil. Aynı Görkem gibi vallahi billahi ya. Ama? Kim giriyor kim çıkıyor belli değil. Hadi abla devam et ne alakası var ya. Siz nasıl isterseniz. Peki efendim. Teşekkür ederim sağ ol. Rica ederim. Müsaadenizle. Şirketin boku çıktı ya. Bu kim? Bu da başka bir Haluk galiba. Ya alo, ne var? Ne istiyorsun benden ya? Bu ne yarıyor? Allah cezanı vermesin. Vallahi billahi başımızı ağrıtacak bu manyak gerizekalı. Ne diyor? Beni her yerden engellemiş. Allah kahretmesin. Engelle düğmesine basmasaydın onun da anısı vardı şu anda. Neyse ya. Evet. Salak herif. Salak mı? Salak herif. Salak mı? Engelliyor bir de beni. Hayatını kurtaracaktım. Salak. Abla aslında iyi bir şey yapmamış da olabilirsin lan. He? Ay keşke şey engellemese miydik. He? Ömüş. Ben de kendi lehimi çeviririm o zaman. Nasıl çevireceksin kendi lehine? Kendi lehimi. Abla bu hayatta zaten kendi statünü kendin atlayacaksın ya. Kimse sana statü atlatmaz yoksa. Ne yapıyor lan bu manyak? Gülüyor mu? Gülme krizine mi girdin? Ne yapıyorsun? Dur bakayım. Allah cezanı vermesin. Gülüyor. Neye gülüyorsun salak? Ha? Tersten statünü gerizekalı sipahi. Ha dur düze geçelim Allah kahretmesin vallahi billahi ya. Senin yüzünden baş döngüsü yaşadım ya. Baş döngüsü ya. Ha. Üzülme. Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'a var. Abla öyle de yani zalimin zulmü varsa. Amenna saddak. Amenna. Amenna. Kesinlikle amenna. Anısı var abla. Her şeyin anısı var. Her şeyin anısı var. Allah'ım yardım et. Her şeyin anısı var. Ya Şafi ya Kafi. Hamdü senalar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Psikopat. Psikopat sağ kızım sen nasılsın canım? Gel kurabiye yem mi çaklım? Anneciğim. Bir şey mi oldu? Pek keyfiniz yok gibi. Biraz başım ağrıyor benim. Why ama... social fucking pot? Why social fucking pot? Sanki 3 dakika önce kriz geçirip birbirimizi tehdit etmemişiz gibi bir de nasıl rolleniyor? Why sociopat? Ne olur. Dikkat edin kendinize. Biraz dinlenin, uzanın. Siz bize lazımsınız. Allah Allah. Değil mi? Ay, amenna ve satlakna. Neyse, ben arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Bir iki saate dönmüş olurum. Hayırlı günler. Güle güle. Nasıl edeceğiz abla bununla, ha? Nasıl edeceğiz? Bence Fatık'tan yürümek lazım. Abla bu Fatık gerizekalısı senin sözünden çıkmayan bir manyak değil miydi, ha? Anne. Zamanında anasın gül gibi gelindi. Gittin ona karşı doldurdun o siktir git Fatık'ı doldur o zaman şimdi. Gerizekalı bir taktik uygula. Allah cezanı ver. Denizin çünkü yılanı sarıldık şu anda. Vallahi Pinky'den medet umuyoruz ya. Allah aşkına bunun yaptıkları yanında kar mı kalacak? Pinky'den medet umuyoruz. Zamanında doldurmuyor muydun bu pezevengiye sapı doğaya karşı? Siktir git buna karşı doldur şimdi. Dolduramıyor ki. Dolduramıyor ki şu anda Fatık'ın beyni tamamen Görkem'in elinde. Ha? Allah cezanı vermesin. Kukla gibi bir pezemeksin sen Fatık ya. Bütün vallahi billahi her şeyin müsebbibi sensin biliyor musun? Gene uyuz oldum sana. Ben bir şey düşüneceğim. Öyle bir anda ortaya atamam ki kızım. Oğlum söz konusu. Evet. Ne diyeyim yani şimdi? Ay senin karın ay tövbe tövbe. Ay senin karın amca şey amca. Tövbe tövbe. Ay senin karın am. Ne diyeyim yani şimdi? Ay senin karın ay tövbe tövbe. Ay tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah. Tövbe. Amenna diyelim abla amenna diyelim yoksa vallahi hayatımız karışacak. Tövbe yarabbim söylemeyi. Hayatımız karışacak söylenmiyor. Dilim bile varmıyor. Abi. Doğru diyorsun.
Fatih Ömer amcamı öldürür, alnının çatısından vurur hem de. Alnının çatısı mı? Allah kahretmesin, aramızda kalsın çatısı. Nerede bunun katısı? Ay Nilay, bir kolonya getirin bana. Alkolsüz kolonya. Çabuk. Zamanı geldi Chet, eller uzatılsın Chet. Chet eller uzatılsın, çabuk. Çabuk abla, biliyorsun, Allah kahretmesin. Kokulu öpücük abla. Zülkar! Tersten aşkı memnun ya, tersten aşkı memnun. Zülkar! Koş! Bismillah, annem! Zülkar, çabuk kolonya getir. Sarımsak, soğan, ayıltacak ne varsa ben getir, koş. Sarımsak mı? Ayıltsınlar beni. İnince ayıltsınlar. Sarımsak ne oğlum? Şey, vampir mi lan bu karı? Manyak mısın? Ne sarımsağı, ne soğanı? Allah'ını seversen lahmacun mu yiyeceğiz burada ya? Ay Allah. Allah'ım, neler geldi başımıza. Zülkar şey, rokaterim, şey, brokoli falan getir, brokoli. Ha, manyak mısın abla? Ayşem iyi ki varsın. Zülkar koş. Ablalarla ne işin var abla? Bugün dışarı çıkılır mı ya? Bugün dışarı çıkılır mı Chet? Annem. Biz yıllardır bu anı bekliyorduk. 3 yıldır daha Kızılcık Şerbeti yayınlanmadan bu yayını bekliyorduk ya. Dök ya. Dök abla, dök. Dök. Ay. Dök. Chet, Cemre 205, Malinma. Dök. Elif Naz. Anneciğim yapma böyle. Ah. Ay Allah'ım, Allah. Hale, ben bu arada Çeşme'den iş aldım ya. Yazın oradayım, söylemeyi unuttum sana. Hangi Çeşme'den lan, hayratçı? Çok iyi haber bu. Vallahi sen de aldın başına gidiyorsun ha. Gidiyorsun ha, organizatör. Bilen aşk olsun. İyi oldu vallahi ya. Bütün yaz oradayım işte. İyi yapmışsın, iyi. İşler için çok gerekirse bizimkilerden yardım isterim. Gerekmez bence bu saatten sonra. Mr. Hop, seni tanımak güzeldi diyeceğim de. O son üstüm başım alt üst olmuşumdan sonra seni çok kaldıramadım. Sen de çok malzeme verdin usta bize ya. Açıktan deterjan olsun. Kapalıdan tranchet olsun. 50 liralık Range Rover'lar olsun. Muhafazakar aileye midye getirmeler, bira getirmeler olsun. Çok enteresan bir çardın ya. Bence Türk televizyon tarihinin unutulmaz çarlarından biriydin ya. Sen daha neyin çalışması ya karnın burnunda? Benim, hoş geldin bu arada. Devam edecek böyle. Amenna. Doğru. Çok malzeme verdi Chet bence yani. Gene bile bence underrated olduğunu düşünüyorum ya. Söylüyorsun ya. Kocamın karısıyım, iyi ki varsın güzelim benim. Son bir ay. Zaman ne kadar hızlı geçiyor, şaka gibi. Hayır, o değil de. Senin göbek benim karpuz yiyince çıkan göbeğe benziyor sen. Göbek mi? Salak salak konuşuyor. İşte bu patavatsızlıklarımla seni hatırlayacağız ya. İşte seni bu gerizekalı patavatsızlıklarımla hatırlayacağız, beyinsiz. Ne kadar hızlı geçiyor, şaka gibi. Ünlü de olsan Chet, vallahi bile beyinsiz yapacak bir şey yok. Hayır, o değil de. Senin göbek benim karpuz yiyince çıkan göbeğe benziyor. Sen kilo mu aldın, hamile misin, ben anlamadım ki. Hailey Bieber 1, ben 2 canım. E hadi bak. Hailey Bieber mı? Hailey Bieber de hastalanmış galiba abla. Allah yani şifa versin inşallah. Bakalım. Ya Şafi. Çıkıyorum. Bir menajerle buluşacağım. Tamam. Hailey Bieber değildi, pardon, o başka biriydi lan. Hailey Bieber değil. Yok, başka biri. O neydi? Halsey Bieber miydi? Neydi o? Hemen mi gideceksin? Hailey Bieber değil ya. Çeksin peki. O başka. Ha, Halsey. Yok, hemen gitmem ya. Bir konuşacağız önce, bir plan program yaparız. Zaten gitmeden ararım seni ya. Hailey Bieber hamile, doğru. Hale su diyen var, Allah kahretmesin. Devam edelim abla. Çok üstünde durmayalım bazı şeyler. Chet, şimdi bu ışığı açma mı diyorsun ya usta? Ha? Ama güzel oluyor lan Chet, birazcık da ışıklı yapma. Işıklı yapalım Chet. Ama yok lan, ne fark ediyor? Ulan ışık aldık gene fark etmedi. Benim odada sıkıntı var ya Chet. Ha? Işık aldık, benim odada sıkıntı var. Hiç almasaydı keşke ışığı ya. Neyse, devam edelim Chet. Kendine iyi bak Rockstar. Ama yok, ışık şey, geceleri iyi oluyor Chet ya. Geceleri burası çok karanlık oluyor çünkü ben açıyorum ya. Kızım. Şey, kitap okuyorum burada Chet. Bu arkadaki pavyon ışıklarıyla olmuyor. Görüşeceğiz burada. Kaslı. Arkadaşlar, ben en iyisi ne yapacağım biliyor musun? Hazaliko'nun dediği gibi komple evi değişmek lazım. Komple evi değişmek lazım artık. Allah nasip eder inşallah. Chet, bol bol dua edin ya. Chet, bol bol donate edin ya. Dua edin ya. Arkadaşlar, vallahi billahi pasmanika. Bay bay. Görüşürüz. Arkadaşlar, ellerinizi şöyle semaya açıp arkadaşlar şu şekilde ellerinizi sefayı şöyle arkadaşlar semaya açıp şu şekilde arkadaşlar bir hareket yaparsanız inşallah çok güzel olur ya. Devam edin. Sema kim diye soran var. Ve bunu soran da moderatör. Allah kahretmesin ya. Allah'ım ya Rabbi ya, Sema konuşmacı. Efendim canım. Nasılsın canım? İyiyim, ofisteyim, çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de aynı. Gitti mi şimdi Mr. Hope'u bir daha görmeyecek miyiz abla? Gitti mi Çeşme'ye? Üzücü. Vallahi billahi. Hayatımızdan birinin çıkması ister istemez üzücü. Yani hayatımızdan çıkması gereken daha böyle değersiz isimler varken enteresan geldi. İşin çok mu? Şeyde bizim evde buluşalım mı? Allah cezanı vermesin. Yo, işin çok değil de. Ne oldu, bir şey mi oldu? Ne oldu Zamazingo? Gelince görürsün. İyi, tamam, çıkarım ben birazdan. Tamam canım, hoşça kal. Bay bay. Canım mı dedi o?
Gel. Gel. Gerizekalı beyazsız kendine çay doldurup gitti. Abdullah Bey, hepsi evet. Tamam. Hepsini söylediğim gibi yaptınız mı? Evet. Bizzat kendim bilgilendim efendim. Tamam yani. Evet. Ne yaptın? Organizasyon mu? Eline sağlık, teşekkür ederim. Afiyet. Rica ederim, müsaadenizle. Arkadaki de Azerbaycan'dan geldi chat bu arada. Buradan Azerbaycan'a selamlar. Evet. Ya sen ne olur, şu an ne olur kafandan flörtöz şeyler geçiyor olmasın rica ederim ya. Nurse M. Oh. Ha? Başka şeyler düşün, ne bileyim iş güç, kariyer, cazibe Yahşi. Ha? Ne? Vatikan'la bir de aynı odada mı çalışıyoruz gerçi ya? Vatikan'la aynı odada çalışırken insanın aklı işe de gitmez ya. Evet. Rüstem abla. Ne haber abla? İyi. Şirket iyice sütçü olur, rezidansa döndü anı satıp. Misin? Ha iyi Metehan, ne oldu ki? Ha? Bilmem onu sen söyleyeceksin. Dalgınsın yine. Ha. Dalmadın. Öyle miyim? Öylesin abla. Değil misin? Rüstem abla. Biliyorum biz hiç yakın olamadık. Evet. Yani ben erkek olduğum için samimiyet kurmamızı istemediler, anlıyorum. Erko mu? Ama değiştik be abla. Ha? Öyle abla artık yani. Öyle sekilerle takıla takıla vallahi kendimize geldik artık ya. Olması gereken yani. Ne alakası var oğlum, o kadar mıydı yani sanki? Hepimiz değiştik. Doğru diyorsun. Yani benim burada çalışıyor olmam bile büyük bir değişim. Aynen öyle. Hı? O yüzden beni erkek kuzenin gibi değil de yakın evet. Bir arkadaşın olarak gör. Yani ben öyle isterim. Ne istersen anlatabilirsin bana. Oğlum dizide kimin eli kimin cebinde belli değil. İnsan erkek kuzeniyle görüşmesi mi yasaklı? Manyak manyak konuşmayın şimdi. Benim sinirlerimi bozmayın Rosamina. Bayramda hiç de aynı. Heh aynısı vallahi billahi. Yani biz Çimen'le öyleyiz mesela. Kuzen hiç kopmayalım olur mu kuzen? Haftaya bir diğer kuzenleri de çağıralım. Hep beraber gerçekten Silivri Semit Kum tarafına gidelim abla. Ha? Oranın denizi güzel diyorlar. Metehan bana yardım eder misin? Ne konu bakımında? Matikan kendine yardım etsin önce, Allah kahretmesin. Ne abla? Şu sistemi bir türlü çözemedim. Ya sen neyi çözebildin ki? Sistem dediğin sudoku oynuyor manyak. Allah cezanı vermesin. Gel. Gel başım belası. Ne oldu yine? Ay siz çalışıyordunuz değil mi? Ya ne çalışması abla? Sence burada çalışmak... Burada çalışmak haram. Bu şirkette akrabaların çalışması haram abla. Gel buraya. Ben böldüm, kusura bakmayın. Yok yok, ne demek? Sen gel. Kıvılcım Hanım odasında mı? Evet odasında. Tamam hadi siz çalışın, ben bir ona uğrayacağım. En güzel abla siz de yani anasını satayım. Sizin ikinizin aklı bir akıl etmiyor ya usta. Peki. Sağ ol. Ha, Matikan Çimen gerizekalısı. Biz en iyisi gidelim Kıvılcım'la dertleşelim abla. Bunlar ne anlar abla Allah'ını seversen. Şuna bir bakar mısın ya? Ne demek? Siz de kendinden 75 yaş büyük biriyle evlenmeye kalktılar ya. Yanlış. Bir tanesi evlendi de. Yapmışsın tabloyu çünkü. Gel gel. Gel. Müsait misiniz? Gelebilir miyim? Müsaitim Nursema. Geç lütfen. Evet. Gel, hoş geldin. Nasılsın canım? Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim canım. Çalışmaca işte. Sağ olun. Sen nasılsınız? Ha? İyiyim. Bir şey mi oldu? Ben... Sizden bir akıl almak için geldim de. Evet abla, vallahi billahi ya. Şey Kıvılcım abla, çocuk beni her yerden engellemiş ama bana aşıktır değil mi kanka? Kanka eğer aşıksa vallahi mesaj atacağım kanka. Ya gerçekten şirkette koskoca idealist kadınla böyle şeyler konuşmayacaksın değil mi? Nurse M. Ooo! Tabii. Konuyu siz az çok biliyorsunuz. Konu ince işler. Zaten hiç kalın işler konuşmuyoruz. Hiç kalın işler konuşmuyoruz, hep ince işler. He? Anladım. Rüzgar. Biliyorsun sen de ince ince. Bir tek de siz bildiğiniz için. Nursema bu kadar utanıp sıkılmana gerek yok. Valla bence bu utanıp sıkılmamıza gerek var artık. Üç günde bir lav konuşuyoruz anasını satayım yeter ya. Yani bu çok güzel bir şey. Yani ben çok alışkın değilim ya. Ha. Alışkın mı değilsin? Sen. Herkesten ve her şeyden önce burada senin ne istediğin önemli. Yani benim isteklerim. Evet. Mantığıma ve aileme ters ama. Kalbine ters mi? Ya abla sen de yani ailenin ideolojisine ters nerede kim varsa oğlum gidip nerede red flag var onları buluyorsun sen de affedersin ya. Ha? En bulduğun en green flagler bile yani yeşil bayrak. Bütün yeşil bayraklar bile bir zaman sonra kırmızı bayrak çıkıyor ki benim bu şive nereden geldi onu anlamadım. Devam edin oğlum. Kalp yanılır. Kalbine sıçayım abla yani mis gibi sana getirdik orada Yusuf bir tane. Hikmet bulmuştu Hikmet abi. Hikmet abla. Öyle değil mi? Yusuf iyiydi ya. Yusuf iyiydi ya Tulek. Vallahi Yusuf iyiydi. Avukat Can iyiydi. Bunlar iyiydi, bunlar hep harcandı. Mihrimah iyiydi. Bunlar hep harcandı. Aynı ritimde bile atmıyor. Ya bırak ritmine sıçayım abla, vallahi billahi. Ben sana şimdi birazdan ritmik bir tweet atarım, kendine gelirsin. Ama mantık tek bir yolda ilerliyor. Man?
tık demez. Yüzden de kalp üzer. Mantıkta pişmanlık getirir ama. Evet. Bunu da unutma. Mantık pişmanlık mı getirir? Nasıl yani? İnsan dümdüz bir yolda daha çok hata yapar Nursema. Çünkü rehavete kapılır. Dümdüz bir yol. Ne çıkar ki dersin. Senin hayatın da öyleydi. Ama bak devreye kalbin girdi. Doğru söylüyor hakikaten usta ya. Vallahi mantık dışı yani. Onun için nerede kaşmer var git onunla evlen. Abla manyak mısınız ya? Ya gözünü seveyim kafatasımı sıkarak kendimi boğmak istiyorum. Nursayım o. Nursayım o. Hayatım alt üst oldu. Üstüm başım alt üst olmuşum. Bana verilen candan hesap sormuşum. Adam çeşmeye tatile gidiyor abla. Vallahi bile çeşmede... Neyse şimdi beni konuşturma. Konuşturma şimdi beni. Altı üstünden daha iyi gelmedi mi? Abla sen yapma bunu bari. Koskoca sen idealist kadınsın sen. Amenna. Ya Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından birinin müdüresiydin. Bu cümleyi kurdun mu gerçekten hayatının altının üstünden daha iyi olmadığı cümlesini? Vallahi turabi misin sen ya? Pika pika çubi iki varsın. Çalışmaya başladın, ödüller aldın. Ailene bir iş kadını olabileceğini gösterdin ve kabul ettirdin. Orada hakikaten bir espresso iyi gelir şu anda. Daha ne olsun? Amenna. Doğru söylüyorsunuz aslında. Yani şu andaki hayatımı çok seviyorum. İlhanım çok teşekkür ederim. Canım kardeşim benim. Allah kesinize bereket versin arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Bazen okuyamıyorum bugün çok şey olduğu için. Eğer onlar olmasaydı geçmişte, şimdi buradaki Nursema olamaz. O da doğru abla. Rüzgar sizce samimi mi? Bence evet. Bence hayır. Ben kimseye güvenmiyorum artık. Ben artık bu hayatta kimseye çok fazla abla güvenemiyorum ya. Özellikle bu sezon 2023-2024 sezonunda şimdi 2024-2025 sezonuna girmiş yapıyoruz. Girmiş bulunmak diye chat. Girmiş yapmak. Bulunuyoruz chat. 2023-2024 sezonundaki en büyük hatalarımdan bir tanesi Müge Anlı'yı konsept olarak yayınlarımızı yansıtmakta. Her boku gördüm bu sene. Amenna. Bu sene her boku gördüğüm için güvenim iyice bir sarsıldı abla. Kızılcık şarbosu da bunun üstüne iyice cila oldu. Özelicim iyi ki varsın. Kıvılcım onun seçimleri Kayhan Ertuğrul Ömer. Ertuğrul iyiydi be Özeli. Ertuğrul yemin ederim iyiydi ya. Ertuğrul arkadaşlar Ertuğrul'un numara adamdı ya. Sen ama bunu... Ertuş'u mesela hemen arkadaşlar ne derler? Nurs Eyman'ın şeyle mesela Umut'la evli olduğunu duyunca hemen tık kendini geri çekti. Ertuğrul iyiydi be. Çok irdelediğine göre olumlu şeyler duymak istiyorsun. Simgoş'um iyi ki varsın. Öyle mi? Bence öyle. Tamam o zaman son bir şey daha soracağım size. Aslında arkadaşlar düşündüğünüz zaman ya aslında Kıvılcım ablanın bütün seçimleri iyi ha. Koko Kayhan bir tek birazcık dolandırıcı ama şanssız bir dolandırıcı yani. Arkadaşlar bakın bu hayatta arkadaşlar şanslı dolandırıcılar ne diyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Girişimci. Ertuğrul şanssız bir insan olduğu için şanssız girişimciye de ne diyorlar? Dolandırıcı. Yani dolayısıyla arkadaşlar aslında o bir yani girişimci. Haliç Kocuğum iyi ki varsın. Onun dışında arkadaşlar Ertuş'u bence 10 numara bir insandı arkadaşlar. Adama bir ara sapık yaftası yapıştırdık ama adam 10 numara bir insandı. Ömüş desen Ömüş'ün bir aslında bir hatası yoktu arkadaşlar da o baloncuk maloncuk muhabbetlerinde. Götü başı çok fazla oynadı böyle hani dedi hani kendimden uzaklaştırayım falan filan hareketleri. Bir de arkadaşlar Kıvılcım'la değilken o ilişkiyi yaşadı aslında görkemli. Orada ne kadar hatalı by the way onu bilemiyoruz aslında ya. Tabii. Ama orada mesela asıl mesela orada Görkem'in de bir hatası yok. O da bekardı o zaman. Ama onu öğrendikten sonra Görkem'in gidip arkadaşlar Fatık'la evlenmemesi lazımdı. Orası mesela Görkem'in sapıklığına giriyor artık orası. Abi ne kadar yani arkadaşlar şeydi bilmiyorum yani. Elis Lavin demiş ki abi iyi misin? Sağ günüm benim sen nasılsın? Şimdi o ne demek lan abi iyi misin? Nasıl yani ne, abi iyi misin derken? Ona çok güzel bir jest yaptı. Rezancım iyi ki varsın. Ben de onun için bir şey yapmak istiyorum da yapayım. Kıvılcım da o da temiz pozisyondu. Kıvılcım'la da Ertuş'u mesela ilişki yaşıyordu. O da bir temiz bir pozisyondu yani bir sıkıntı yoktu orada. Çok güzel bir jest yaptı. Ben de onun için bir şey yapmak istiyorum da yapayım mı sizce yani nasıl olur? Evet. Kesin. Ömüş'ün arkadaşlar böyle bir şey söylenir mi ki ama işte ya. Ömer tavla ayağına. Ama mesela Ömüş söyleyebilirdi lan aslında. Ömer ama kime söyleyecek ki chat? Söylemesi lazım derken kime söyleyecekti? Ben de onun için bir şey yapmak istiyorum da yapayım mı sizce yani? Ama bence doğru belki erkenden söylemesi ama o ne zaman ortaya çıktı chat? Yani ne derler? Kimdi lan o? Görkem manyağının Fatık'la evleneceğini Ömüş ne zaman öğrenmişti arkadaşlar? İşler iyice ciddiye vardıktan sonra ne zaman öğrendi onu? Nasıl olur? Kıvılcım arkadaşlar Kıvılcım'a söylemeliydi. Ne söylüyor bilmiyorum ki abla. Ama zaten Kıvılcım görmüştü aslında sanki Ömüş'le şeyi arkadaşlar Görkem'i. Kesinlikle yap Nursema. Görmüştü derken yani bir yerde sanki onlar denk gelmemiş miydi? Zaten Kıvılcım görmüştü sanki onlar zaten aynı ortamda bulmuştu. Ertuş'u da Kıvılcım da mesela oradaydı sanki.
Sonra da ona cevabını... Ya gördü diye hatırlıyorum usta. Aydan. Ver. Tamam, teşekkür ederim. Ben öyle yapayım. Yani bu kimsenin bilmiyorum tavırları, bu beni birazcık, bana biraz enteresan geliyor. Neyse, devam edelim abla. İçin bir şey yapmak istiyorum. Gördü ha, onlar yan yana geldi. İstiyorum da yapayım. Gördü. Öykü Toş. Sizce yani nasıl olur? Kesinlikle. Ha, Fatık da gördü hatta. Fatık da vardı orada. Yap Nursema. Sonra da ona cevabını ver. Tamam, teşekkür ederim. Ben öyle yapayım. Ömer de aramızdaki hainmiş. Ben Kıvılcım Hanım'a üzüldüm. Yazık. Hiç üzülmedim. Beter olsunlar. Ben bir tek oğlumu düşünüyorum. Bu yüzüne işeyim senin, Allah cezanı ver. Sen beter olsunlar diye sen beter oldun. Ha? Amenna ve saddakla. Ya katil olursa benim çocuğum? Katil mi? Allah'ım esirgesin. Koynumuzda yılan beslemişiz. Tamam Buruşka, teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Nereye anne? Şirkete. Şirmiket. Ne? Merak etme, kimseye bir şey demeyeceğim. Nursema ile konuşmaya geldim derim. O Ömer benim gözümün içine bir baksın bakalım. Ahlaksız. Ay nasıl yapacağız işte burada abla, kim haklı kim haksız, ben çok birazcık benim kafam karıştı bu konuda. Ben de geleyim. Hayır kızım sen dur. Sen hiçbir şey bilmiyorsun, sakın belli etme. Ona göre tamam mı? Uf anne. Ya yeğenim Allah aşkına ne yaptın sen ya? Hünkar yandık da ne yandık? Vallahi bu kız hepimizi evden atar. Abla vallahi atar. Ben sana bir şey söyleyeyim, vallahi atar. Sonunda babam da evlenir bak görürsün. Tövbe. Allah kahretmesin, kusacağım. Kusacağım yani vallahi artık abla. Yani 3. sezonu da artık böyle bir yani statü. Böyle bir senaryo. Yapacak bir şey yok. Hünkar ben evde duramıyorum. Bir şeyler yapmamız lazım. Annem de çıkıyor zaten. Tamam Nilay, yapalım bir şeyler. Ne istiyorsun? Şu bizim aşağıdaki eczaneye gidelim. Satışhane durumuna bakalım. Oyalanalım hem, ne olur hadi gidelim. Tamam hadi kalk. Dosyacım iyi ki varsın. Hadi gel. Yürü. Gel abla. Tipe bak, Allah cezanı vermesin. Manyak mısınız Allah'ını seversen ya? Buluşuyorsunuz sürekli bu Polonez köyde. He? Amenna. Bebiş face. Rosemin'cim iyi ki varsın. Evet. Alev kulunuz bir telefonla geldi hemen. Belki de geldiğinde çok değişecek, ne biliyorsun. Evet öyle bir muhabbet geçmiş dakikada. Bak bakalım. Bu ne? 34 Olga. Apocuğum bu ne? Tanışan işim beni çok gerdi artık. Popocuğum bu Apocuğum. Karımı kullanmak yok. Her yere bununla gelip gideceksin. Bebek geldikten sonra da sana rahat olur. Çok teşekkür ederim. Görmek ister misin? Ha, öyle bir zenginlik yani. Evet. Allah'ım ya Rabbi, vallahi billahi ya tam Halil İşko'nun babasının yapacağı bir gerçekten sürpriz. Leyla Hanım iyi ki varsın. Tam Halil İşko babalık bir sürpriz vallahi billahi ya. Abi şuralarda bir yerde yani arkadaşlar, yani şu sürprizin tatsızlığı şuralarda bir yerde abla, biliyorsun ya. Vallahi billahi buralarda ya. Ya hocam yorum yok diyorum, konuşursam çok ağır konuşurum diyorum. Chat başka da bir şey demiyorum ya. Yorum yok diyorum. Konuşursam çok ağır konuşurum diyorum, başka da bir şey demiyorum abla. Vallahi billahi. Al buralardayız. Buralardayız chat. Ha? Ponçik ponçik parmaklar birbirini parmaklar diyorum, başka da bir şey demiyorum. Devam et abla. Abla devam et, çok üstünde durma. Bunun içi ev gibi. Ya organizasyon şirketi olan bir kadına bu yakışır diye düşündüm. Düşünceli sevgilim benim. Evet. Çok teşekkür ederim. O zaman evimize gidip bunu kutlayalım mı? Kutlayalım. Organizasyon şirketi olan bir kadına böyle bir hediye yaptıysa, kendi karısının adı pembe olan bir insana acaba nasıl bir hediye almıştır, çok merak ettim şu anda. Saçma sapan bir şaka yapmak istemiyorum, detay vermeyeceğim. Amenna. Ama çok vaktim yok, bir toplantıya katılmam lazım. Peki tamam, bir kahve içeriz o zaman. Baba romantik de kime romantik? Yanlış insana romantik. Chat, yanlış insana romantiklik yapan erkek romantik değildir, erotiktir. Yazın bunu bir kenara. Amenna. Gel. Yanlış insandan romantiklik alan kadın da romantik değildir, varotiktir. Yazın bir kenara. Yani çok kitap ortası lafımı ettim, gidiyorum ben chat. Ben gidiyorum, Allah'a emanet olun. Abi. Şevalicim iyi ki varsın. Müsait misin, gelebilir miyim? Tabii kızım, buyur. İyi misin? Değil mi kızım? Nasıl iyi olayım? Nen var kuzum. Kendi evimizde ikinci sınıf insan muamelesi görüyoruz. Şu ünlüye yapılanlara baksana. Düzelecek abi. Elbet düzelecek, böyle gitmeyecek. Doğru. Düzelecek mi? Abla bunlar taşınır, ben sana söyleyeyim. Diyorsun. Zaten bunları konuşmayalım. Bunları konuştukça benim içim sıkılıyor Nursema. Tamam peki. Ama anlatmak istersen ben hep buradayım. Sağ olasın kızım, eksik olma. Zaten sen de olmasan. Zeynep'im iyi ki bas.
Ben senden bir şey rica edecektim ama. Allah cezanı vermiş. Ulan biz de hal hatır sormaya geldin zannettik. Ne isteyeceksin abla? Tabii kızım, ne istersin? Ya bu dizide var ya, kimse öpmeyeceği eşeğe ot vermiyor, anasını satayım. Vallahi Mustafa var ya. Amenna. Son kale sen kaldın ha Mustafa. Son kale sen kaldın. En son sen de Darkside'a geçiş yapıp hepsinin ağzına bir sıçsan usta. Sen vallahi billahi delireceğim ya. Bugün sabah tekne kullanıma hazır dedin ya. Evet kızım. Dedim. Ya ben bugün bir iki saat alabilir miyim? Bir arkadaşıma sürpriz yapacağım da. Allah cezalı vermesin senin. Allah cezalı vermesin senin. Rüzgarı arkasına alacak vallahi. Rüzgarı arkasına alacak, tekneyle vallahi buradan Yunanistan'a gidecek. Ha, tamam, ben de bir şey oldu zannettim. Hı. Tabii ki gidip alabilirsin Nursema. Sormana gerek bile yok yani. Tamam abi, çok teşekkür ederim. Ah, o gemide ben de olsaydım yapacak abla. Ben o zaman gidip organize olayım. Hadi ol bakalım. Arkadaşlar rüzgarı arkasına derken yani teknede rüzgarı arkasına alacak. Arkadaşlar hemen de fesat yapıyorsunuz ya. Fesat yapmak. Fesat yapıyorsunuz. Amenna. Yapmayın kurbanım. Fesat yapıyorsunuz ya. Halilişko teşekkür ederim ya. Belalta arkadaşlar Türkçeyi başka yere çekmeyin chat. Türkçeyi başka yere çekmeyelim chat. Ayıp takıyorsunuz ya Senoş'um. Chat bu arada ses iyi değil mi chat? Ben arada açıyorum, fark etmeden kapatıyorum, bir şeyler yapıyorum. Ses iyidir inşallah. İyi değil mi? Okey. Efendim Nursema? Morpheus'cum olsun, gülüm benim, geçmiş olsun YKS. Düşünmeyin artık arkadaşlar iyisini kötüsünü falan, artık geçti artık. Artık sal. Artık bu saatten sonra anı yaşa. Yani mindfulness tekniğiyle ana odaklanmanız lazım chat. Kızılcık şarbutu. Seneye bir daha bakarsınız Allah'ın izniyle arkadaşlar. Nasılsın Rüzgar? Vallahi. Ama şu anda mesela yani bu Morse Eyman'ın yaptığı Uros kategorisine girmez. Sesini duydum daha iyi oğlum. Bir de yüzünü görsem muhtemelen havaları uçarım. Daha çok bununkisi hani speed flörtöz diyebiliriz buna. Seri flört. Abla bir dur bir yani vallahi billahi ya. O zaman uçuralım seni. Allah kahrubela. Allah kahrubela. Ama burada Oros'a girebilir abla. Neye uçuruyorsun ya? Ne? Buluşalım mı? Hadi canım senle ben. Evet. Baş başa. Evet. Ne? Ay işte vallahi billahi ya. Ne diyorsun ya? O zaman damatlığımı giyip geliyorum. Yok, normal gelebilirsin. Normal mi? O da olur. Galiba kusacağım ya. Şey o zaman bazen konum atıyorum. Tamam canım. At konum. Bekliyorum. Ya konum, Allah kahretmesin vallahi billahi, chat bilmiyorum ya. Görüşürüz. Bu ikiliye yükselemiyorum abla ilk günden beri ya. Amenna. Bu ikiliye yükselemiyorum abla. Simgoş'um iyi ki varsın. Bu teşekkür ederim. Ne teşekkür öyle? Bir dediğimi iki etmiyorsun. Evet. Gözün hep üzerimde. İlgilisin, desteksin. Eyvahlar olsun. Bir ama geliyor galiba. Ama mı? Nasıl ya? Ha bir ama, pardon. Tamam sen hakikaten vallahi billahi ya. Fesatı çekiyorsun ya. Fesatı çekmek ya. Evet geliyor. Geliyor. Ne geliyor? Ben seninle çok mutluyum. Evet. Hem de sen hala o eve giderken. Ama tükenmişlik sendromu yaşadığım için dizden çıkacağım. Artık nedir? Tek istediğim annemle aranızın iyi olması. Artık her şeyi bilsin, gizli bir şey kalmasın istiyorum. Ben gidiyorum çünkü Demet Evgar namaz kılacak birazdan. Allah kabul etsin abla. Niye? Evet. Hayırdır inşallah. Güzel, ben de öyle istiyorum. Hemen nereye bağlayacak? Durumdan memnun değilim. Yani her şey düzelsin artık, aranız düzelsin. Yaşlandı ya bir şey olursa. Allah korusun öyle. Olur mu öyle şey? Allah korusun tabii de. Evet. Şu son dolandırılma olayından sonra sanki daha bir çöktü. Tamam Uruçko, bir iki varsın güzelim benim. Kıvılcımla Ömer ona gemi turu hediye ettiler. Gemi mi? Güzel. Evet. Abla ship diyelim ona, anladın mı şakayı? Evet biraz moral oldu. İyi geldi gibi ama. Beni de arayıp bir hevesle anlattı. Evet. Ama artık benim için de sevinsin istiyorum. Bebeğimiz Amen doğduğunda boynu bükük kalmasın. Nasıl Eman'ın içinde alev, öyle bir flörtözlük aldım mı yani? O gemi turundan döndüğünde biz evlenmiş olacağız. Ne? Evet. Evlenmiş olacağız. Çocuğumuzu kucağımıza almış olacağız. Ya sen apa Allah'ını seversen bu kaçıncı gerçekten ya? Evimizde mutlu mesut yaşıyor olacağız. Evet. O da mutlu olur değil mi? Ne istiyorsun? Dur bana söyle. Ha. Sana şu an sarılmam lazım. Kaldır beni, yardım et. Kaldır mı? Abla sen de daha dur anı satayım. Valla hamileliğin bir... Hamileliğin bir buçukuncu ayı, sen de kurban olayım ya. Ha? Mükremin gezgin. Evet. Alman. Beşim toplu.
Atlantik'e gitmem lazım. Vallahi gülüm, apolardan olur mu bilmiyorum da Linda. Bipolardan olur diyor. Tamam, şaka mı yaptın sen az önce salak? Tamam peki. Evet, devam edelim abla. Ben de sana çıkarım. Çıkalım abla. Hadi bakalım. Hah, geliyor, Allah kahretmesin, geliyor alttan alttan. Ha, quiz erd with diet without doge with menta. Yani Haluk bir şerefsizdir. Ne haber canım benim Haluk? Selamünaleyküm Temla. Aleyküm selam Ferfer. Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aleyküm selam. Nasıl, Allah cezanı vermesin. Yalakalık yapacağın insana nasıl koştur koştur kapılarda karşılıyorsun çakal. Nasılsın? Bu kadın öyle alelade bir kapı... Alelade bir kadın olsaydı selam bile vermezdi değil mi çakal? Haluk Bey. Hamdolsun efendim. Güvenlik haber verdi de hemen karşılayayım istedim. Amenna ve satmakla. Eksik olma. Nur Sema'yı göreyim dedim. Abla şimdi alakasız bir şey olacak ama. Çok Amenna. Alakasız olacak bir şey. Ama bilmiyorum ama yani Melisa'cığım iyi ki varsın. Vallahi billahi. Yani belki chat'tekiler de bana kızacak. Taber abi ne yapıyorsun, kendine gel diyecekler belki ama. Arkadaşlar yani... Ama bunu da yapmak zorundayım yani. Mecburiyet benim elim gitmez. Çünkü gece uyuyamam. Amenna. Gece uyuyamam, rahat edemem. Bahar'cığım iyi ki varsın, uyuyamam. Aşktan, ölümden. Allah çarpsın gideri var chat. Bak şöyle bir harbiden 0.5'te arkada müzikli bir şekilde izleyince vallahi billahi gideri vardı. Bir ince gideri vardı. Kızım az önce bir toplantı için çıktı. Bir ince gideri vardı hocam. Öyle mi? Bak Apo Kıvıl... Şey Apo demişim. Haluk'la Kıvılcım arkadaşlar absürt olabilir ama bir ince olabilir yani bu. İyi o zaman gel. İlhan'ım Yağmur Üçkom teşekkür ederim. Gelmişken Abdullah. Özelicim teşekkür ederim. Abdullah Bey'e uğrarım. Abdullah Bey de şirket dışında. Ayrı baş. Dışarıda işi mi vardı? Maalesef bilgim dışında. Ama öğleden sonra çok önemli bir toplantısı olacak. Mutlaka gelecektir. Abdullah Bey'e önemli toplantısı olduğunda pek dışarı çıkmaz ama. Abla artık yani toplantıları yüz yüze yapıyor daha çok. Eskiden online'dı biliyorsun. Her şey o kadar değişti ki Pembe Hanım. Şerefsiz. Şerefsiz kuru kafa. Gireceksin belli ki. Dedi, gıybete gireceksin belli ki. Her şey o kadar değişti ki Pembe Hanım. Belki haberimiz vardır. Var var, olmaz mı? Evet. Kıvılcım Hanım'a diyorsunuz. He. Olacak iş mi yani? Allah cezalısı vermesin. Melisa'cığım iyi ki varsın. Ölümsüz işler işte. Aslan. Abla ne abi, ne alakası, bir zararı yok. Bir zararımız yok abla vallahi bile. Gerçi yararı da yok ama olsun. Allah, her şey Ömer Bey'in yeni iş diye tutturmasıyla başladı. Şu farklı otel konseptini diyorsunuz. Evet. Abdullah Bey çok karşı çıktı ama Ömer Bey dinlemedi. Amenna. Her şey dahil otel. Hasbinallah ve nimel vekil. Neyse dur bakalım, onun da bir vakti gelir inşallah. İnşallah abla. İyi o zaman ben, madem Abdullah Bey gelecek, odasında bekleyeyim onu. Tabii efendim, lütfen buyurun. Abdullah Bey gelecek ama buraya değil. Teşekkür. Abla. Teşekkür ederim. Yanlış yerde bekliyoruz. Neyse, detay vermeyelim abla. Merhabalar. Merhabalar. 1,5 porsiyon kondom alabilir. Şey alabilir. Şey neydi? Parol. Selamun aleyküm. Buyurun. Aleyküm selam Ferfer. Buyurun. Biz Musa'yı kremlerine bakmıştık da. Bizde yok ama muadili var. Amenna. Nasıl yok? Muadili mi? Hiç mi? Pembe Hanım deme lazım. Yok. Anlaşmalı eczanelerde bulabilirsiniz. Anlaşmalı. Al al. Burada... Anlaşmasız. Anlaşma yok mu? Burası bu santrinin niye eczanesi? Maalesef. Abla Musay kremleri nedir zaten vallahi bile, babaannesinin yaptığı tarifi gitti gerçekten, koskoca eczacı başına sattı, kafayı yiyeceğim ya. Bakın kremlerin sahibi benim, yani yapan kişiyim, olmaz burada da satılsın. Zülker, numune kremlerden var değil mi? Var numune ya, mi? Ya bir dolu var hem de. Hah, bir koşu getir Allah aşkına. Tamam. Hah. Hiç zahmet etmeyin, alamayız, yasak, mümkün değil. Ama niye, siz kaybedersiniz, yürü Zülker gidelim. Allah Allah. Evet canım. Bu ne? Zülker ya, niye yasakmış? Anlaşmalı eczane mi? Ya yeğenim bunlar züppe ya. Biliyordum ben almayacaklarını. Bak seni o yüzden aktara getirdim ha. Kesin alırlar. İyi tamam, sen numuneleri getir, ben de gelip konuşayım. Tamam git konuş hadi. Hadi. Evet canım. Ne numunesi, ne aktar abla ya. Amenna. İlhan'ım performans. Ömer engelledi. Pembe her şeyi öğrendi. Rahat durmaz, kesin bir şey yapar. Ne yaparsa yapsın. Benimle baş edemez. Siz kimsiniz be? Abla kur kafada kur ya abla kur. Ya bütün insanlığı kendine düşman ettin bir kere. Yani böyle bir yapım var senin. Hani sana göre bütün insanlık senin düşmanın ve sen de onlara düşmansın. Hepinizin aklından gelir bu. Dolayısıyla bu psikolojiden nasıl kurtulacaksın ve bu psikoloji bizi nasıl yıpratacak çok merak ettim chat. Hani senin bozuk psikolojin bizi etkiliyor.
da. Heh. Manyak. Yettim, yettim. Ha gel Zülkan. Şimdi siz bunları alın. Bir kuruşa para istemiyorum. En ön vitrine koyun. Gelenlere denetin. Yeter ki burada satın. Tamam, tamam. Yardımcı oluruz. Zaten çok yakınız. Komşuda yıldırız. Şurada oturuyoruz. Çok iyi, çok iyi. Tabii, tabii. Bunlar bitince de dayıcım, ben yenilerini getiririm. Onları da satarız. Baba, Musay kremleri zaten eczanede niye satılsın? Siktir boktan aktarda baktarda satılır yani. Vallahi billahi ya. Satarız. Devi dikeni büllüğünün yanında satılır Musay kremi dedin ya. Satarız. Çok fazla overthink. Anne sen şurayı koy. Hayırdır Pembe Hanım? Hangi rüzgar attı seni buraya? Ben Nur Sema'nın bütün çalıştığı yerleri ziyaret ettim. Adet bozulmasın diye buraya da geleyim dedim. Oğlum sen burayı ne ara ışınlandın lan buraya? İyi yaptın. Gördün mü bari? Yok, göremedim. Dışarıda toplantısı varmış. Evet, göremedi. Kimseden farklı. Toplantı yapıyor şu anda yani. Açık hava toplantısı diyelim ona. Uçuyor. Maşallah yavrum çok çalışıyor. Tabii tabii. Vallahi bile. Bayağı hırsı hazırlanıyor. Ya Nur Sema, sen kendini vallahi çılgın dershane Leyla yaptın ya. Aynı. Çılgın dershane nereden çıktı? Allah cezanı vermesin. Lan benim beynim yandı. Yaprak dökümü Leyla. Çılgın dershane nereden geldi aklıma? Onu da anlamadım ya. Babası. Ama daha çok çılgın dershane daha mantıklı. Vallahi billahi. Yok Amerikan pastası anasını satayım. Tamam, manyak mısın ya? Vallahi sınavlardan falan aklımda kaldı herhalde Beyza. Ne alakaysa. Sen yoktun. Geldin. Hayır, yani birbiriyle bağlantılıydı. Yaprak dökümü çılgın dershane ne alakaysa. Aynı babası. Sen yoktun geldiğimde. Dışarıda bir yemeğim vardı. Aslında şimdi... Çılgınlık şerbeti. Önemli bir toplantım var. Haluk söyledi. Evet. İkisi de eşit derecede önemli herhalde. Yoksa sen öyle önemli bir toplantın varken kolay kolay çıkmazsın dışarı. Yemek de önemliydi. Yemek mi? Niye? Bir sorun mu var Pembe? Yok, yok bir sorun yok. Öyle merak ettim, sor. Madem sen yoğunsun, ben kalkayım o zaman. Evet. Akşam evde görüşürüz. Selamet. Aleyküm selamet. Hadi hayırlı işler. Yoğuşmalı Apo. Fazla yoğunsun galiba. Bu da açılıyor, bu da uçuyor. Pinky teyze. Vallahi sen manyaksın hakikaten. Vallahi billahi senin hayatın kaymış. Senin bütün hayatın ifşa olmuş. Hala manyak manyak vallahi. Swarovski! Kendim için bakmıyorum aslında. Kim için? Bunlar birazcık daha benlik. Amenna. Bana böyle basit bir şey lazım. Yağmur işkom iyi ki varsın canım benim. Benim validem alacağım da. Ne diyor, basit mi? Benlik. Bana böyle basit bir şey lazım. Kayınvalidem alacağım da. Kayınvalideyi alırken basit. Biraz Alaturka bir kadın. Allah Allah. Gösterişli bir şey olursa bir de çünkü. Amenna. Halil işkom iyi ki varsın. Abi senin sanki ses tonu çok kalındır gibi geldi bana ya. Böyle diye bir ses tonu çıkacakmış gibi geldi bana ya. Dolu bir kadın, ince bir şey takarsak gözükmez onda. Galiba şöyle bir şey arıyorsunuz Görkem Hanım. Vallahi izlenmiş, izlenmiş. Belliydi, belliydi. Amenna. Harbiden Sima'ya baya. Bu nasıl Görkem Hanım? Kaçırdın, niye kaçırdın? Ne dedi ki orada? Bir dakika, bir daha dinleyelim, dur. Basit dedi, onu duydum. Allah. Bana böyle basit bir şey lazım. Ha, basit, duydum onu. Kayınvalidemi alacağım da. Biraz... Alaturka bir kadın. Evet. Gösterişli bir şey olursa bir de çünkü kilolu bir kadın ince bir şey takarsak gözükmez onda. Ha kilo. Ha bir de body shaming katmış araya. Araya onu kaçırdım ben. Bir de araya bir tane body shaming katmış. Vay çakal. Vay statü. Ay sen çok iyi ki varsın. Bu nasıl Görkem Hanım? Aa, bu güzel. Ala Nur'um teşekkür ederim ne diyor abi dur. Bu olabilir. Ne kadar? Play Store değil ablo. Day Store'da değişti. Arama fiyatı. Play Store mu? Hemen bakayım. 12 bin dolar. İyi. Fiyatı da... ucuz chat 12. Bu da güzel. Bir de çok fazla uğraşmak istemiyorum açıkçası. Evet. Ben alayım bunu, bu olsun. Hemen. İyi, ucuzmuş ya, alalım 12 bin dolar. Efendim. Evet. Gelmişken bir seni de göreyim dedim oğlum. Abla 12 bin doları duyduktan sonra bu memlekette birinin demesi gerçekten bence haram ya. 12 bin doların üstüne Amenna. Bence birinin yani böyle arkadaşa demesi. En zengini bile bunu diyorsa burada bir sıkıntı vardır hocam ya. Bence böyle sıkıntı var burada. Vallahi baby girl'ü iki varsın. Ne yaptın anne, ne söyledim sana, çay kahve? Yok yok oğlum, hiçbir şey istemem. Biz öyle Görkem'le biraz lafladık da bugün. Bana bir şey söyledi. Ben de merak ettim, onu bir sorayım dedim sana. Hayırdır ne? Ne dedi ki ne? Amenna. Dediğin de senin kadar şişko. Siz kavga etmişsiniz. Ömer amcam da madem öyle boşanın demiş. Ha. Hayır, niye böyle bir şey istiyor ki? Ya o sizin amcanız.
Merak ettim ben de. Abla sen yanlış yerden işliyorsun be gerizekalı ya. İşliyorsun eyvallah da sen Fatık'ı işle. Ne yapıyorsun abla? Doğru söyle anne. Doğru. Fatık'tan Görkem'i uzaklaştırman gerekirken sen ne yapıyorsun gerizekalı? Doğru. Ya gel gitlerim vardı bunu almıştım. Gittim amcamla konuştum yani dertleştim. Madem öyle boşan dedim hani. Gel mi git? Ha öyle hemen. Evet. Yani Görkem'le olmayacağını söyledi. Şüpheli. Allah Allah. Hayır. Şüpheli. Ona neymiş ki? Vahiy mi gelmiş? Vahiy mi? Ha, ne bileyim anne. Sonrasında bir ton olay oldu zaten. Ama ya Şafi ya Kafi diyorum. Başka da bir şey demiyorum ya. Ne olayı oldu? Ne oldu? İşte Görkem amcama çıkışmış. Bir yerlerde buluşalım demiş. Ha? Nerede buluşmuşlar? Burada mı? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Detay verme. Vallahi konum belirtme. Yok. Burada değil. Bir kafede. Nerede? Neyse. Hadi ben gideyim artık o zaman. Nara. Niye soruyorsun anne sen bunları? Abla detay var çünkü vallahi billahi ya bölümün sonunu tetikliyor şimdiden. Bana öyle söyleyince bir sorayım sana dedim. Sonları tetikliyor söyleyeyim yani Fatık. İyi peki tamam. Neyse hadi görüşürüz evde. Tamam. Hayırlı işler çocuğum. Evet. Hayırlı günler abi. Bak. Günler o. Gece o. Görüşürüz oğlum efendi. Sana bu arada bir tane takı ısmarlayacağız. Şey kendisi kilolu bir kadın. Kendisi kilolu bir kadın olduğu için sıkıntı var. Evet. Heh, hayırlı işler. Eyvah eyvah, eyvah eyvah. Ne haber abla? Merhaba yenge. Allah Allah. Allah Allah, ne oluyor? Ne oluyor Pinky sana öl demeler? Ömer! Ne oldu ya? Ay bismillahirrahmanirrahim. Ben çok tetiklenmeye başladım. Chat. Bence bu bir hayal. Bence hayal görüyor. Bence hayal görüyor. Chat izlenmişlerdi. Bence hayal görüyor. Bence bir yerden öbür sahneye geçip fışık diye kalacak orada böyle. Geliyor şimdi. Bence bu bir hayal ya. Ahlaksız, namussuz, seni terbiyesiz seni. Vallahi izlenmiş dersiniz chat bence. Ne oluyor anne ne yapıyorsun? Yağmur içi gibi bir iki var. Ne oluyor? Aha. Eyvah eyvah. Ama kur kafanı kur kur kur. Yenge ne oluyor? Pembe hanım, pembe hanım. Demiştim ama abla. Demiştim ama chat. Ama demiştim daha dur bölümün ortasında bölümün başında chat günün izlenmişi geldi biliyorsun abla. Günün izlenmişi geldi chat. Allah Allah. Abinle tartıştı herhalde. Abin düz o Bremin. Ay ay ne yaptı Rüzgar'la Nursema? Uçuyorlar mı? Hah geldi vallahi bile abi tam daha izlenmiş. Evet. Ay Nursema sen de ne gerizekalı bir çabal. Akşama kadar vallahi billahi. Mert canım iyi ki varsın. Evet. Gel abla gel yanlaya yanlaya. Gel abla ya. Hoş geldin. Hoş buldum. Bu ne? Şey uçak. Sığır ne olabilir sence? Tren. Sürprizim. Beğendin mi? Bayağı etkilendim çünkü. Sana teşekkür etmek istedim de. Evet. Gel abla gel vallahi. Yalnız o değil üstüm başım alt üst olmuşum Umut. Nursayma seni böyle teknelerle falan gezdirmeye kalksaydı. Kesin var ya 3 saat trip atar gurur yapardın ha. Nursema sen beni paramla ezmeye mi çalışıyorsun? Ben parlatmaya gidiyorum diye. Vallahi sen de yorucuydun ya. Şimdi birden aklıma geldin ha. Hoş geldiniz Nursema. Birden aklıma geldin yani. Hoş buldum. Arkadaşım Rüzgar. Kemiro Tomi iyi ki varsın gülüm benim. Memnun oldum. Her zamanki halim diyormuş. Teşekkür ederim güzelim. Hoş geldiniz. Merhaba. Size teknemizin en güzel yerini hazırladık. Allah Allah. Buyurun. Teşekkürler. En güzel yerini. Teknemizin en güzel yeri ne demek? Her tarafı güzel işte ana satayım. Vallahi billahi ya. Evet.
Hayır, bu tekne önden çekişli mi, arkadan itişli mi? Yoksa arkadan çekişli mi, önden itişli mi? Çok güzelmiş gerçekten. Evet. Peki ben bütün bunları evet olarak mı algılamalıyım? Evet derken, evet, söylüyorum evet, istiyorum evet. E peki bu madem diziden siktir olup gidiyor. Arkadaşım siz dalga mı geçiyorsunuz, ben anlamadım ya. Oy. Ama ağırdan alacağız Rüzgar. Ya ne ağırdı, bayağı ağırdan aldın gerçekten. Daha dün boşandık, daha bismillah ya. O sırada Nurseba'nın ağırdan almış hali. Tamam. Nasıl sevindim, anlatalım. Ha. Ey Allah belanı vermesin vallahi billahi, ama ağırdan alacağız Rüzgar. Tamam, söz soyun. Soyun, Allah cezanı vermesin. Dur, ne yapıyorsun? Donsuz pezevenk. He, donsuz gerizekalı ahsili, manyak mısın? Ağırdan alacağız dedik. Yanağından öpeyim oğlum. Yanak mı? Elin tutayım bari. Elini sıçayım, yanağı mı kaldı, şey mi kaldı bu işin, manyak mıdır nedir vallahi billahi ya, olacak iş mi ya? Arkadaşlar, bu Rüzgar denen karakter romantik bir serseri falan filan değil. Bu manyak bir seks bağımlısı. Bu tam bir sapık. İlk günden beri söylüyorum, bu bir sapık. Bundan uzak durun diye söylüyorum. Gidiyoruz, bir de bunu Twitter'da gidiyorlar, bir de bunları vallahi şipliyorlar ya. Delireceğim, kusacağım ya. Karşılığı yok. Yok. Vallahi billahi, bir de hiç de yakışmıyorlar ya. Hiç de yakışmıyorlar, ne fiziksel ne görüntü şeysel. Vallahi çok ne alaka salatası bir ikili ya. Çok ne alaka salatası bir ikili ya. Annem, Leman ablayla Kayhan abi geldi. İyi, gelsinler. Bekliyordum zaten. Dizinin en yakışan çifti geliyor vallahi billahi ya. Ziyarete. Dizinin en yakışan çifti geliyor ya. Çağırıyorum. Gel. Hayırdır anne? Anlattım ya sana. Bizim lokantayı matine olarak gizli kullanıyorlardı. Ya Allah cezanızı vermesin. Sen de yani hakikaten pink, inanılmaz bir insan. Yani etrafında bu kadar ahlaksız varken gül gibi gerçekten geçinen insanların gittin vallahi önüne taş koydun ya. Hazır ziyareti. İyi bari en azından özür akıl etmişler. Hiç sorma ya Yağmuruşku ya. Leman akıl etmiştir. Efendim, cümleten selamün aleyküm. Hoş geldin. Aleyküm selam. Amenna. Geldiniz, aleyküm selam. Hoş bulduk yenge, öpeyim. Geç kızım, otur. Nasılsın Gülay? İyiyim Leman yenge. E hadi o zaman Cuma'ya. Oğlum senin kafana işin ya. Ya şaka yaptım. Ya yapma bir daha. Vallahi bazı şakalarda bazı yerlerde yapılmaz işte ya. Allah aşkına. Yani artık öğrendim. Biliyorum bunu. Hayırlısı olsun. İyi, en azından statü atladın. Yenge, hayırdır inşallah. Pek tadın yok gibi, bir şey mi oldu? Yok. Kayhan diziden çıkmaz değil mi bu arada ya? Yok kızım, iyiyiz, iyiyiz. Rica, Kayhan diziden çıkmasın diye vallahi her şeyi yapabiliriz ya. Çok şükür. Şevacığım hoş geldin. Ben Atullah'a bakmaya gideyim. Gelirim yine. Tabii tabii, sen rahat ol Nila. Evet abla. Sen rahat ol. Ne içersiniz? Bir şey almayalım yenge. Kımız var mı kımız? Biz senden özür dilemeye geldik. O zaman tatlı yiyelim, tatlı konuşalım değil mi? Evet. Yenge. Abla ne diye insanların önüne taş koydun? Ne güzel çalışıyorlardı, gül gibi işletiyorlardı orayı ya. Kusura bakma, senin de yüzünü kara çıkardık. Pemem. Aslında bizim tek amacımız kadınlara istihdam sağlamaktı. Hı. Zaten sadece kadın çalıştırdık. Evet. Yok, bir de erkek çalıştırsaydınız. Selam mukabilen. Aleyküm selam fırfır. Yani hani kadınların da böyle eğlenmesini istedik Pembe Hanım. Evet. Ya çok da eğlendiler aslında değil mi Leman? Yani aslında evet. Vallahi yani muhafazakar matina, bir şey yok arasını satayım. Gül gibi eğleniyorlardı insanlar ya. Ne yazık ki kısa sürdü işte. Evet. Ama bir daha tövbe yenge. Yani lokantaya gelme dersen de anlarım. Gönül koymam. Yok yok kızım, olur mu öyle şey? Sen devam et. Ya yok demenin lalı zaten ya. Allah razı olsun. Bak Leman, gördün mü boşuna üzüldün ha? Vallahi bile. Pembe Hanımcığım çok teşekkür ederiz. Yani bizimki böyle yengem bana küsecek diye var ya, beni yedi bitirdi ya. Evet. Dedim ki biz ne yaptık ya? Cenazede bile kahkaha mı attık? Yani umre uçağına besmelesiz mi bindik dedim ya. Fark edersin vallahi billahi ya. Hadi o zaman Cuma'ya. Kayhan tamam. Yani kısacası özür dileriz Pembe Hanım. Virgin Radio.
Ya diyorum şu matine işini hep beraber yapalım Allah aşkına. Vur patlasın çal oynasın. Ya hakikaten vallahi bile pinki değse gözünü seveyim ya. Milletin önünü kapatma ya. Bakın Kayhan Bey. Açılsın ne demek Kayhan Bey ne yani oğlum? Zaten canım burnumda. Ay canına sıçayım abla. Ay canına tüküreyim vallahi. Lütfen. Şaka yapıyorum Pemba. Şaka yapıyorum. Yani ne yapalım? Bundan sonra artık bize de hacı turu çıkar. Bitti gitti işte. Evet. Yani vallahi billahi yere düştük coinlerden para bekliyoruz abla. Yenge biz artık. Pinki coin. Artık müsaaden isteyelim. Tamam yavrum müsaade sizin. Görüşürüz abla. Statü coin. Ömüş coin. Allah'a emanet ol. Amin siz de. Hiç zahmet etmeyin Pemba Hanım biz gideriz. Evet yenge evet. Sen içiyorum ben biz çıkarız. Tamam. Zaten zahmet etmeyecektim. Haydi güle güle. Hayırlı günler. Görüşürüz abla. Geç hayatım. Ya Şafi ya Kafi. Amenna ve sattakna. Leman aldın mı kokuyu Leman? Ne kokusu abla? Yok Ayhan. Kaosun kokusu değil mi? Ne kokusu? Ha yakında gelecek olan o kaosun kokusu değil mi? Gerginliğin kokusu değil mi? Kopacak kıyametin kokusu ya. Ananı avradını izlenmiş vallahi billahi bu adam tam olarak bizden işte ya. Kayhan ne diyorsun sen? Ağzından yel alsın. Bu adam ben... tam olarak bizden ya. Ben olay paratoneri gibi bir adamım Leman ya ben her şeyi hissederim. Sezgilerim güçlü. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Pembede bir haller var ha. Var abla var abla. O hala. Vallahi geliyor. Ya bize tavırlı ya. Ondan öyle gelmiştir sana hayatım. Hiç sanmıyorum. Bihter'in cenazesinde çift firdevs gibi. Allah. Bihter'in cenazesi mi? Abla detay verme ağız kayması mı? Asom'un benzemesi. Ağız kay isim verme anısı var ya. İsim verme anısı var vallahi billahi ya. 2022 geldi aklıma. Amin amin. Gidiyor musunuz? Getireyim ben. Sağ ol Zülker. Hadi Zülker Allah'a emanet ol kardeşim. Allah'a emanet. Görüşürüz Zülk. Vallahi billahi. Amin. İki dolandırıcının arasında abla bir şey yapsaydın ya. Ha? Dilek dileseydin ya. Okluk hala bir iki varsın. Almış saf kadın yanına var ya istediği gibi kullanıyor. Hayır bu ailede bir tek bunlar mutlu onu anlamıyorum. Sahtekar herif. Sahtekar diye yana bak. Dolandırıcılıktan 5 yıl hapis yapmış millet sahtekar diyor. Amenna. Bu dizinin en büyük olayı bu zaten arkadaşlar. Bu dizinin en büyük olayı bütün ahlaksızlar karşısındakine ahlak dağıtıyor. Hayırlı akşamlar. Ya Maruş komutanım Allah kahretmesin. Geldik mi orada mıyız? Ha? Anneciğim. Bunu size aldım. Daha bölümün bitmesine çok var ama. Daha erken demek ki daha şimdi değil. Ne gerek vardı kızım? Ne gerek var? Biraz da su börek var. Bugün Pembe annemle konuştuk. Dertleştik. Birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi anladık. Canım anne. Ah canım benim. Allah ayırmasın vallahi billahi. Ne güzel de dertleştiler. Arada bir de sertleştiler ama olsun. Aramızdaki tatsızlıkları gidermek istedim. Böyle küçük şeylerden kavga etmeyelim. Hı? Ne de olsa siz benim artık tek annemsiniz. Vallahi doğru söylüyor ya. Küçük şeyler abla bunlar yani. Vallahi küçük omuzlara bu kadar şeyler yüklemeyelim abla ya. Küçük şeyler. Fatık'ın amcasıyla yatmak. Bunlar normal mi olarak o zaman abla karşılayacaksınız siz kendi ailenizde? Ya sapık bir aile izleyeceksiniz. Devam edeceksiniz o zaman abla. Hayatım ne güzel düşünmüşsün. Ah canım Fatık'ım benim ya. Bunların yanlarında düşünsene ben hayatımda mesela ilk defa canım Fatık'ım dedim ya. Fatık'ım mesela şu gerizekalı bilinçsiz suratını acıdım o suratına sıçtım bu manyağına ya. Hayatım ne güzel düşünmüşsün. Şuna bak saf saf Allah cezanı vermesin vallahi billahi. Yani eskiden fatıkatokatlı.com'du şimdi vallahi Fatık'ın yanaklarına okça.com'a dönecek ya. Neresi mi? Yanak. Abi. Fatih. Canım. Mustafa'ya sarıl, barışın bakalım gözümün önünde. Küsseydik ki zaten baba. Görelim o zaman, hadi. Olsun, bir daha barışın al. Abi. Evet. Fatih. Anneciğim, hediyenizi açmayacak mısınız? Açalım abla, vallahi billahi. Yakında sen de çok güzel bir hediye alacaksın gibi geldi bana. Bir tane hadi açsana. Ay Fatık'a bak vallahi billahi vay gerizekalı bir hissiz seni ya. Seni parmağında oynatıyor insanlar artık Fatık. Bu ne? Aa kilolu kadın takısı. Kilolu kadın takısı geldi. Amenna ve satlakna. Ya Şafi ya Kafi. Zahmet etmişsin. Afiyet olsun. Durun ben size yardım edeyim. Biz takacağız yani. Ay inanılmaz geliyor bu karı beni. Çok ağır psikopat ya. Statü kuyumculuk. İzninizle. Eyvah. Çıkarmak yok tabii. Çıkarmak yok mu?
Takıyor mu, boğuyor mu? Vallahi kanım çekildi ya. Kanım çekildi ya. Evet. Çok yakıştı anneciğim. Aa, çok yakışmış gerçekten. Teşekkür ederim. Abla sana da çok yakında yakışacak gibi geliyor mor renk çok ama. Ha? Ben gitmem. Ben bitmem. Allah kahretmesin. Bunlar ne yapıyor? Bunlar da hala tavla spor. Ha? Gerizekalı ikili. Çok komik değildi. Bir şey soracağım sana. Sor da espri şaka de mi yapalım? Şaka bir yana. Tamam şaka bir yana. Ya hayır şey, espri de mi? Komikti ya vallahi. Pembe Hanım bir şey mi var? Var abla bir şey mi var sence? Dur yakında patlar biliyorsun ya. Niye sordun? Hayatım şirkette bize çok tuhaf davrandı farkında değil misin? Evet biraz tuhaftı. Ben de fark ettim ama bilmiyorum. Yani hadi tamam biliyoruz bana garezi var. Onu farkındayım zaten de. Gar mı es? Seni çok sever. Ben demek ki bir şey bozuldu. Anlayamıyorum yani. İnsanların ne kadar boş vakti var böyle? Ya biraz eski kafalıdır yengem. Ya eski kadın sonuçta. Boş ver. Eski mi kafa? Sen üstüne alma. Yok canım ben bir şey üstüme almıyorum zaten. Ömür senin yeni kafanı da gördük. Şimdi beni konuşturma anasını satayım. Ha? Gidip gelemedik belki uzun zamandan beri evlendik ettik filan hani. E gerizekalı yanlış yerlere gidip gelirsen olacağı o. Yanlış yerlere gidip gelirsen olacağı o. Ömüş ömüş. Ona buna gömüş. Belki ona bozulmuştur ne bileyim. Eskiden ben çok sık giderdim. Evet. Bilmiyorum ki. Benim yüzümden yani. Senin yüzünden demiyorum ama yengem böyle işte yani. E tamam gitmemiz gerekiyorsa gideriz Ömer. Bence bir gidelim iyi olur. Bence de gidelim Allah. Gidelim de işte yanlış yerlerde yanlış yere gidersen. Şimdi senin annenlere sürekli gidiyoruz. Yanlış kişiler de sana gelir be gerizekalı ya. Belki bunu duydu. Yani bilmiyorum ama. Alıp. Ay, ay eyvah eyvah. Bozulmuş olabilir. Hayatım o benim annem. Ama senin yengen. Annem gibidir. Üzerimde çok emeği var. O senin yengen abla o cümlenin de anısı var ya. O cümlenin de anısı var ya. E tamam yani senin için bu kadar önemliyse gideceğiz hayatım. Ay Allah'ım ne olur yardım et ya Rabbi. Gidelim yani. Yarın ben abimle konuşurum. Bir gün ayarlar gideriz. Yani gitmediyiz gitmeyiz şimdi birden gidesimiz mi geldi? Birden gidesimiz mi geldi şimdi? Tamam bu arada yarın sabah da biz de kahvaltıya gidelim. Nedense birkaç gündür gidesim geldi chat. Yolcudur Abbas. Bağlasan durmasın. Evet. İnşallah güzel geçer seyahat. Umarım. İnşallah usta ya. Kadının gidişi olsun da dönüşü de olsun abla. Ben çünkü yani 3. sezonu Sönmez Teyzesiz çekemem gibi geldi bana chat. 2024-2025 sezonunu onsuz geçiremem gibi geldi ama dur bakalım. Şurada bir yerde duralım. Tamamdır şurada var. Amenna. Karla Seher'cim iyi ki varsın gülüm benim. Şaka. Gerçi biraz daha var kapıya ama. Kapının önüne kadar gitmeyelim annemler. Herhalde abla kapıya. Gel canım sen kapıya. Görür. Hem ne dedik? Ağırdan alıyoruz. Yani ağırdan alıyoruz zaten de bu artık ağır çekim gibi bir durum sanki. Evet. Tamam ama sen nasıl mutlu olursan öyle yapalım. Bu arada harika bir gün geçirdim bugün. Tabii belki de bu sene geçirdiğim en iyi gündü. Benim için de öyle Rüzgar. Lan ya Rabbi ya Resulallah ya. O zaman bu muhteşem gün için teşekkür ederim. Evet. Allah kahretmesin gerçekten öyle bir şey olacak zannettim kusacaktım ya. Allah kahretmesin ya bu bile vallahi billahi kusmuk ya. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Görüşürüz. Sen de... Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyle. Yüzlerim size çok teşekkür ederim. Nereye? Münasebet olmalı mı ileri seviye olandan bahsediyorum. Evlenmeden fiziksel münasebet şimdi ben ona bir yorum yapmayayım ya. Ben ona bir yorum yapmayayım abla. Ben yani arkadaşlar şey değil ki ben ahlak bekçisi değilim ki bana ne anlatayım. Sen nereye? Kim ne yaparsa yapsın arkadaşlar. Bana ne abla? Sultan Gazi'yi izliyorum. Yayın geç geliyor. Ne yapmam lazım? Diyarbakır'dan beter. Yani eve kadar bırakamıyorum. Ben eşlik edeyim. Herkesin ilişki yapısı farklı arkadaşlar. Herkesin ilişkiye bakış açısı farklı. Kim nasıl mutlu oluyor? Olmaz Rüzgar. Bunu tek bir kalıba sokamazsın ki yani. O senin kafamda şey diye düşünürsün onu. Yani eve kadar bırakamıyorum. Ben eşlik edeyim. Senin doğruların vardır. Senin yanlışların vardır. Bunun dini açıdan doğrusu vardır. Ahlaki açıdan doğrusu vardır. Senin hayatına göre doğrusu vardır. Yani orada yani doğru kişiyle birlikte olun inşallah diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Olmaz Rüzgar. Hadi git evine. Tamam sen git ben bakacağım. Tamer çok karanlık sesin demiş. Açayım mı ışığı? Görlin tam. Açayım mı ışığı arkadaşlar? Patlatayım mı ışığı? He? İsterseniz hemen patlatırım ışığı. Chat. Hemen birden ışıklanırız. Işıklanırız. He? Arkadaşlar ışık... Hayır. Ha kapat o zaman. Devam. Devam, devam o zaman. Işıklı iyi diyen var, ışıksız diyen var.
Hayır diyor. Neyse böyle biraz böyle takılalım, açarız bir ara. Gece. Evet. Rüzgar, bunun üstüne siktir olup gidiyorsun izlenim. Anneciğim iyi misin sen? İyiyim oğlum, yok bir şey. İyiyim. Ben iyiyim de hayat kötü diyeceğim ama hayat derken Life abladan bahsetmiyorum. Detay verme. Ne bileyim, öyle bir tuhaf görünüyorsun. Bu arada bu hayat ablanın Life abla olduğu şakası da ilk bizden çıktı. Yani ona Life abla ismini biz taktık. Sağda solda büyük sayfalar böyle Life abla falan kullanıyorsunuz. Zaten hırsızsınız. Bak bir küfür ederim nefes alamasınıza. Özellikle Dıbacım sayfasına sesleniyorum buradan. Dıbacım, aklım fikrin sürekli gümbür gümbür milletin mizahını çalmakla, zengin olmakla gerçekten. Sen bir hırsızsın diyorum, başka da bir şey demiyorum. Yo, öyle. Abdullah'ı görünce Cemre aklıma geldi de. Evet, özledim kuzumu. Tamam anneciğim, senin canını sıktığın şey bu mu? Yarın getiririm ben Cemre'yi. Saniyesinde ya, saniyesinde. Anında çalıyor, anında. Benim eskiden bir tane arkadaşlar Dıbacım tarzında bir mizah sayfam vardı. Oralarda böyle kendime has içerikler, yani kendim üretmiyordum da Dıbacım'ın öyle mesela paylaştığı şeyler falan var ya arkadaşlar şu anda. Sağda solda işte magazinsel mevzular falan ya da o gündemde mesela bir olay patlıyor falan. Ay vallahi çok. Böyle komik şeyler paylaşıyordum arkadaşlar gündemle alakalı. Tak anında, aha bir bakıyorum caption'ına kadar aynı. Ne yapıyorsun abla sen? İyi olur Fatih. Sağ ol yavrum. Evet. Hayırlı akşamlar. İsmi şeydi. Televole Addiction'dı. Televole Addiction. Hayırlı akşamlar. Batman'de yaşayan tercihen bayan olan arkadaşlar. Arkadaşlar Batman'de tercihen bayan var mı? Anladık kızım. Nursema nerede kaldı? Tercihen bayan. Şey, işlerim vardı dışarıda. Çıkmadan önce de babama söylediğim bilgisi vardı. Yok gülüm, durmuyor, kapandı ya Mivrinet'te. Satmıştım ben onu. Onu satıp işte bu eski kamerayı almıştım. Ne işin vardı dışarıda? Şirketle ilgili. Ha sen ev hanımısın, anlamazsın diyorsun bana. Ya ben şimdi öyle bir şey mi söyledim? Abla şirko şirko. Vallahi bence pembe annemin yaptığı işler çok daha zor. Çok daha yoğun. Baksanıza ev her gün tertemiz. Her akşam çok güzel yemekler önümüze konuyor. Ne yapıyor oğlum bu psikopat? Oğlum sen... Vallahi Allah sizi başımızdan eksik etmesin anneciğim. Amin 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 ya. Belanı vermesin, vallahi korkutuyor ya. Amin. Ne yapılmaya çalışılıyor ya? Amin. Amin. Amen. Tutsana kızım. Ben bir üstümü değiştireyim baba, sonra gelirim. Amenna. Evet. İyi hadi git değiş de gel. Cümleten hayırlı akşamlar. Gece o. Şevval'cığım teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben de duayı arayayım, Cemre'yi hazırlasın gelmek için. Hadi hayırlı akşamlar. Hazırlasın canım benim, hazırlasın. Doğa benim hala muhafazakar, muhafazakar diye gördük vallahi muhafazakar. Fatih'i uzun zamandır hiç bu kadar sakin ve huzurlu görmemiştim. Vallahi ben, abla bir şey söyleyeyim mi? Fatih'i uzun zamandır hiç bu kadar sakin ve huzurlu görmemiştim. Yani sanki bu cümleyi bilerek söylemişsin gibi geldi bana ya usta. He? Evet babacığım. Çok şükür çok iyiyiz şu anda. Yani fırtına önce sessizlik gibi geldi bana ama neyse. Hepimiz alacağımız dersleri aldık. Akıllandık. Alacağımızı aldık, vereceğimizi verdik diyorsun. He? Değil mi anneciğim? Öyle evet. Maşallah maşallah. Evet. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Abla sen de yani anasını satayım vallahi billahi yani affedersin de o şimdi yani şey ağzımda şimdi dua edersen olacağı bu. Amin. Evet. Anneanne baksana bütün İtalya ve Güney Fransa sahilleri var. Ay. İtalya mı? Aa vallahi. Abla. Biz size ne güzel şeyler. Gidersem memleketime bol bol selam söyle. Getiririm. Sen bizi düşünme, kendi eğlenmene bak. Evet. Ben sizi düşünmeden olur mu hiç? Olur mu? Bence olur abla. Kapıdan çıktığın anda vallahi billahi var ya hep seni unutursun gibi geldi bana. Biz seni. Evet. Şimdi bu saatte diyecektim. Fatih. Ay Allah cezanı vermesin Fatukko. Vallahi billahi. Ne diye? Emre'yi göreceğim bahanesiyle aramıyorsa ben de çimen değilim. Göreceğiz. Efendim Fatih. Alo ha. Efendim ne dedin Sacide? Doğa nasılsın? İyiyim sen? İyiyim ben de sağ ol. Annem Cemre'yi özledi de yarın gelip alsam diyorum. Özleyen kendi gelsin Amin arkadaş. Ha. Özleyen kendi gelsin Şevval. Tamam gel ama yarın sabahtan işlerim var. Öğleden sonra evde olurum. Ne işin var? Sana ne Fatih? Hakikaten sana ne Fatih ya? Sana ne Allah'ını seversen ya? Musay kremleri süreceğiz belki çakal. İşim var işte. Gelmek istiyorsan öğleden sonra gelirsin. Hadi bay bay. İyi akşamlar. Evet. Amenna. Doğru bildin.
Orası amacım, iyi ki varsın, gülümedim. Yok, ışık daha kötü etkiliyor aslında. Arkadaşlar, ışık insanın gözünü daha kötü yapar. Cemile'yi görmekten başka bahanesi kalmadı. İnşallah ben dönüşümde seni bununla birlikte bulmam. Aman abla. Aman abla, tövbe tövbe. Bak, senin söylediklerin genelde tutuyor. Bu bir spoiler mı? Ne oluyor lan? Allah korusun. Bak, senarist kendi söylemek istediklerini genelde sönmüş teyzeye söyletiyor. Manyak manyak işler, öyle şeyleri kabul etmem. Saçmalamayın. Etmem. Fatih'le ben mi barışacağım? Aman abla, vallahi billahi. Bak, genelde çünkü bu dizide büyük konuşmaların arkasından o konuşmalar gerçekleşiyor, sakın ha. Gel kalbime yatı ya. Üçüncü sezonda öyle bir şey kaldıramam chat. İmkansız. Sakın sakın. Abla, impossible. This is fucking impossible. Neyse, ben kaçtım. Metehan'a söz verdim. Çünkü daha demin arkadaşlar Apo sahnesinde de öyle yaptı. Fatık'ı uzun zamanları sakin görüyorum dedi. Fatık birazdan çıldıracak. O kadarını biliyoruz arkadaşlar. Onu biliyoruz, o bir spoiler değil. Ama bu bir spoiler mesela. Gözünü seveyim, sakın. Sakın. Son kez Umut'u dinlemeye gideceğiz. Dayanamam hocam. Dayanamam. Son kez Umut'u. Allah. Peki son bir üstüm başım alt üst olmuşumu kaldırabilir miyiz, onu bilemedim ya. Ha? Son bir şarkı. Selam söyle. Söylerim. Aleyküm selam fırfır. Bana da söyle de, ben çok yorgunum. Sen iletirsin, gelemeyeceğim. Hı? Size iyi eğlenceler. İletirim. Dikkatle git, tamam mı? Evet. Tamam. Hadi ben kaçtım. Sönmüş teyze, ne dedin o işe? Ha? Görkem'e ne oldu böyle ya? Bilmem. Kafasına saksı düştü herhalde. Saksı mı? Tamam, ne olduysa iyi oldu. Annem daha fazla üzülmesin de. Mustafa. Bak mesela, kafasına saksı düştü de bir spoiler ha. Bir de bunun Mustafa'ya söylenmesi mesela. Bunların hepsi bir spoiler abla. Bunların hepsi bir spoiler chat. Şabalakçım, iyi ki varsın. Ya bu dizinin de öyle bir olayı var arkadaşlar, bunu bunu biliyoruz yani. Şabalak, iyi ki varsın gülüm benim. İptal 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 ya. Sana bir şey soracağım. Sor. Little Apo. Ya lan, ne kadar tatlı lan, maşallah lan chat, vallahi billahi ya. Çocuklar ne kadar tatlı oluyor ya. Şimdi devam edelim abla. Benim bir arkadaşım var. Kim? Ya arkadaşım arkadaşı. Arkadaşın arkadaşı mı? Kim? Ya Mustafa, ne yapacaksın, tanımazsın, boş ver onu. İşte bu kızın tanıdığı kocasını, kocasının amcasıyla aldatıyormuş. O nasıl bir şey abla? Evet abla, vallahi billahi ya. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. O nasıl şey ya? Abla, o nasıl şey? İzle işte, Kızılcık Şerbeti sezon finali diyorum. Başka da bir şey demiyorum abla. Konuşma bunlarla bir daha. Yok, ben tanımıyorum zaten, dedikodu bu. O ne biçim dedikodu? Dedikoduyum şöyle. Bizim ailemizde olsa var ya, cinayet çıkar. Abla ne yapıyorsun, gözünü seveyim. Bak hakikaten senarist şu anda 10 dakikadır spoiler veriyor ha. Niye öyle diyorsun? Mesela bu... Ecrin'ce mi iki varsın? O olay Ömer amcamla Fatih arasında olsa ne olurdu? Göl mü bu Allah? Estağfurullah, Allah'ım yazdıysa bozsun Nilay. Tipi o tipi. Sen Fatih'in ne kadar deli olduğunu görmedin mi? Yeri geliyor gözü beni görmüyor, amcamı mı görecek? Eyvah eyvah, deli deli oldum, dağ taşa sordum. Fatık oturdu divanda. Öldürür diyorsun. Öldürmez mi? Allah kahretmesin. Tövbe de Nilay, ne biçim şeyler anlatıyorsun çocuğun yanında, tövbe de. Tövbe tövbe. Allah. Aşkül Memnu'da öyle bir şey vardı ya. Beşir böyle kafada kuruyordu. Beşir manyağı, ondan anlatmamıştı bütün olayları. Beşir kafada kuruyordu. Adnan Ziyagil arkadaşlar kasadan tabancayı çıkardığı gibi takır takır hepsini vurmaya gidiyordu mesela. Daha sonra o tabancayla Bihter kendini vurdu. Görürsün. Ha, öyle mi? Hı, anne. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah abla, vallahi billahi. Ben de sana bakıyordum, buradaymışsın. İnsan da işte arkadaşlar, bazı gerçekleri başına bela almasın diye söylemiyor. Ne oldu? Saklamak istediğinden değil. İçeride seni biraz tatsız gördüm. İyi misin? Sorun mu var? Abla, tatsız fotoğraflar oldu komple, biliyorsun chat. İyiyim iyiyim, yok bir şey. Öyle yorgunum herhalde. Görkem'le barışmışsınız. Evet abla. Anne. Ya Allah aşkına bir şey söylesene, niye susuyorsun? Bir şey mi oldu? Kızım, yok bir şey. Böyle genel canım sıkkın benim. Dolduralım abla, dolduralım abla. Allah! Şu babanın kahvesini vereyim. Var bir dalga da North Emo. North Emo. Var bir dalga da, çok büyük dalga var abla, ben sana söyleyeyim. Yani o denizdeki dalgadan beter. Anladın sen şakayı. Denizde dalga. Günaydın abla. Bu ne abla? Konser bayağı iyi geçti ya. Konser bayağı... Ha, Umut'u hiç göremedik biz. Umut direkt gitti Çeşme'ye. Umut'u hiç göremedik yani. Evet, bayağı da kalabalıktı. Vay çok... Mr. Hoff, vay be. Vay anasını. Ünlü olunca komple bizi unuttun ha. Sevindim Umut Hanım'ı. Ben de. Söyle. Söyle söyle, çıkar ağzındaki bak be. Çıkart abla falan. Ne oldu? Sen de mi çıkıyorsun dizden? Anlaşılıyor mu? Bir zahmet, ben anlayayım.
Ya tamam bak söyleyeceğim ama ne olur hiç kimseye söyleme çünkü hiç kimse bilmiyor. Ne abla kim bilir ne gene? Gene mi evlendin? Ha? Evlendin mi gene? Ne oldu gene? Dinden mi çıktın? Dine mi girdin? Ne? Vallahi bir Hristiyan mı oldun? Belli olmuyor ki iki haftada bir yeri yeri seni arıyorlar. Ne oldu gene? Tamam kızım anlatmayacağım dedim ya söz söyle. Ben Erasmus'a başvurmuştum ve kabul edildim. Orospus mu? Şey Erasmus nasıl ya? Chat bu 2 yıllık turizm otelcilik kazanmamış mıydı? 2 yıllık turizm otelciler de Erasmus'a gidebiliyor mu? Şaka yapıyorsun. Çok ciddiyim. Çok sevindirici ya. Çok iyi haber bu. Niye söylemiyorsun ki kimseye? Ya ne bileyim. Yani annemin yanında yeni asistan olarak çalışmaya başladım. Okula bağlı. Vallahi bilmiyordum chat. Açık söyleyeyim. Ulan zaten 2 sene okul. Nereye gidiyorsun Erasmus'a? Otur oturduğun yerde ya. Ne işin var Erasmus'ta falan ya? Sanki okula gitmiş gibi hakikaten Suudi Yıldırım. Ya öncesindeki olayları da biliyorsun. Batsu Güyün diyor ki izledin mi abi neyi lan? Böyle biraz uzaklaşmak istemiştim. Şansını denemek istedim oldu. İdilişko diyor ki abi bunu Erasmus'tan izliyorum hayatımın hatası diyor mesela. Şimdi Erasmus var, Erasmus var İdilişko. Kiminin Erasmus'u güzel olur, kiminin Erasmus'u daha orta, kimisi daha az pişmiş. Ya Kıvılcım abla kesin kabul eder. Değişir abla. Zaten ona eğitim olsun biliyorsun onun düşünce sistemini. Oldu bu iş sen rahat ol. Bakma hiç. Ya biliyorum biliyorum da ne bileyim daha söyleyemedim işte. Ben söylemeden sen hiç kimseye söyleme. Evet. Tamam söylemeyeceğim dedim. Vay Erasmus vay. Vay Erasmus vay. Allah herkese çimento şansı versin diyeceğim de. Biz ışıklardan sonra sağ yapalım abi. Evet abla. Bunlar ne yapıyor ben anlamadım ki. Ne yapıyorsunuz onu da anlamadım ki. Vallahi iyice libido killer bir ikili oldunuz ha. Eskiden sizi görünce ne kadar yükselirdik ya. Manyaklaştınız iyice sapıttınız ya. Peki ne olacak abla bunlar 3. sezonda nerede sokacaksın bunları senarist mesela? İyi akşamlar. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldik. Şu ışıklardan döner dönmez ışınlandık buraya galiba. Ne? Hoş bulduk. Gelin bakalım. Umut'un veda sahnesi vardı oradan geliyoruz. Umut'un veda sahnesini keşke bir görseydik abla ya son bir. Ha? Üstüm başım alt üstü olmuşumu son bir kaldırabilir miydik bilmiyorum gerçi de. Ne vedası? Ya Çeşme'de iş almış. Tüm yaz orada olacakmış. Biz de son kez dinleyelim dedik işte. Anladım. Hayırlısı olsun onun için. Evet, son bir defa boynuna sarılıp öpsem, huzuru koklasam ege. İnşallah iyi bir dünya kurar orada kendini. İnşallah abla vallahi. Herkes kendi dünyasında olması gereken yerde. Evet abla, bence şöyle bir şey yapalım abla. Herkes dizden çıksın mesela, sadece Pink ablayı izleyelim mutfakta. Herkes kendi hayatını kursun çünkü siz bir araya gelince sapıtıyorsunuz. Yani böyle ayrı hayatlar kurarsanız belki iyi olursunuz usta. Mekan da size çok yakındı, ben de buraya geleyim dedim. Yarın zaten bize geliyorsunuz. İyi yaptın canım. Çocuklar yarın abimlere yemeğe gidiyoruz malum. Gelmek ister misiniz? Çok büyük. Yok Mete abi, arkadaşlar Çimen zaten diziden çıkıyormuş. İhtimalle sizi çağıracak o yüzden söylüyorum. Çimen zaten diziden çıktı usta. Beni pas geçsek Ömer abi. Pas geçelim seni, bizi zorlama yok. O zaman ben de zorlama yok bölümünde kalayım baba. Gelmeyeyim evet. Ben de. İyi oğlum sen de gelme. Biz gelelim ya, biz gelelim hocam. Beraber gideriz. O zaman sizi... İyi eğlenceler biz odamdayız. Tamam. Tamam çocuklar. Biz bir gelelim çünkü bizim o kaosu görmemiz lazım. Şunlara bak. Ne kadar şanslıyız değil mi? Çok. Yani kardeş olsalar bu kadar iyi anlaşamazlardı. Maşallah. Maşallah abla. Eskiden hiç anlaşamıyorlardı ama ilk zamanlar düşünsene. Bak senaristin yaptığı tek doğru şey bence bu ikisini şiplememesi. Yani Twitter tayfanın o siktir boktan romantizmine kalıp bunları da şipleseydi iyice boku çıkardı abla. Yani iyi ki bunları şiplemedin ya senarist. Canım ilk başlarda normal öyle olması. Yani birazcık da hani kızla erkeklerin de böyle hani kızların erkek arkadaşları normal arkadaş olarak. Erkeklerin de kız arkadaşların olabileceğini görelim yani. İlla herkes zottur zottur aşık olacak diye bir şey yok birbirine. Bakın çıkarmayın. Her şey... Herkes bir kendine gelsin. Gidebiliyorsun. Hayatlarının kaosunu ve olayı da kaçırdı Mete. O da doğru bu arada Şabalak. Yani o davete var ya bilet kesilse biletle gidilir oraya. Ha. Evet. Abla çıkarmıyorsun da. Ha çıkartıyor. Amenna. Çıkarmıyorsun da dediğim anda çıkartıyor. Bu çimento Erasmus'a gelirse olay çıkar. O şükür dedesini pay... Söyle hanım söyle hadi. Oyun dönüyor. Neyi? Karnın ağrıyor bütün gün belli ettin. Yine mi görkem? Yok yok. Ne karnımla konuşacağım kardeş? Kız hediyesini almış, özrünü dilemiş. Sen de ne hediyesini, özrü Allah'ını seversen onun tatlı diline, güzel yüzüne nasıl gerçekten vallahi bile kanıyorsunuz ya. Uzatma artık. Abdullah Bey, sen Ömer'le işleri ayırsan mı acaba? Biliyorsun sayıyor. Abla bence de vallahi billahi ya. Ha nasıl yapsak? Ben bugün şirkete geldim ya. Haluk'u da al yanına, siktir git bence ya. Yusuf da Ömer'le kalsın. Haluk Bey çok şikayetçi.
Ha Haluk, evet abla Haluk. Sen Haluk'la oturup benim kardeşimin dedikodusunu mu yapıyorsun? Abla çok fena mevzu, hapşuracağım ya. Dedikodu dedikodu kuru iftir. Milletin ağzında o... Allah kavallahi, devam edelim abla. Hep beraber, hep beraber inşallah. İkinci hapşuruk çok roleplay'di ya. Çok roleplay'di ya. Yahu karısı... Hep beraber canlarım benim çerçim. Karısının kızı, karısının eski kocası. Herkesi doldurdu şirkete. Ay, herkes birbirine kerkiniyor. Herkes birbirine kerkiniyor. Ay biz ne zaman bu kadar modern olduk? Yani Ömer çok değişti. Modern mi? Artık bizden biri değil o. Valla ne modernliği, Allah'ını seversen senin kocan, senin ex dünürünün bacısından çocuk yapıyor, sen modernlikten bahsediyorsun ya. Sen zaten modernsin. Gayet modernsin sen zaten, ne anlatıyorsun ya? Estağfurullah. Sen bunlara karışma. Ben söyleyeyim be. Sonra üzülmeyelim. Ya neye üzüleceğiz Allah aşkına? Ben kardeşim hangi gerekçeyle, ne sebeple ayıracağım şirketten? Hakkını ver. Kendi işini kursun. Evet. Bizden de uzak olsun. Sen şu dilinin altındaki baklayı bir çıkar bakalım. Abla dilinin altında bakla değil, vallahi billahi bildiğim baklava var ya. Hatta zorlasan oklava var ya. Yok bir şey. Ya artık dünyalarımız farklı. Abla dünyalar hakikaten vallahi billahi, yani evrenler beşe bölündü diyorum sana. Başka da bir şey demiyorum Çet. O Kıvılcım Hanım da otursun, onunla çalışsın. Bizim düzenimizi bozmasın. Ha. Kimsenin düzen bozduğu falan yok. Evet. Ben fikrimi söylüyorum. Benim fikrim beni ilgilendirir. Sen fikrini söyle çocuklar. Benim fikrim beni ilgilendirmez Apo. Bununla ilgili mesela fikrini söyle, ben seni dinleyeyim. Ama işimi karıştırmam, o kadar uzun boylu değil. Abi uzun boylu mu? Bence uzun boylu. Bence o kadar uzun boylu usta. Hatta bence o kadar kısa boylu değil yani, öyle söyleyeyim Çet. Boy. Sen her gün beni şikayet etmeye başladın. Ev halkı bitti. Şimdi sizin kardeşime mi geldi? Hayırlısı Çet, vallahi billahi uyardık demedik ya en azından. Uyarmadık demeyiz en azından. Gel. Çet yalnız bir şey söyleyeceğim ya. Ankara'da başka bir şehir be Çet. Harbiden şu Ankara'nın güzelliğine baksana anasatayım vallahi. Denizi, boğazı. İstanbul'un şurası, pardon. Ankaralılar özür dilerim. Ben İstanbul'un şurası karıştırdım, çok özür dilerim. Ankara çok özür dilerim. Bu şehre güzel. Seviyorum ben bu şehri. Güzel şehir ya. Bırakmam ben bu şehre, bırakmam. Harbiden. Götüne koyma Ankara. Buradan Ankara'ya selamlar. Vallahi Zeynep Işko, iyi ki varsın. Abi bu Ankara sana ne etti? Korona bildi sahil. Ay hayatımızın kararacağı gecenin gündüzü değil mi bu? Gecesi gündüzü ne diye başa dönüyor. Yine mi yoksun, hala saat 3'e geliyor. Eyvah. Biraz. Baba ben bugün işe tekneyle geleceğim, sorun olur mu baba? Geride bekliyorum. Babanlarla gitme. Vallahi kaçıyor. Ne? 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 Ne oldu kızım? Ay baba ben evde... Ay baba ben flörtümü unutmuşum. Şeyimi unutmuşum da. Yapmam gereken bir şeyi unuttum. Siz gitseniz ben arabamla gelsem. Amenna. Suudi Nazı iki varsın. Ağzıma kelebek girdi. Kızım bekleyeyim, seni birlikte gidelim. Ay senin de kızın abi. Hadi be yavrum, devam et kızım ya. Yok abi. Benim uzun süren işim, sen git. Evet. İyi tamam peki. Ağırdan varırken Nursema. Nursema ağırdan oluyor şu anda. Amenna. Evet. Özgeciğim hoş geldin canım benim. Abi iyice vallahi Feriha'ya döndün ya. İyice Feriha'ya döndün abla, kurban olacağım ya. Gel. Ne yaptı, sapık gibi beklemiş mi orada, ne bok yemiş o? Sapık gibi beklemiş mi? Gel. Kediyi de korkuttun, Allah cezanı vermesin. Kedo. Gel canım, gel. Günaydın. Günaydın da bizim... Günaydın da adlı, vallahi billahi kelebek 5 lira atmış, ağzını aç demiş. Güler görebilirdi. İşte o yüzden ağırdan alıyorum. Yani Eminönü'nden almıyorum, buradan alıyorum. Eminönü mü? Ha, Eminönü. Rüzgar bu ağırdan almak mı? Evet.
Yandık biz seninle. Yanalım zaten. Eyvahlar olsun, Allah cezanı vermesin vallahi billahi ya. Zaten yangın yeri ortalık bir gerizekalı. Vallahi billahi zaten havalar sıcak ya. Allah'ım ne olur ya. Şimdi bugün bütün gün görüşmeyeceğiz ya şimdi. Ya sen işe gideceksin, ben de işe gideceğim. O yüzden önden bir kahve içmek istedim. Sonra ayrılırız. Evet. Ama ayrılık da tabii senin anladığın gibi değil. Akşam tekrar görüşmek için ayrılmak gibi. Ah yavrum ya. Bu arada arkadaşlar, Umut diziden çıktıktan sonra Çeşme'de biliyorsunuz şarkıcılık yapmaya başladı. Barlarda falan çalışıyor arkadaşlar. Üstüm başım alt üst olmuşum şarkısını sürekli söylediği için işten kovulmuş diye biliyorum ben arkadaşlar. Umut son zamanlarda arkadaşlar elimizde, dur bakayım. Umut son zamanlarda arkadaşlar şöyle bir şarkı söylüyor diye biliyorum arkadaşlar. Tam emin değilim. Geçenlerde duydum arkadaşlar. Umut'la ilgili bazı bilgiler geldi bana. Gözdeciğim iyi ki varsın. Umut'un son söylediği şarkılar şuralarda bir yerde. Ritim kaçmasın abla. Nerede abla? Tam derman derken fark ettim. Yolun uzun aşığım. Benim gözüm ama yaşlı. Anlatamadım kaçtım. Baştan yazmıştım. Herif suyu kameraya Herif suyu kameraya içirmeye çalıştı. Umut'um arkadaşlar, yani müzik sektöründe de battıktan sonra iyice kafayı sıyırmış diyor Allah. Öyle diyor Allah. Susadım Çeşme'ye. Varmaz olaydı. Umut'un mentalin şuralarda bir yerde olduğu söyleniyor chat. Senin kalbin bana battı. Kalbin attı. Yani Umut son zamanlarda çok da iyi değilmiş diye duyduk chat. Özellikle şu şarkısı arkadaşlar. Özellikle en çok da bu şarkıyı söylüyormuş Tiskiliko. Elini ver, eline sokarım. Kasalarım biter, derdine sıçarım. Umut iyice bitmiş hocam. Yeah. Yeah. Yani Mr. Hop gerçekten müzik sektöründe de susunamadıktan sonra Mr. Hop. Tamam hadi gidelim. Hiç zor bayağı Sezer'im ya. Elini ver, eline sokarım. Gel. Aziz Allah Celle Celaluhu, canım benim, hoş geldin. Kiray Bey, müsait misiniz? Hı? Gel. Ne geldi abla? Efendim, Musay Kremleri'nin Biyaktar'da el altından satıldığı ile ilgili bir bilgi geldi. Aa! Ne diyorsun ya, emin misin? Ya ama Musay Kremleri, sen niye anlaşmalı eczanelere veriyorsun? Her yere ver gitsin. Evet, bizim ekip tespit etmişler. Allah Allah! Tamam, bir araştırın bakayım kim ne zaman ne kadar satmış, ama bugün istiyorum cevabını. Tabii efendim. Onu ben de anlamadım abla. Hani Rüzgar niye Zort diye diziden çıkıyor? Hadi bir tanesi Erasmus'a gitti. Hadi bir tanesi Çeşme'ye gitti. Hayda. Rüzgar nereye gidecek abla? Elini ver, eline... Ablacığım. Ekibe bak, ananı avradını. Vallahi yok yok. İçeride yok yok vallahi billahi. Gemi turundaki sönmez 10 lira atmış. Hoş geldin gülüm benim. Seni çok özleyeceğim. Ay sevilen, yapma böyle. Ah canımın içi sönmüş teyze. Çok fena gitmeden bir spoiler verdin. Bak o böyle altı boş bir cümle değilmiş gibi geldi bana. Döndüğümde seni Fatık'la görmeyeyim cümlesi. Boş bir cümle gibi gelmedi bana, hayırlısı. Ama hiç bu kadar ayrı kalmadık seninle. Sayılı gün çabuk geçer. Amenna. Ve sadakla. Öyle değil mi Sevilay? Sonuçta güzel bir şey için gidiyor. Evet. Ya herkes gidiyor. Sevil Moon niye hala burada? Sektaki zeytinle açma alırken kaybol ya. Hem bu tatil ona çok iyi gelecek. Cemre Tuğ da çıkmıyor inşallah diziden. Arkadaşlar bu arada 3. sezonda zaman atlaması yaşanacak arkadaşlar. Ve bana arkadaşlar, bunu şu anda yeni açıklıyorum arkadaşlar. Kızılcık Şerbeti dizisinden arkadaşlar oyunculuk teklifi geldi. 3. sezonda muhtemelen Cemre Tuğ'u oynayacağım. Hadi gitme vakti, bu kadar duygusallığa gerek yok. Buyurun. 3. sezonda muhtemelen Cemre Tuğ'u ben oynayacağım arkadaşlar. Çocuk oyuncu olarak. Anneciğim, seni resmen gelin gibi uğurluyoruz. Bir daha huzurumuz eksik ama. Söyleyeyim yani. Sancım iyi ki varsın canım benim, bir kişiye abonelik verdiğin için. Bir kişiye abonelik verdiğin için çok teşekkür ederim güzelim benim. Mamma mia, hayırlı olsun. Hadi. Ama ben arkadaşlar küçük Cemre Tuğ'un benden daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. En azından kameraya bakmıyor. Sen biz onu nasıl düşünemedik ya? Elini ver, eline... Hadi gitme vakti, bu kadar duygusallığa gerek yok. Evet. Buyurun. Anneciğim, seni resmen gelin gibi uğurluyoruz. Gelin mi? Bir daha huzurumuz eksik ama. Harbiden biz onu nasıl düşünemedik ya? Evet. Anneciğim bak, her şeyini buraya koydun. Pasaportun, kimliklerin, telefonunu da sen buraya koy. Tamam mı? Dikkatli ol, kaybetme, yanından ayırma. Numaralı... Ah canımın içi sönmüş teyze. Sönmüş teyze, ne olur geri dönersin değil mi? Cemre Tuğ, iyi ki varsın güzelim benim. Geri döneceksin değil mi bunu? Vallahi ya chat, vallahi diye insanın dişleri kamaşıyor ama ya. Ama insanın dişleri kamaşıyor. Bunu böyle kırt kırt yan dişle bile yersin bunu ya. Şunlara bak ya chat, vallahi ne kadar tatlı oluyor çocuklar ya.
Özünü de koydum ablacığım. Tamam canım, param kartlarım da burada zaten. Tamamdır, hadi bakalım. Evet, hadi, hadi gel. Aman bir şey unutsa da bir şey olmaz. Medeniyet olmayan bir yere gitmiyor. Önemli olan pasaportuyla parası. Kendine iyi bak. Ah sönmüş teyze, ah sönmüş. Siktir et, o da geliyor zaten yakında yanına. O da yanına geliyor da sen geri dön. Vallahi sensiz olmaz ya. Botrix artık Selen 17 artık seni Botrix uyarmış ya. Lütfen çok fazla emoji göndermeyin diye. Botrix'ten ilk defa farklı bir uyarı gördüm ya. Botrix senin sıra... Bu arada arkadaşlar Botrix gerizekası dün de yani... Mesela TYT'ye geç kalırsın. Eyvallah amenna. Herif 2 sene de geç kaldı Botrix. 2 sene de geç kaldı. Cemre Toşkakan geldi. Yaka iğnem. Çok özleyeceğim seni ben. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Bu arada arkadaşlar bu yavrum Azerbaycanlıymış. Azerbaycanlılar da çok böyle hakikaten böyle arkadaşlar. Böyle siyah siyah gözlü hakikaten çok oluyor ya. Canım. Maşallah ya. Buradan Azerbaycan'a selamlar. Sevilay'cım. Ben dönene kadar kızlar sana emanet. Ablacığım hiç merak etmesin. Ay Sevil'in sen de bir sektör olma gibi vallahi bile. Senin kızın vardı bir tane. Ne oldu o manyak? Ben. Begüm manyağı. Canım benim. Çakma influencer. Hadi bakalım. Hadi gel anneciğim. Evet daha huzuruna yok ama konvoy var. Anne senin için. Deli kız. Konvoy. Dünyaya konvoy. Evet. Sağ ol Metin. Rica ederim hocam. Sönmüş teyze ülkeyi bir terk etti, ülke karıştı ya. Vallahi ülke karıştı ya, 34 gay ya. Evet. Allah cezanı vermesin, döktüğü suya bak vallahi bile. Tükürseydin arkasından daha iyiydi. Ha? Döktüğü suya bak, zeytinini açma atmadı Allah'tan arkasından. Gel. Elini ver, eline... Peki biz şimdi... Ağırdan almak derken tam olarak ne kastediyoruz ağırdan? Ya babacım sizden olmaz Allah'ını seversen. Ya vallahi olmaz sizin. Saçma salak konuşmayın ya. Bu nasıl bir flörtleşme? Ağırdan alma falan filan saçma salak hareketler ya. Oo, kaç yaşında insanlarız ya. Almakla? Yani bebek adımları. Hah işte ben 8 aylıkken yürümeye başlamışım. Rüzgar. Şükürüme ciddi söylüyorum. Aşırı hareketli bir çocuk olduğum için emeklemeden direkt koşmuşum. Evet. Hiç şaşırmadım. Ya usta aslında ben de isterim emeklemeden koşmayı ama işte hayat yani. Ben de. Tamam. Yani vallahi billahi yani. Konuya dönecek olursak. Evet. Bu ağırdan almak hiç görüşmemek anlamına gelmiyor herhalde. Çünkü şimdi aynı yerde çalışmıyoruz. Kanalda yoksun. Dolayısıyla ben bir şey düşündüm. Ne düşündün? Ne düşündün? Sen düşünme işini azaltalım artık çocuklar ya chat. Amenna. Ben diziden çıkayım. Sen tek başına emekleneceksin ama. Şabalakçım iyi ki varsın. Tövbe estağfurullah. Akşam bana gel. Ananın gözünü tövbe yarabbi ya Resulallah ya. Tövbe yarabbi ya Resulallah ya. Ya saçmalama Rüzgar, olmaz öyle şey. Ya abla sen de hala bunu Allah anasa bu sapık mı ya? Niye, sevgili değil miyiz biz? Amenna. Ya tamam yani sevgiliyiz. Dinozor evrimi iki varsın. Ama olmaz, ben sana gelemem. Biz seninle sadece dışarıda buluşabiliriz. Biz seninle ekmekle tuz gibi, yaz gününde buz gibi. Ona da tamam yani... Akşam yemeği yeriz o zaman dışarıda. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ki şu anda, anlamadım ki. Olur. Ama da her zaman olmaz. Hı? Ve buluştuğumuzda da... onda eve dönmek zorundayım. Babacığım siz anlaşamazsınız ya. Vallahi Yusuf iyiydi ya. Siz anlaşamazsınız, tutmaz ya. Onda mı? Ha? Umursama sen... Hı? Kocaman kadınsın. Saat 10'da... Niye 10'da evde olacaksın sen? Oğlum sen zannediyorsun... Bu beyinsiz zannediyor ki bütün sistem aynı falan zannediyor. Bütün her yerde sistem aynı. Arkadaşlar ben 31 yaşında bütün dünya tarafından tanınan bir yayıncı olarak... ben bile evden çıkarken girerken arkadaşlar tırsıyorum ya. Tırsıyorum ya. Benim kaç yaşında olduğumun bir önemi yok ailemiz. Bu manyak nerede yaşadığımızın farkında mı? Arkadaşlar affedersin. Onlarla yaşadığım müddetçe onların kurallarına uymak zorundayım. Yani öyle... Ben oraya gidiyorum. Bak Nurhan demiş ki çıkamıyoruz demiş. Çık abla, ben niye aile evinden kurtulmak istiyorum zannediyorsunuz? Chat. Çünkü sıkıntından patlıyorum. Yeter Rüzgar. Buraya gidiyorum. Rüzgar şaka mısın ya? Bu akşam şu saatte geleceğim gibi şeyler yok bizde. Ben sana biz farklıyız derken bundan bahsediyordum.
E abla bu daha bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bir de ilişkinin başındayken çıkan farklılıklar bunlar. Evlendikten sonra çok daha değişik farklılıklar ortaya birden hasıl oluyor. Spam oluyor. Ne oldu? Yani şuralarda bir yerdeyiz chat yani. Şuralarda bir yerdeyiz. Çok affedersiniz ama şuralarda bir yerdeyiz ya. Elini ver, eline sokarım, tasalarım biter, derdine sıçarım. Yani senin de derdine hakikaten yani Rüzgar. Mr. Wind, çok özür dileyerek chat. Ben yelkenleri suya mı indiririz? Yo, benim yelkenlerim gayet havada. Ben... Senin yelkenlerinin havada olduğu çok belli. Neyin içine girdiğimi biliyordum. Sadece prosedürü öğrenmek için. Nasılını bilmiyorum ya. Ama neyin içine girdiğini biliyorsun. Eyvallah, amenna da. Bir de bu kadın ileride mesela çoluk çocuk isteyecek belki. Ha, çocuğu olsun ister belki bu kadın. Ya onu da söylemedim bu arada, onu söyleyeyim. Bu arkadaşlar biliyorsunuz tüplü ve öfkeli. O zaman anladığım kadarıyla bir şey istediğimiz zaman izin alacağız. Onlar izin verdiği zaman yapabileceğiz, değil mi? Evet. Yani, öyle diyelim. Ama bu amenna sürekli de olamaz. O zaman da dikkat çeker. Özelici bir iki var. Rüzgar. Yani. Lise yıllarına hoş geldin diyorsun yani. Valla sen hangi yıllara hoş geldin bilmiyorum ama. Bana biraz boş geldin gibi, ne abla? Ben doğduğumdan beri hep bu dönemdeyim. Tamam. Evet. Bir onu bulacağım. Halledeceğiz. Amenna. Bak bir de ben sana bir şey söyleyeyim mi canım benim? Dilan Polat'ı mı çok özledin? İçeri gir. Gülüm benim, isim çok iyi. Hep bu dönemdeyim. Tamam. Bir onu bulacağım. Evet abla. Halledeceğiz. Üzülme de. Üzülmem de. İster üzül ister Allah nasıl satın. Üzülse de ağlasa da benim için tık demez. Üzülmem de. Sen merak etme. Evet. Öyle olur bak öyle el öpmeler falan filan böyle pıt pıt. Bak bu ağırdan almadır mesela. Amenna. Gözlücüm iyi ki varsın. öyle olur öyle olur yani. Ağızdan da olur. Olmaz değil. Ama karşı tarafın ağzı bunu istiyorsa. Karşı tarafın ağzı bunu okeyse olur. İstemezse tık demez. Ben... Değil mi lan? Musay Karam Girokko. Benim aktarı el attım. Spiral tak. Altından krem tedarik eden kişi Nilay Ün almış. Emin misin? Zaten kendi kremi. Numunelerden vermiş. Evet. Oğlum eczanelerde kremden yok. Dolandırılıyor muyuz lan? Girokko. Tamam sen çıkabilirsin sağ ol. Evet. Girokko, girokko, girokko. Kıskım. Amenna. Kuhtacım iki varsın. Ya bilmiyorum belki o ya, sevişmeden de yapabilir belki yani illa. Anne, geri arıyor. Aga bu soğukta oturacağım. Benim Giray. Müsait misin? Ya sana her zaman müsaitim. Kremlerim nasıl gidiyor? Ben de sana onu soracaktım. Nasıl yani? El altından satıyor musun ya kremleri? Satışları bizden daha iyi bilirsin. El altı mı? Seyyar kremci. Yok. Seyyar eczacı. O ne satması? Ben kimseye bir şey satmadım. Numuneleri el altından vermek de satmak sayılır Nilay. Ve bu bir suç. Ne? Suç mu? Evet bak şimdi sen bu kremi bulmuş olabilirsin ama biz Şifacıgil Holding olarak haklarını senden aldık ya. Tamam da canımın içi, eczacı başı. Yavrum benim normal eczanelerde yok. Kendi çatımız altına aldık ya o yüzden böyle kafana göre hareket edemezsin. Çatını ver, çatına sıçarım. Yavrum benim Allah'ını seversen dalga mı geçiyorsun? Eczanelerde mal yok mal. Ya ben sadece reklam yapmak istedim. Bizim buradaki eczane satmayınca bozuldum ben de aktarı verdim. Haklı. Bir şey olmaz değil mi Giray? Aktara, aktara kazanacağız. Olmaz tamam. Yani normalde olurdu ama arada sen olduğun için olmayacak. Çünkü senin niyetinden şüphem yok. Ama bak evet, rica ediyorum. Sakın bir daha böyle bir şey olmasın. Ya Allah'ım efendim eczanelerde mal yok. Çok özür dilerim. Ben sadece satışlar artsın diye el atmak istedim. Tamam. Anladım ben seni ama biz hallederiz. Biz nasıl satacağımızı biliyoruz tamam mı? Evet. Sen karışma. Tamam. Kusura bakma. Allah'a emanet. Bir de bu, yani ben sana bir şey söyleyeyim mi Grokko? Son zamanlarda Musay kremlerine ekstra ihtiyacımız var. Ekstra. Ne? Sebebini sorma. Ne oldu? Söyleyemem. Ya bizim kremlerle ilgili bir durum vardı da onu hallettim. Kurumsallık işine zormuş. Abi chat'i sorsa 15 saniye arkadaşlar şu an. Şu anda aslında ben sana bir şey söyleyeyim. Asıl sol sahnede 15 saniye lazım. Asıl sol sahnede 15 saniye lazım ama. O ayıp. Ne var seçeneklerimiz arasında? Canlarım benim, moderatörlerim, canikolarım. Seçeneklerimiz arasında ne var? 5 saniye, 10, 15 nasıl var, neler var? Şu anda 10 saniyeymiş arkadaşlar. Ben de 15 diyor. Haa kişiden kişiye değişiyor demek ki. Şu anda 10 saniye zaten. Bu yasak. Hakinim elden satsam daha iyi. Şu anda 10 saniye bence okey. Arkadaşlar şu anda 10 okey değil mi? Sizce 10 iyi mi yoksa kaç 10 iyi değil mi arkadaşlar? Aman kötü bir şey olmasın da. Çetçim 10 iyi değil mi şu anda? Yok yok olmaz. 5 mi olsun? Tamam şimdilik 5 olsun. Son sahnede 10 yaparız onu.
Şimdilik 5 mi olsun chat? Giray beni biliyor. O zaman yok 10 olsun. İyi. Ama çok şu anda çünkü kontrol kaçmasın diye öyle yaptılar. Hadi bakalım. Chat 5 mi 10 mu? Arkadaşlar 5 diyenler 5, 10 diyenler 10. Dur bakalım arkadaşlar, çoğunluk ne diyecek, topluluk ne diyecek arkadaşlar. Bakalım ne diyorlar, 5, 5 olsun, 10 olsun, 5, 5 olsun. 5, azal 5 yapalım şimdilik canımın içi moderatörlerim. Çok sonlara doğru 10 yaparız gene abla biliyorsun. Şimdilik 5 yapalım. Ama güvenimi sarstım. Zaten bir de moderatörler şöyle düşünün canlarım benim. Hani siz chat'i daha iyi kontrol edebilmek için mesela süreyi azaltıyorsunuz ya. Mesela chat hızlı akarken arada mesela böyle banlayacağınız kaşmeller varsa hızlıca chat de kaynar gider. Öyle düşünün yani, arkada kalırlar öyle. Ya chat'in hızlı akması daha da iyi olabilir mesela. Ne bileyim hani ya. Üzülme bir şey. Bir de o açıdan bakmak lazım her zaman. Hadi bakalım. O zaman 5 yaptıysak chat. Chat ak! Ama vallahi billahi de asıl. Yükseldim chat. Beni sarstım. Yani ne bileyim hani ya. Üzülme bir şey olmaz. Evet devam edelim chat. Aksın aksın bugün aksın ya. Aksın bugün aksın ya. Ay onca derdimizin içinde bir de bu çıkmasın. Dün yengemle karşılaştın mı? Hı. Bugün aksın abla, bugün de akmayacaksa ne zaman akacak chat? Biraz soğuk davrandı bana. Hani kıvılcıma da öyle. Acaba sen başkalarına sıcak davrandığın için onun sana soğuk davranması çok normal gelmiş olabilir bana şu anda. Baba dedim bir sorun mu var ama çekti gitti. Evet. Yok canım üstünüze alınmayın. Ya çocuklar ya gelinler biri bir şey yapmıştır, ona kızmıştır. Ne bileyim. Bu ara pek gidip gelemiyoruz ya, ondan mı diye düşündüm. İşte sen zamanında gidip gelmeseydin yanlış yerlerde belki de bunlar yaşanmayacaktı ama neyse. Neyse. O olabilir bak. O olabilir bak, neyse. O zaman biz gelelim abi Kıvılcım'la akşam. Hem sorun neymiş oturur çözeriz. Güzel gelin tabii, çocukları da getirin. Evet. Çocukların programı var. Biz Kıvılcım'la geliriz. Eyvah eyvah. Ah gerizekalı çocuklar. Vah gerizekalı çocuklar. Hele çimento salı. Amenna. Herkes... Ya, gitmeden şunu görseydin Kenancığım, iyi ki varsın. Gitmeden şunu görseydin ya. Tek tek problemlerini halletmesi iyi oldu. Görkem sağ olsun pembe elma bir zeytin dalı uzattı. O iyi oldu. Fatih huzurlu görünüyor. Artık pürütü patırtı kaldıracak halim kalmadı. Evet. Tası tarağı toplayıp ben de sönmesenim gibi gemiye atlayıp gitmek istiyorum. Ah o gemide ben de olsaydım. Abla vallahi bence herkes diziden çıksın, tekrar söylüyorum. Bakın çocuklar, canını seven diziden kaçsın, atlasın o gemiye gitsin, biz bir tek Life ablayı izleyelim mutfakta, ben sana söyleyeyim. Alev mi söyledin? Alev mi? Gemi turunu diyorum, alev mi söyledin? Hüseyin ben sana mı? Evet alev. Ya sen durumumuzu biliyorsun artık, onu konuşmaya gerek yok. Evet. Onaylamadığımı da sen biliyorsun zaten. Ben böyle mutluyum. Ama sen böyle mutlusun da sıkıntı var Ansat'ım. Aramızda kalsa kazanacağız. Artık yeni hayatım için doğru zamanı bekliyorum. Evet. Ne doğru zamanmış be abi, bir türlü gelmedi. Acaba bu aralar doğruları yapmadığın için olabilir mi? Ömer artık tartışmayalım olur mu? Ben Alev'in olduğu yerde mutluyum, o yoksa mutsuzum. O kadar. Tamam abi sen bilirsin. Ben de artık bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. Ömüş bence de konuşma ya. Sen konuştukça çünkü sen de batacaksın gibi geliyor bana biliyor musun? Sen konuştukça sen de batarsın gibi geliyor bana biliyor musun? Ne yapacağım ya? Ne yapacağım, bence diziden çıkacaksın ya. Oğlum emin misiniz chat bunun diziden çıktığına ya? Bu çok saçma oldu şu anda bunun çıkması ya. Yani tabii şimdi günün sonunda Kıvılcım'ı aramak lazım. Çünkü Ünal'ları en detaylı tanıyan o. Evet. Ara abi canım. Ben İtalyanım chat, ben espresso içerim. Evet. Efendim Rüzgar. Kıvılcım ne haber? İyi çalışıyorum, sen? İyi bende, ne olsun. Senin iş yerinin yakınlarındayım. Var mı vaktin, bir de yaptığını istersen? Ya abla çok affedersin, çok özür diliyorum arkadaşlar. Çok affedersiniz de bu Kıvılcım abla Rütük'ten gerçekten bu seviye mi bir ceza yedi de bu kadının program sunucuydu? Bu kadın ne güzel sunucuydu, bu kadın o kadar mı kovuldu yani? Kim var senin bu taraflarda? Ya Nursema için gel- O derece mi gerçekten engellendi bu mücanla? Simaya ve iki varsın. Gelmiştim de güzel bir kafe var yakınlarda. Gel orada konuşalım, ben sana konum atarım. Evet. Tamam, geliyorum şimdi. Tamam, araba alma hiç. Zaten yakın, yürüme mesafesi. Ben konum atacağım sana. Tamam, tamam, hadi görüşürüz. Deli çocuk ya. Abla deli çocuk da ne oldu? Çalışıyorduk burada ya son ya. Ha? Çıkıyor musun hayatım? Yok, giriyor. Hayatım, Rüzgar gelmişti. Bir onunla buluşacağım, bir şey konuşacakmış. Evet. Olur. Akşam abimlere yemeğe gideceğiz, ona haber verecektim. Baba gitmesek mi o yemeğe ya? Ay, gitmeden şunu kalbine yaz çiçeğim, çiçeğim. Tamam, bir gidelim. Gitmesek mi chat? Benim de pembe hanımın karın ağrısı neymiş öğrenelim. Ne karın abla, ne karın, Allah'ını seversen komple mide. Bakalım, hadi. Hacı bizde de mide kalmadı ki ya. Kimin eli, kimin götünde belli değil, affedersin chat. Abla espresso makinesi de gelsin de bari ya. Espresso makinesi de gelsin de bari ya. Sönmez hanım da yok.
Siz iki kız ne yapacaksınız tek başınıza? Ya senin de çenen tutulsun be kardeşim. Sanki bu da vallahi billahi ya. Manyak manyak konuşuyor ya. Cemre harap olur. Aşk olsun Fatih. Ben ne güne duruyorum? Ya sen bir sektör git zeytinle açma. Salak salak konuşma. Sevelim onu. Tamam Sevil abla haklısın da. Ya kendi kızına sahip çıkamıyorsun. Gelmiş burada milletin kızına sahip çıkmaya çalışacak. Çakma influencer Begüm. Sen şimdi sabah geliyorsun. Akşam gidiyorsun. Malum. Doğan'ın da artık sevgilisi var. Kızımı ihmal eder diye endişe ediyorum. Ulan manidar manidar konuşma. Vallahi bile elimin tersiyle bir koyacağım şimdi. Fatih. Ha? Sen kafanı bunlarla yorma. Ben neye ne zaman vakit ayıracağımı gayet iyi biliyorum. Hiç. Merak etme. Oğlum bunlar niye iyice? Çocuklar duymasın ki Haluk'la Meltem'e döndü ya. Doğa en azından amcamlara geçir. Ha? Cemre To. De güvendiğim bir amcam var diye. Ne diyor? Doğa en azından amcamlara geçir. Evde güvendiğim bir amcam vardı. Ya Allah'ım ne olur yardım et ya. Ya Severin sen resmen oyun oynuyorsun ya. Resmen oyun oynuyorsun, şaka gibi bir insansın ya. Deli olacağım ya Allah'ım ne olur. Vallahi billahi hayat bitti ya. Hayat bitti ya. Ulan hayat. Fatih bana karışmayı bırak. Daha aynen öyle, dünyanın en kısa fıkrası yan beni. E kızımı görmek istiyorum diyorsun, görüyorsun. Eve götürmek istiyorum, annem nerede görsün diyorsun. E ona da izin veriyorum. Ama sırf seninle olmuyorum diye benim anneliğime laf etmeye ya da kendimi suçlu hissetmeme sebep olmaya çalışma ya lütfen. Ya Doğa bir şey söyleyeceğim bak, üçüncü sezonda. Bak o sönmüş teyzenin dediğini falan, abla gözünü seveyim bak. Ben artık buradan senariste kızmıyorum, ben bizzat Doğa'ya kızıyorum. Doğa. Benim anam muhafazakar. Heh ne oldu gene? Kızımı o adamdan uzak tut. Bu kadar. Oy. Bunu söyleyen de Fatuk'la. Şimdi uyandım hayatım. Bunu söyleyen de Fatuk'ku. Al her şeyi bunun için. Kafayı aman yersin. Şabalakçı mı iyi ki varsın, çizgi film vardı biliyor musun? Seviliyor onu. Saçları benziyor sadece biliyorum. Evet. Hasta. Her şey bitti, bana sahip çıkması kaldı. Abla vallahi billahi ya. Vallahi billahi ya. Amenna. Kendi götüne sahip çıkamıyor. Kendi götüne sahip çıkamayan hiç kimseye sahip çıkamaz Çet. Sen kendi götünü açamamışsın oğlum. Ay. O seven azcım iyi ki varsın. Ya bu kız seni şimdi hediyelere boğuyor. Canım cicimler havada uçuşuyor. Abla ne alaka, ne şip mip yok abla. İptal bunlar Allah'ını seversen. Twitter tayfa kendine gel ya. Bıktım sizin romantizminizden ya. Ya ne olacak şimdi? Bu kız başımıza mı kalacak ya? Hı? Kalmayacak. Yok öyle bir şey. Evet. Bu evden gidecek o kız. Ben o... Nasıl evden gidecek burası? Survivor değil ki arası. Kısmet sulur evi değil ki burası. Arası bir ismini yazalım gönderelim usta. Oğlum zarar görmesin diye doğru yolu bulmaya çalışıyorum. Hı. Anneciğim sen iyi oldun. Evet. Hiç iyi değilim Nilay, hiç iyi değilim. Böyle... Abi, hiç iyi değilsin tabi abla, o ilk bölümden beri belli zaten, ilk geldiği günden belli. Amenna. Ay yüreğimi eller sarıyor da sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. Şeren Hanım çok teşekkür ederim, buradan bütün Azerbaycan'a tekrardan selamlar canlarım benim. Şimdi elimizde bir olay var. Ne bu olayı kimseye anlatabiliyoruz, ne de bu olayı yaparsın evden gönderebiliyoruz. Ay şırfıntı dedi, şırfıntı kesildi. Sanki dersin şırfıntıyı duysaydık ahlakımız bozulacaktı. Ulan adamın amcasıyla yiyişmiş, daha ahlak mı kaldı? Ahlak sükut etti Çet. Ağzıma kelebek girdi. Neyse. Nasıl bir iş bu ya? Vallahi çok sinirlendim. Biraz soğuk su içeceğim ya. Yeah. Elini ver. Eline sokarım. Tasalarım biter. Derdine sıçarım. Kafayı yiyeceğim ya. Şu GIF'in gerçekten bu videoyla bir mükemmel uyumu. Ha? Şu GIF'in şu videoyla mükemmel uyumu. Devam. Yeah. Kızım ben Abdullah Bey'e söylemeyi bilmiyor muyum? Hiç sorma Onur'a 44. Hiç sorma Onur'a 44. Ama... Çet, daha ben inci tanesi Nur. Yağmışım. Erkekler kadınlar gibi sakin düşünemiyorlar. Erkekler kadınlar gibi sakin düşünemiyor mu? Hemen saldırganlaşıyorlar. Olabilir, doğrudur arkadaşlar. Yani böyle bir genelleme yapabiliriz aslında. Amenna. Bu doğru olabilir. Arayasacı bir iki varsın. Kan gövdeyi mi götürsün istiyorsun sen? Abi sıkıntından parlıyoruz videosunu aradım bulamadım, bir kere açabilir bizi. Gülüm benim sıkıntından parlıyoruz, sıkıntından patlıyoruz yazsaydı çıkardı. Peki istemiyorum anne. O zaman susacaksın. Tamam susacağım. Evet. Abdullah Bey arıyor. Abdullah Bey ne diyor Abdullah? Evet. Efendim Abdullah Bey. Pembe Hanım nasılsın? Hamdolsun sen? Bir zararımız yok. Hamdolsun akşam Ömer'le Kıvılcım Hanım yemeğe gelecekler. Ben davet ettim, haberin olsun. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah, son akşam yemeği. Eğer yaza giriyorsak, yaz aylarına girdiysek, Haziran'ın gerçekten başlarındaysak ve herkes aynı evde toplanıyorsa anla ki sıkıntı. Ne diyor anne? Anla ki sıkıntı. Ben. Peki abla bu dizi 4. sezonu görür mü? 3. sezonu. 3'ün üstüne bir de 4 gelir mi? 3. sezonda herhalde evi artık anasını satıp evde herhalde Doktorlar dizisindeki gibi birinin götünde füze patlayacak artık herhalde.
Arasacım iki varsın güzelim benim. Orada mısın? Buradayım, buyur. Duydun mu dediğimi? Duydum, duydum. İyi, gelsinler. Bence de üçte biter gibi geliyor bana ama belli olmaz yani. Bismillah. Evet. Hayırdır anne? Akşam Ömer Kıvılcım Hanım'la yemeğe gelecekmiş. Ne? Niye ki? Aman gelecek günü buldular. Ben bunlara şirkette surat astım ya. Evet. Tutuştu Ömer. Tutuştu mu? İt yıktığı duvarı bilir. Bunlarınki de o misal. Allah. Abla şey gibi düşün, bir de itin en iyi iti olur. Allah'ından bulsun. Ahlaksız. Amin. Yani sonunda Nusema bana evet dedi. Sevindim. Biliyordum zaten. Kılıcım, anlamadığı şeyler var. Strawberry için bir iki varsın canım benim. Çok teşekkür ediyorum abone için. Taktım birinci ayımız kutlu olsun. Mesela el ele tutuşabiliyoruz ama öpüşemiyoruz. Bu arada arkadaşlar kendiniz aboneliği iptal etmezseniz galiba ikinci ay otomatik yeniliyormuş. Aklınızda olsun yani. İkinci ay abone olmak istemiyorsanız eğer iptal edin. Amen. Ya da zırt pırt buluşamıyoruz. Mamma mia iki varsın. Bakar mısın yakışıklı? Buluşmak için izin almamız gerekiyor ki bu iznin bir ayağı daha var. O da şu Nusema kaç yaşında kız, saat 10'dan sonra eve gelemiyor hala. İnanın. Oğlum sen bir şey söyleyeceğim. Sığır böyle bir şey var zaten anasını satayım. Türkiye'de kaç yaşında olursan ol. Yani böyle bir sistem var. Biliyorsun. Allah Allah. Hemen şikayet mi? Asla şikayet değil. Anlamak istemek. Rüzgar bak. Senin Nursema ile yaşayacağın ilişki başkalarıyla yaşadığın ilişkilere benzemeyecek hiçbir zaman. Benzemez abla, daha ciddiyetli bir ilişki arıyorsun şu anda madem öyle. Bir kere Nursema senin evinde kalmayacak. Hiçbir zaman tatile gidemeyeceksiniz. Bir cinsel hayatınız olamayacak. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah abla. Hani dışarıda sarmaş dolaş gezmeyi düşünme bile. Bizim evlenseniz de çocuğunuz olmayacak zaten. Derece mi diyorsun ya? Yani hep söylüyorum da sen bir türlü inanmak istemiyorsun. Kıvılcım hakikaten anlamıyorum. Benim anlamadığım kodları var bu insanların. Yani ben ne istiyorum biliyor musun? Ben sana onu söyleyeyim. Sen de ne yapmam gerektiğini söyle. Evet. Bak ben Nusema'yla istediğim zaman, istediğim yerde, İstediğim yerde cinsellik falan girme oralara. Allah cezanı vermesin yürüyen fıskiye. Bu şekilde olmak istiyorum. Düz, normal iki sevgili. Bu kadar. Olmak mı istiyorsun? Evlenmen gerekiyor o zaman. Ne diyorsun ya? Evlenmeden olmuyor. Allah cezanı vermesin. Oğlum sen hakikaten sığır mısın sen koskoca? Oğlum bu bir de bunun televizyon kanalları falan var. Bu hakikaten gerizekalı ha. Amen. Ailede olmaz Rüzgar. Yağmuruş köyü ki varsın. Bu ailede evlenmeden hiçbir şey olmaz. Oğlum herkesin sistemi farklı. Gerizekalı bunu bir düşün. Sığır. O ailede evlenmeden hiçbir şey olmaz derken olur da. O ailede evlenmeden de bazı şeyler oluyor. Ayrı mevzu. Amen lan ve satlatma. Evlenmeyeceksin herhalde. Evlenebilir ya. Bu belli olmaz ya. Rüzgar. Bak sakın. Bu manyak gözünü karartıp aslında bir şeyler de yapabilir ha. Ya bu çocuk oyuncağı değil. Ama iki gün sonra boşanırlar, ne olacak? Önce... İyice oyuncağa döndü anasatım. Birbirinizi tanıyın lütfen. Geri çık geri çık, yalama oldu anasatım ince. Tamam tamam ya, bakarız. Kahve. Kahve. Bir kahve alır mıyız? Evet. Vallahi ne alaka salatası oldum ya. Ne alaka salatası oldum ya. Gel. Alo. Canım nasılsın? Ne haber lan Musay Kremi? İyiyim. Sana gelmek için hazırlanıyordum sen. Ben de işte yavaş yavaş toparlanıyorum. Çıkacağım ofisten. Evet canım. Eve geçip senin için ellerimle yemek hazırlayacağım. Yemin et. Sen bayağı hamaratsın da. Yani pek sayılmam ama senin için deneyeceğim. Şimdi eve bir şoför gönderiyorum. Seni alacak. Akşam olunca da tekrar eve bırakacak, tamam? Şoför mü? Tamam. Teşekkür ederim. Ne demek? Hadi öpüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. El altından aktara Musay kremleri satacağız galiba Doğan. Benim hala muhafazakar. Evet abi. Peki bir şey söyleyeceğim. O Fatık gerizekalısı. Bütün gerçekleri öğrendikten sonra. Hiç alakası yokken gelip bir de sizi saldırmaya falan kalkmasın manyak. Ha? Alakasız bir sapık olduğu için çünkü. Umut gitti. Annem gitti. Hayat bitti. Abla vallahi billahi ya. Aman. Abla son kale life abla kaldı ya. Hayat bitti demeyelim de. Abla sen de saatten saate şişiyorsun galiba ya. Evet. Ali. Canım. Apo nasılsın? Ya bugün bizim evimizde buluşsak mı? Çok isterdim ama evet. Bu akşam Ömer'le Kıvılcım Hanım bize yemeğe davetti. Çok zor. Ben bu sabah gördüm onları. Bana hiçbir şey söylemediler. Ömer gelince söyledi. Anladım hay Allah. Ne oldu? Ne var? Ya ne bileyim, böyle içim garip bir hüzün kapladı. Allah Allah. Allah, tükenmişlik sendromu olabilir ya. Yani sanki böyle diziden çıkasın var da bahane arıyorsun gibi geldi bana şu anda. Ne? Ömer'le Kıvılcım size mi geliyor? O zaman diziden çıkıyorum. E tamam, biniyorum o zaman. Şimdi annem yok. Umut yok. Belli ki sen de yoksun.
Özat Arda'nın otogara ne kadara gidiyor? 60'da. Tamam çıkıyorum diziden. Ben... Yani millet diziden çıkmaya yer arıyormuş gibi geldi bana. Hep varım canım. Sadece bu gece yok. Niye peki? Ya ne bileyim böyle hamilelikten galiba... Seninle daha çok vakit geçirmek istiyorum. İçimde de garip bir his var. Maybe. Vallahi içimde benim de garip bir his var ya. Neyse. Annelik içgüdüsü mü diyelim, babalık dışgüdüsü mü diyelim bir şey var ama chat. Bilmiyorum böyle sıkıntı gibi bir şey. Öyle canım vesvese yapma. Her şey yolunda, sağlığımız yerinde çok şükür. Evet. Öyle doğru da ne bileyim ya sen bana bakma. Ha unutma lan. Araba muayenede son kontrolleri yapılıyor. Şoför de yarın gelecek. 7/24 evet. Hizmetinde olacak. Hadi inşallah. Araba muayene nesi varmış canım benim? Ünal hastanesine mi yatırdınız? Grip mi olmuş araba? Anladın mı şaka? İnşallah anlamamışsınız. Çok kötüydü çünkü. Apucum ben şoför değil seni istiyorum. Ben de evet. Seni bir tane. Gerçekten o kadar bunaldım ki. Artık beklememeye karar verdim. Bir de sıcaklar da geldi ya. Sen de her gününü anasını beklemeyeceğim diyorsun Kamil. Nasıl yani? Bu geceyi bir atlatalım. Ben bir hanım karşıma alıp konuşacağım. Çocuğumu gizli saklı büyütmek istemiyorum. İşte tamam da Apo'cum yani işin kötü tarafı bu geceyi atlatamayacağız gibi geliyor bana. Yani bu gece çok atlatılacak bir gece değilmiş gibi geliyor bana Çetçim. Hele seni hiç ihmal etmek istemiyorum. Yarın sana geliyorum ve bir daha hiç dönmüyorum Ali. Evet. Apo ne diyorsun? Ne oldu ki birdenbire? Birdenbire olmadı. Çok uzun zamandır düşünüyorum ve artık fedakarlık yapmak istemiyorum. Evet. Ne kendimi, bilhassa ne de seni ihmal etmek istemiyorum. Hadi inşallah usta da yani birden beri hayatımın tüldüm. Gecelerim alt üst olmuşum. Elini ver yoksa eline sokarım. Abla çok kötü aşkım hissediyorum. Aşkım seni çok seviyorum. Aşkım ben de seni çok seviyorum da ben kötü hissediyorum chat ya. Elini ver, eline sokarım. Tasalarım biter, derdine sıçarım. Ya kötü hissediyorum paspanika ya. Yeriz Polat ya. Vallahi kötü hissediyorum ya. Ben de seni. Allah'ım yardım et ya. Amenna. Önceden Nurs. Ay valla alev arkadaşlar. Şimdi birisi diğerinin babasıyla diğeri eksin şanlısı. Allah kahve onları mesela komple unuttum. Bukri'yim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben artık bu dizideki ilişki sarmalını, o ilişki şeysini, şemasını komple mesela kafamdan çıkardım. Çünkü herkesin birbiriyle bağlantısı var. Çünkü mide bulandırıcı bağlantıları var yani. Tabi bu arada Yağmuruşku. Tisigalko'nun şevküsü. Artık yani yazın uzun uzun buradasınız abla. Yazın da artık bahane istemiyorum chat. Ha öyle bir iki gün tatile gidersiniz, bir hafta iki hafta kafa dinlemeye gidiyoruz abi. Ondan sonra geleceğiz derseniz eyvallah amen. Abi kurban bayramı köye gidiyoruz. Eyvallah baş tacı ondan sonra full buradayız chat. Söyleyeyim yani. Efendim Rüzgar. Efendim neden sadece de? Akşam buluşalım mı? Olur. Kaçta? Söz veriyorum saat 10'dan önce evde olacaksın bir kere. Tamam. Evet. Bakıyorum da hiçbir şey unutmuyorsun. Yok unutmam. Bakar mısın yakışık? O zaman ben geldiğimde ararım. Yani yaklaştığımda sen sahile inersin. Alırım seni oradan olur mu? Tamam. Evet. Elimden geleni yapacağım. Amenna. Lütfen gel. Tamam. Söz ver. Söz. Hiç sorma aslında. Rekoriko. Harbiden. Evlenmeden hiçbir şey olmayan aile. Çok öpüyorum. Ben de. Evet. Evet. O ne lan? Bunu sarabiliriz. Bunu sarabiliriz de demek Allah belanı vermesin. Bu şey mi lan bu? Allah cezanı vermesin. Vallahi bir de köpek öldüren oluyor sanki ya. Sarabiliriz dedi ya. Vallahi çıldıracağım ya. Cemre Toğ. Babaannesi Toto. Hoş geldin. Kocu tanesi Toğ. Hoş buldum. Görkem geldi mi? Yok henüz gelmedi. Annem? Mutfakta hazırlık yapıyorlar. Tamamdır sağ ol. Gel. Evet. Ay bir de hazırlık yapıyoruz anne. Olacak iş değil. Hiç sorma abla. Life abla. La 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 la. Bilal sakın. Tamam anne bir şey demedim sustum. Evet. Evet. Biz gel. Arayın cinsellik sınır çizgimiz. Değil babaannesi. Evin kapısından girer girmez öyle biliyor musun anne? Ay 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 babaannesi. Biz ölü suyum gelmiş. Açılım mekanı sahibi bebekse. Açılım mekanı. Babaannesinin gül mü suyu? Abla uzun zamandır yoktu bunlar. Vallahi bile birileri demiş öldü. Amenna. Keşke bir ölseydi biliyorsun ya. Uzun zamandır yoktu bu abla. Yoktu bu babaannesinin inci tanesi, cennet bahçesi, gül suyu falan filan. Özlemiş miyiz? Çok zannetmiyorum. Tırnaksız blubi iki varsın gülüm. Nasılsın seni? Maşallah sana. Biz kokuluğum. Ve gene birkaç saatliğine mi kalacak bizde? Abla amenna ve sattakna. Yok yok anne doğa gelip alana kadar bizim. Ha, iyi bari. Yok yok anne gece kaos bittikten sonra herkes dağılacak. Ondan sonra Eylül'de görüşürüz. Hayat, Zülker hadi mutfak size emanet. Ulan hayat!
Ola hayat. Torunumla vakit geçireceğim. Aa, nasıl adam Medine vardı bir de bir aralar ya. Sen merak... 2022'nin sosyal medya NPC'si de oydu chat. Merak etme abla. Ay. Yani bizim Tisigarko evreninde. 2024'te, 2023-24'te Halil İşkolar'la geçti daha çok. Selman Can, Halil İşko. Uyuyor mu? Halasınla. Şeyhmus. Önceden de o vardı. Çıkı. Uyuyor benim. Ne haber abla? İyidir. Senden? İyi bak. Hazır. Abla ne haber? Nasılsın? Burnun kapıya kısılsın biliyorsun. Amenna. Yıklar ne? Suda Naz ne diyor? Abi bugün kısmet sol videosu yedek kanalıya ana kalmışsın diye. Gülüm çünkü telif yemedi. Baktım telif melif yok. Para kazanması açık. İkinci kanalın para kazanması kapalı çünkü chat. Baktım birinci kanalda telif melif yemiyor. Dedim at gitsin belki millet oradan izler. Hem de biz de arkadaşlar. Yani çorba paramız çıkar dedik abla. Amenna. İyidir. Sen... Daha benden ne behliğin chat? Ehmek parası çıktı daha benden ne behliğin? Niye attım oraya anasatayım? Eğer telif yemezse arada oraya da atarım yani chat. Ne? Yolun da o sırada finalleri bayramdan sonra... Ya bu zaten İrem Nurcu buradan üniversiteleri sesleniyorum. YouTube'cum bu arada bu videoyu da YouTube'a atacağım arkadaşlar. Bunu da ana kanala atacağım bu arada. YouTube'cum ya bu üniversiteleri şaka mı? Amenna. Ya millet gümbür gümbür artık tatile batile gidiyor anasatayım. Nedir bu finaller milaller? Yazın final mi olur? Kızılcık Şerbeti sezon finali verdiyse çoktan okulların bitmiş olması lazımdı. Ya Prodigy'm iyi ki varsın. Neden yedin bilmiyorum. Kaldırabilir miyiz? Ben bir şey yapmadım. Gülüm illaki spoiler vermişsindir ya. Yani bugün arkadaşlar ucundan kıyısından biri spoiler verenler banlanıyor. Sen gene de ismini söyle bir baksınlar. Eğer iyi niyetli olduklarını anlarlarsa belki kaldırırlar. Ne haber abla? Arkadaşlar rica ederim yani spoiler çağrıştırmak bile ban sebebi çünkü hiç izlemedim bak. İyidir. Senden? İyi bak. Hazırlıklar ne? Bir de arkadaşlar bir de işin kötü tarafı. Ya Proli, bak şöyle bir sana şu anda bir fıkra anlatacağım şu anda. Sen mesela şu anda chat'e yazıyormuşsun. Şu anda chat'e yazıyormuşsun ve ban yediğini iddia ediyorsun. Yani chat'e yazdığın sürece nasıl ban yiyebilirsin? Canımın iç kısmı, ciğerimin de biraz köşesi. Ha? Böyle bir şey olma ihtimali var mı sence mantık olarak? Yaz bakayım chat'e. Chat'e yazdığın sürece nasıl ban yiyeceksin? Beynine sıcak mı geçti lan? Şaka, timeout da yememiş ki. Neyse sinirlenmek istemiyorum, devam edelim. Senden? İyi bak. Hazırlıklar. Saf yaproli nerelere gittin sussuz mu döndün? Ban yedim demişsin ama kalbura döndün. Saf yaproli nerelere gittin sussuz mu döndün? Ban yedim demişsin ama fatıka döndün. Devam. Ne? Sakin olun, seksi kalın arkadaşlar. Devam. Artık odaklanalım chat. Çünkü özetaktan otogara birazdan gidiyoruz. Az kaldı. Ömer amcanla Kıvılcım gelecek. Geliyorlar çünkü geliyorlar chat. Vallahi billahi yani. Ne zaman? Hani, ya ne zaman biri düştü işte abla dur dur. Cemre düştü. Ay, akşam. Cemre düştü derken abla Cemre suya düştü yani bahar geldi anlamında. Allah korusun tövbe tövbe. Ben evde olmayacağım anne akşam. Ya abla sen evde ol ya. Abla ne olur sen de evde olmazsan var ya burası var ya yangın yeri. Niye ne oldu? Arkadaşıma söz verdim. Ya bunları... yok yok boş ver gitme. Bu sefer ben de izin vermiyorum Nursema. Bu sefer vallahi gitmene ben de izin vermiyorum. Normalde yarın bu kadar sık boğaz etmeyin derdim kızım da gitmesin bu sefer. Ne olur gitmesin chat. Öncesinden çok ayıp olur. Hangi arkadaşınmış o? Kübra ile buluşacağız da. Misafirlere önce merhaba dersin. Sonra gidersin gideceğin yere. Hadi gel bakalım kusursuz. Ya da bir merhaba da de. Abla merhaba da yani öyle bir selam vereceğiz ki misafirlere. Yani bir daha onun girişi var çıkışı yok ya. Gel gel. Bir de sen oğlum slow modu kapat yok zorluk yok. Sen neyin zorluğunu yaşıyorsun lan? Kamil. Abi slow modu kapat zorluk yaşıyorum diyor. Ne zorluğu yaşıyorsun yavrum benim? Ha? Ne gördün bu evde? Ne yaşadın? Oğlum sen neyin zorluğunu yaşıyorsun? Kafayı yiyeceğim yavrum benim ya. Ne haber lan barbekü? Oğlum senin gözlerin niye böyle kızardı lan? Allah cezanı vermesin. Vallahi bile şeytana dönmüşsün lan. Ha? Vallahi billahi. İspirtolu Kamil. Lan Doğa senin de gözler bir ara uzun bir dönem böyle olmuştu ya. Hatırlıyor musun? Teşekkürler. Evet. Hadi bakalım buyur. Hepsini kendi ellerimle yap. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Buna inanmalı mıyım? Bana güvenmiyor musun? Bilmiyorum. Bakacağız. Evet. Ya Gerokko siktir git gözünü vallahi bile yani. Musay kremleri sunuyor. Amenna. Sansın bir iyi ki varsın gülüm benim. Bir ara prensesine nasıl bakalım yavrum benim? Mantığı var mı sence? Blue TV'de yayınlanan, paralı platformda yayınlanan bir şeyi burada izleme şansımız var mı mantık olarak? Adamın götüne bal atarlar ya. Hmm. Güzel. O ne abla? Patates püresi mi? Bunu da bir tadayım.
arkadaşlar paralı platformlarda yayınlanan Netflix, Blue TV falan buralarda yayınlanan içerikleri izleme şansımız yok. Gerçekten çok iyi. İçeriden evet. Aşağı çıkmayacak değil mi? Ne çıkmayacak? Gerçekten çok iyi. İçeriden aşçı çıkmayacak değil mi? Aşçı mı? Çıkmayacak. Söyledim ya. Hepsini ben yaptım diye. Yenme ne? San Sebastian cheesecake var mı abla? Eline sağlık. Severiz biliyorsun. Artık bir 200 bin abone olsak da bir mutfak videosu çeksek artık chat. Şimdi söyle puanın kaç? Puanım... Benim sana puanım 9 kanka. 10 üzerinden... Oh yeah man! Oh yeah! Bu freestyle miydi kanka? Oh yeah man! 8. 8. 2 puanı nereden kırdın? Abla o yani kimseye de 10 üzerinden 10 vermeyeceksin bu hayatta. Öyle kırdım. Benden tam puan almak öyle kolay değil. Tamam peki. Evet. 8. Benden tam puan almak öyle kolay değil diyorsun. Bundan önce gidiyorsun Fatih'e puan veriyorsun. Ondan çocuk yapıyorsun abla da neyse herkes hata yapar diyelim ne diyelim ya. Doğacım herkes hata yapar diyelim canım benim. Kimsenin de öyle üstüne gitmeyelim yani. Allah kahrübela. Allah. Allah kusacağım galiba. YouTube'cum. Nasılsın taklım? Ya benim buraya ayrı atasım geldi ya. YouTube'cum ben buraya galiba ayrı atacağım artık. Son kalan yarım saati ben ayrı atacağım sana ya. YouTube'cum. Vallahi bile YouTube'a bir selam çakalım chat. Ben buraya ayrı atacağım ya. YouTube'a. Usta. Vallahi bir de şu an birden içimden geldi ya. Ben buraya ayrı atacağım chat. Vallahi billahi. Oha lan chat ben vallahi bile. Bak ben benim oha. Chat şuna bak lan. Lan kasara kasara. Kasır dur. Yap öyle. Dur. Bir dakika oha lan. Şu anda fark ettim dur. Dur. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Aç bakayım. Nerede o? Dur lan dur onu bulsana. Dur lan ne oğlum bir dakika onu bulmam lazım. YouTube'cum. Dur YouTube bunu bulmam lazım bak. YouTube bak tak. Bak YouTube. Yılmaz abi hangi telefonu tutuyor? Milletlerim hepsi bizim. Dur. Hastayım demiş, rapor almış. Çocuklar görüyorsunuz değil mi? Kardeşim bak, benim. Bak görüyor musun? İyi de o pazarı oynatıyorsun. Görüyorsun değil mi? Çocuklar görüyorsunuz değil mi? Ver müziği. Bir dakika. Ha, tak. Ver müziği. Bak sen Mike Tyson diyorsunuz değil mi? Bak yapabilir mi Mike? Ya Mike yapabilir mi chat? Bak abi, tak. Bak. Ne Mike'ı be? Mike kim ya? Mike kim chat? Tak. Devam abla. YouTube'cum bir like, bir yorum. İyi yengecim nasılsın? Bir like, bir yorum. Fatika korum. Allah kahretmesin. Oralardayız abla şu anda. Chat! Bir zararımız yok.